İyi akşamlar. Müzakereye hoş geldiniz. Rüzgar gibi geçen bir haftanın sonunda buradayız, birlikteyiz. İzmir'de Halkların Demokratik Partisi il başkanlığına yönelik silahlı saldırının ardından Diyarbakır'da Adalet ve Kalkınma Partisi'ne yönelik bir saldırı kayda geçti. İkisini bir araya getireceğiz ve biz bu filmi görmüş müydük diye sormamız gerekecek. Başlangıç noktamız burası olacak. Bunun yanında Saadet Partisi'nde kongre tartışması yahut şu açıdan da bakılabilir. Acaba Saadet Partisi hangi ittifaka doğru gidecek? Belki siyaseten cevabını aramamız gereken soru bu gibi görünüyor. Berkin Elvan davasında 8 yıl sonra karar çıktı. Hapis cezası çıktı. Bunun da üstünde duracağız. Ve yeni bir yargı paketi var. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin meclise sunduğu teklifte. Hangi düzenlemeler yer alıyor? Neye yol açar? E neyi getirir neyi götürür ya da bir şeyler götürür mü diye soracağız. Konuklarımız her zaman olduğu gibi İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Profesör İlyas Topsakalla birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, Yeni yayınlar. Akit gazetesi Ankara temsilcisi Hacı Yakışıklı burada Haber Global Ankara stüdyosunda hoş geldiniz. Hoş bulduk iyi yayınlar. Ceza Hukukcusu Profesör Ersan Şen hocam hoş geldiniz hoş ve Korkusuz gazetesi yazarı Barış Yarkadaş arkadaşla birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş sizle. bulduk iyi yayınlar. Başlangıç noktamız iki siyasi partinin e, temsilciliklerine ya da Böyle söylenebilir il başkanlıklarına silahlı saldırı hadisesi. Biz bu filmi görmüş müydük? Aklımızda beliren soru buydu. Barış arkadaşa hemen görebiliriz, dönebiliriz. Biz bu filmi görmüş müydük? Türkiye bunları geride bıraktı mı? Artık ne dersiniz? Şimdi öncelikle HDP İzmir İl Başkanlığı'na yapılan saldırıda hayatını kaybeden ve siyasi bir cinayete kurban giden Deniz Poyraz'a Allah'tan rahmet, sevenlerine, yakınlarına ve partili arkadaşlarına da başsağlığı diliyorum. Annesinin yerine oraya evet, gitmişti. Evet. Şöyle hiçbir suçu yok. Aslında yoktu. HDP İzmir İl Başkanlığında Deniz Poyraz'ın annesi çalışıyor. Fakat annesi ameliyat olduğu için Deniz Poyraz anne sen gitme sen dinlen ben gider bütün işleri yaparım diyor ve hakikaten de kader ağlarını örüyor derler ya tam o anda da işte kader ağlarını örüyor ve saldırgan o gün saat 10.30 sularında HDP İzmir İl Başkanlığı binasına girerek hedef gözetmeden önüne kim çıkarsa öldürme, katletme anlayışıyla girdiği binada sadece Deniz Poyraz'ı görüyor. Önce onu katlediyor, ardından binayı ateşe vermeye çalışıyor ve bir Yangın tüpü var, onu sokağa atıyor. Bu zaten, doğrulandı değil mi? Yani kundaklama girişimi de doğrulandı. Kundaklama girişiminde bulunuyor. Tamam. Çünkü tüpü de zaten camdan aşağı atıyor ve o anda insanlar ne oluyor diye HDP binasına yöneliyorlar ve işte o arada da silah sesleri, onun üzerinde bir e, mermi yağdırıyor binaya. Sonra binanın çatısına çıkıyor ve binanın çatısından da polisler yakalıyorlar. Şimdi burada saldırganın kimliğine baktığınızda saldırganın eski bir sağlık çalışanı olduğu, valilik böyle söylüyor. Valiliğin yaptığı açıklamaya göre söylüyorum. Eski bir sağlık çalışanı olduğu ve işte Suriye'ye görev için gittiği görülüyor. Ama saldırganın hala açık olan, hala kapatılmamış olan ve gözaltına alındığında da saldırganın kendi kimliğinden, kendi hesabından sağdaki soldaki fotoğraflara Instagram'da beğen yapabildiği bir Instagram hesabı var. Ona bakıyorsunuz. Orada bu kişi uzun namlulu silah uzun namlulu filan. silahlarla görev dahilinde olmayan araçları, silahları kullanarak pozlar veriyor, fotoğraflar veriyor Münbiç'te ve daha farklı yerlerde. Sonra da aslında saldırganın bir eyleme niyetlendiğini, ya da saldırgan bir kişiliğinin olduğunu diğer fotoğraflardan da anlıyorsunuz. Ne var diğer fotoğraflarda? Poligonlara gidiyor ve poligonlarda atış talimi yapıyor. Doğru. Ve saldırıdan bir gün önce Instagram'ın hikaye denilen bölümünde küfürlü mesajlar yazarak sizlere kan kusturacağız, vesaire 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 diye yazıyor. Rütük'ten dolayı onları burada okuyamıyorum. Yok lütfen. Şimdi burada dikkat edilmesi gereken iki husus var. Biz bunu geçen akşam sevgili Hacı Yakışıklı ile başka bir televizyon kanalında da tartıştık ama izleyicilerimize bir perspektif sunma açısından yeniden söylemek istiyorum. Bir, saldırgan ya tamamen bireysel olarak bu eylemi yaptı. Çünkü HDP'nin sürekli hedef gösterilmesi, HDP'nin sürekli terörün odağı olduğu yönünde hem siyasetçilerin hem medyanın önemli bir kısmının bu yönde yayın yapması bu kişinin bireysel bir saldırgan olduğu savını güçlendirebilir. Öyledir demiyorum. Sayın Bahçeli öyle düşünmüyor. Örneğin. Şöyle söyleyeceğim. Çünkü gözaltına alındığında verdiği ifadede ben buraya PKK'lılar gelip gittiği için geldim ve bu eylemi yaptım diyor. Hemen ardından da belli ki arkasındaki örgütsel ilişkileri gizlemek amacıyla hiç kimseyle bağlantım yok bunu bireysel olarak yaptım diyor. Bu tabi hocam biraz sonra anlatır. Cezanın indirilmesi için meseleyi örgütten çıkartıp bir hiyerarşik suçtan çıkartıp bireyselleştirmeye çalışan. Sorarız hocamıza. Bunun, bu kişinin bu saldırganın bu katilin doğru söylediğini varsayarsak burada siyasetçilere çok önemli bir görev düş. Nedir o? Çünkü diyor ki saldırgan. Burada PKK'lıların olduğunu düşündüğüm için HDP binasına geldim. Şimdi niye düşünüyor bunu? Çünkü medya ve siyaset sabahtan akşama kadar HDP terör yuvası, HDP'de teröristler barınıyor, HDP'liler terörist, HDP'nin terör örgütüyle bağ var, HDP terör örgütünün talimatlarını uyguluyor diye Yasal bir partiyi Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının denetlediği yasal bir partiyi sürekli hedef gösteriyorlar. Bir gazeteci medya demesin de siyasetçi belki demek daha doğru olur. Hayır, medya da iktidar ne diyorsa medyanın yüzde %90'ı da iktidarın diliyle konuşuyor. Tamam. Yani bizim medyamız iktidardan Birazdan birazdan bir bir birazdan bir alıntı yapacağım tamam, bu arada. Iki, Sizin söylediğinizi doğrulayan bir al, bir diğer alıntı kısmına, yapacağım. Bu saldırı tam anlamıyla örgütlü bir saldırı da olabilir. Tamam. Neyi amaçlar? Şunu. Bakın organize suç örgütü lideri Sedat Peker bir süre önce dedi ki Türkiye'yi karıştırmak, toplumu sokağa dökmek ve toplumda çatışma çıkartmak için Cem evlerine yönelik saldırılar olacak. Bu videonun ardından Sedat Peker'in bu açıklamalarının ardından bazı Cem evi yöneticileri Sedat Peker'i doğruladılar ve Emniyet İstihbarat Şube bize saldırı olacağı yönünde bazı bilgiler verdiler ve bizi uyardılar diye açıklama yaptılar. Peki. Burada belli ki bu katil ve birlikte hareket ettiği güçler cemevi odaklı tuzak deşifre olduğu için planlarını revize ettiler ve tıpkı cemevlerine yapılacak bir saldırıda ortaya çıkabilecek bir derin sarsıntıyı tetikleyebilecek Kürt-Türk -Türk kavgasını alevlendirebilecek bir eyleme giriştiler. Yani ben ikincisinin yani bu saldırının organize organize bir saldırı olduğunu organize bir saldırı olduğunu düşünüyorum. Niye? Çünkü saldırgan açık bir şekilde çalışma yapmış. HDP'nin binasını bulmuş. Gitmiş silah eğitimi almış. Kursa e, silah yazılmış. Silah ruhsatı almış binaya rahatlıkla girmiş, binadan işte bir şekilde çıkmış. Oradaki bir İngilizce kursuna kayıt yaptırmış. Binaya rahat girmek çıkmak için yani bunun için size birilerinin destek vermesi, lojistik destek vermesi, para desteği vermesi, bir güvence vermesi gerekir. Umarım bu cinayet bireysel bir saldırıyla sınırlı kalır. Eğer örgütlü, organize bir saldırıysa işte o zaman Türkiye Gerçekten ciddi anlamda bir tehdit ve saldırı altındadır. Son söz olarak şunu söyleyeyim, arkadaşlarımızı daha fazla bekletmeyeyim. Tamam. Burada siyasete düşen görev şudur. İktidara düşen görev bir, şiddet dilini, nefret dilini, hedef gösterme dilini bir kere bir kenara bırakacak. İki, iktidarın elindeki istihbarat olanaklarıyla bu eylemlere giren, girmeyi düşünen, girmeye tevessül eden kimler varsa... Onları, Onlar tespit edilip engellenecek, enterne edilecek, açığa çıkarılacak, yargı önüne gönderilecek ve Türkiye bu kanlı tuzağı boşa çıkarmış olacak. Biz şu an bir kanlı tuzağın içindeyiz. AKP Diyarbakır saldırısıyla ilgili de şunu söyleyeyim. Yani hani zamanlama hani, açısından karşılıklı gibi görünüyor şöyle, ama yani hani bunu söylerken bile temkinli olmamız gerekiyor elbette. Şöyle, Diyarbakır'ın Hani ilçesinde bir saldırı gerçekleşti evet. AKP ilçe binasına. Evet. Ee, Tabi orada bir gariplik var, bir saçmalık var. Ee, AKP ilçe yöneticisi Ali Bari'nin yeğeni gözaltına alındı. Saldırganlardan birinin ilçe yöneticisinin öz yeğeni olduğu ortaya çıktı. Şimdi bu nedir? Bir aile meselesi midir? Yoksa Başka bir şey mi vardır? Yeğeni olmasına rağmen saldırgan bir terör örgütüne mensup mudur? Bunu bilmiyoruz. Sanırım bir iki gün sonra... Bu ortaya çıkar. HDP'ye yapılan saldırıyı da, AKP ilçe binasına yapılan saldırıyı da her ne amaçla yapılmış olursa olsun aynı şiddette kınıyorum. Peki. Buradan muhalefete de bir çağrı yapıyorum. Muhalefet de bu saldırıların karşısında dik durmalıdır, yan yana durmalıdır. İktidar ise Türkiye'yi yönetme sorumluluğuyla hareket etmeli, provokasyonlara zemin yaratacak söylemlerden vazgeçmedi. Herkes açıklama yaptı zaten ve herkes sağ Çok geç yaptı Sayın Cumhurbaşkanı. Sayın Cumhurbaşkanı bugün konuştu. Halbuki Sayın Cumhurbaşkanı Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı olarak saldırı olduğu an bunu güçlü bir şekilde kınamalı, belki de gerekirse İzmir'e giderek bir birlik beraberlik mesajı vermeli ve ben herkesin Cumhurbaşkanıyım mesajını orada vermeliydi. Mesela İçişleri Bakanı Süleyman Soylu şu ana kadar bakın saat şu anda 20.52. Saldırının üstünden 4 gün geçti. Hala bir açıklama da yapmadı, bir kınama mesajı da yayınlamadı. Orada masum gencecik bir kız, annesinin yerine işe giden bir kız hayatını kaybetti. İçişleri Bakanının çıkıp bu saldırıyı mutlaka ve mutlaka kınaması gerekirdi. Bunu da bir eksiklik olarak görüyorum. Peki duruyor. Cumhurbaşkanı'nı işaret ettiniz ama bütün siyasi partilerden iktidar ve muhalefet kim olursa olsun herkes kınadı bu saldırıyı. Bir dili işaret etmiştiniz Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması. Bugün Antalya'da yaptığı konuşmadan alıntıdır. Bunlar diyor adı millet olan illet ittifakıyla bir şeyler yapıyor. Kimler bunlar ittifak halindeler? PKK terör örgütüyle ittifak halindeler. Dağdaki teröristlerle bir ve beraber olanlarla benim milletimin yol vermesi mümkün değil. Antalya'dan tüm milletime sesleniyorum. Dağdaki teröristlerle yan yana olan, omuz omuza olan, onlarla beraber bu ülkede bir şeyler yapacağını söyleyenlere inanıyor musunuz diye soruyor bizim Mehmetçiğimize kurşun sıkanlarla siz beraber olabilecek misiniz? Onlara oy verecek misiniz? Salondan oraya çıkmaz ama şu anda bu salonda olmayan milletimize sesleniyorum. CHP'li, İyi Partili kardeşlerime sesleniyorum. Biz bu yolda milletin sesiyiz. Bu yolda böyle çıktık. Yapacağımız çok şey var. Bu yatırımların hedef kitlesi bir otel açılışındaydı Sayın Cumhurbaşkanı. Milletimizin ta kendisi. Bunların adı Millet İttifakı ama bunların milletle bir alakası yok. Bunlar zillet zillet diyor Cumhurbaşkanı Sayın ama işte Dayı bu Erdoğan. bu söylem devam ettiği sürece Türkiye ne yazık ki provokasyonlara her zaman açık hale gelir. Yani bu ve buna benzer söylemlerin mi etkili olduğum düşünüyorsunuz? E, tabii ki bakın yani HDP'nin sürekli hedef gösterilmesi, oradaki oy veren 6 milyon insanın adeta potansiyel terörist olarak lanse edilmesi bunların tamamı bu tür siyasi cinayetlerin ne yazık ki zeminli yaratan söylemler haline geliyor. Hı. Belki niyet onunla başlamıyor. Niyet ama o sonuç partiyi, böyle hayır, niyet o partiyi marjinal hale getirmek, o partiyi bir anlamda siyaseten etkisiz hale getirmek olarak ifade edilebilir ama sonuç olarak işte manyağın biri ya da örgütlü bir e, çetenin üyesi çıkıyor. Efendim burada PKK'lılar var diyor gidip HDP binasını rahatlıkla tarayabiliyor. Bu bir de değil. Daha önce Mersin binası bombalandı. Adana binası bombalandı. Doğru, doğru. 10 Ekim katliamı yaşandı. Tam 7 Haziran 1 Kasım seçimleri arasında. Yani Türkiye'nin bu kanlı tuzağı boşa çıkarması lazım. Peki. Biz Orta Doğu'da ki Orta Doğu'dayız bir kısmımız. Orta Doğu kültürüyle de çok iç içeyiz. Orta Doğu ülkelerinden Türkiye'yi ayıran en önemli özelliklerden birine her koşulda sandık kurabilmemiz. Her koşulda halkın iradesini, milletin iradesini sandığa yansıtabilmemiz, bu özelliğimizi hiçbir şekilde kaybetmememiz lazım. Sandıktan kim çıkarsa çıksın mevcut meşru partiler içinde. O yüzden bu tür tehlikeli söylemler Türkiye'yi bambaşka bir yere götürür. İktidarın da daha sağduyulu, daha sorumlu davranması gerekir. Peki teşekkür ederim. Tehlikeli söylem sözümüzü tırnak içinde not ettik. Bakalım Ersan Şen hocam bu iki saldırıyı nasıl değerlendirir? Neticede Türkiye Cumhuriyeti'nde 80 öncesinde de 80 sonrasında bazı zamanlarda bu tür e, insanlara yönelik veya siyasi partilere ya da işte biraz önce eee Sayın arkadaşın söylediği gibi insanların toplandığı yerlere dönük saldırılar oldu. Ne yazık ki. Heh, e, öyle. Şimdi Öncelikle başsağlığı dileklerimi iletmek istiyorum. Evet. Ee, hakikaten kabulü mümkün olmayan bir hadise. Ee, yapılması gereken elbette eğer sayın arkadaşın söylediği gibi olayın arkası varsa başka destekçisi, planlayıcısı varsa e, bunun ortaya çıkarılması yoksa tasarlamanın olduğu ortada. Yani Türk evet. Ceza Kanunu 82. Tabii tasarlama bizde planı soğukkanlılıkla icra etmedir. Yani bir suç işleme iradesini ortaya koyacaksınız. Onda sebat edeceksiniz. Vazgeçmeyeceksiniz. Soğukkanlılıkla planlamanın birleşmesidir. Bahse konu olay basına yansıdı ve burada biraz önce sen arkadaşın anlattığı şekilde olmuşsa biz buna Türk Ceza Kanunu 82. maddesinin birinci fıkrasında A bendi kapsamında tasarlamak suretiyle insan öldürme suçu kapsamında değerlendiririz. Yani iddia olarak şu anda böyle değerlendirilir. Onun arkasında işte başka güç var yok, o ile alakalı, yardım etmeyle ilgili bir konu. Ee, tabii biz tahminlerden konuşarak böyle bir iddiayı ortaya koymak yerine yapılacak etkin bir soruşturmayla hakikaten o kişinin HTS kayıtları, bazı sinyal bilgileri, tüm bu hususlar, e, elektronik posta yazışmaları, bunların hepsinin arkasına bakılmak suretiyle bu işin maddi hakikatin, ortaya çıkarılması gerektiğini düşünüyorum. Ha şu söylenir bundan vazgeçmeyecektir siyaset ve maalesef bizde bir kutuplaşma, kamplaşma oluyor ister istemez. Uzun süredir bu e, siyasi parti yani HDP üzerinde, Halkların Demokratik Partisi üzerinde e, kimisi eğer eleştiriyi haklı, kimisi aşırı haddini aşan, eee sertti de geçen işte terörist kavramanın terör kavramının çokça kullanıldığı tartışmalar yaşandı. Şu anda biliyorsunuz Anayasa Mahkemesi'nde <laughs> ciddi bir dava var ve davanın e, en azından iddianame aşamasında kabule doğru gittiği anlaşılıyor Raportörün Raporlar böyle. Raporu işte. bu yönde. Ben bu saatte zaten Anayasa Mahkemesi'nin e, yeni bir şey bulabilmesi mümkün değil. Eski eksiklikle ilgili giderilmesini istediği hususlar tamamlanmışsa Kısa süre içerisinde bu davanın görülüp bitirilmesi lazım. Yani işin e, tabii nereye varacağını Anayasa Mahkemesi'nin 15 üyesi belirleyecek. En az 10 üyesinin. 15'te e, 10'a ihtiyacımız var değil Efendim? mi? Yani e, 15'te 10. <laughs> evet temelli kapatılma veya hazine yardımının kısmen ya da daimi olarak kesilmesiyle alakalı e, başka bir değişikliğe gidilmezse. Peki az evvel bir alıntı Anayasada. yaptık. Yani Barış arkadaş da onu söylemişti. Bu dilin de etkili olduğunu düşünüyor musunuz? E şimdi Bu ve buna benzer hadiselerde. Türkiye Cumhuriyeti'nde siyasetin, dilinin tek başına buna etkili olduğunu düşünmüyorum ben. Çünkü yaşadığımız özellikle kısmen Irak'ta ve Suriye'de Türkiye Cumhuriyeti'nin ciddi sorunları var. Ve oraya gönderdiğimiz insanlar, kamu görevlileri olabilir, askerler, özel harekatçılar. Bunların tabii buna... Biraz Vietnam sendromu diyerek dünya tarihinde yer edinmiştir. Bu insanları bizim mutlaka döndüklerinde geçirme ihtimalleri bulunan travmalara karşı psikiyatrik ve psikolojik destekle psikiyatrik tedavi altına almamız gerekiyor. Çünkü bu insanlar orada zor şartlarda ülke savunması için bulunuyorlar ve sürekli gündeme gelen bir PKK-PYD terör yapılanmasına karşı Türkiye Cumhuriyeti'nin hakikaten ee, çok ciddi bir güvenlik sorunu yaşadığı ortamda ee, özdeşleştirebiliyorlar öyle söyleyeyim size ve dönüşlerinde o kaldıkları etkinin üzerlerinde bu psikolojik bir mesele ben tabii bu tahmin sadece evet. daha ziyade benzediğini kişinin e, taksiden inişi evveliyatına bakılır ben sadece gördüklerimi söylüyorum yürüyüşe evet yani bir e, vatan kurtarma veya işte neyse o kendisine onun misyon edinmesi ihtimali var. Benim tavsiyem, biz bunu hep yaparız, söyleriz de, bu tür zor şartlarda bulunan, teröre karşı bulunmuş, yurt içinde yurt dışında, işte uzağa gönderilmiş, Libya'da olabilir, Afganistan'da, başka yerlerde Türkiye Cumhuriyeti'nin silahlı kuvvetlerinin mensubu veya destek kuvveti olarak gönderilen veya sağlık çalışanı olarak gönderilen ama orada meseleyi özdeşleştiren kendisiyle bu insanların dönüşlerinde mutlaka takip edilmeleri gerektiğini, izlenmeleri gerektiğini, sosyal medya etkinliklerinin en azından yakından takip edilmesi gerektiğini söylüyorum ki dünyada bunun özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde çok fazla örneği vardır biliyorsunuz. Irak'ta, yani Irak'tan aynen orada bireysel silahlanma çok fazladır. Burada silah ruhsatı ile ilgili bir konu geçti. Onu ifade etmek istiyorum. Geçici ruhsatlanma zannediyorum bizim bahsettiğimiz ruhsatlanma 6136 sayılı kanun çerçevesinde değil. Türkiye Cumhuriyeti'nde e, o 6136 sayılı kanun çerçevesinde olan e, bildiğimiz tabancanın çok ötesinde etkin e, silahların çok daha kolay ruhsatlandırılabildiğini görüyoruz. Bunların takibi de zor. E, baktığınızda efendim işte bir pompal tüfek diyorsunuz. Ee, ama e, edinebilmem yani, ama. ama öldürücü etkisi yaralayıcı etkisinin çok daha şiddetli olduğunu görebiliyoruz Türkiye Cumhuriyeti'nde zaten bir bireysel silahlanma sorunu vardı yani bu 15 Temmuz'dan önce de vardı 15 Temmuz'dan sonra da oldu ee, ama özellikle sınırlarımızın maalesef kolay silah teminine imkan verdiği özellikle 911 kilometrelik suriye hattı ciddi bir boşluk oradan gelip gidenler sürekli içeriye akış ki Türkiye'de bu tip silahları üretebilmede sadece hani bilinen sanayisiyle değil de yeraltıyla da etkin bir memleket maalesef dolayısıyla ben şöyle toparlamak istiyorum bir defa gereği yapılacaktır. Siyasilerden az söylediler çok söylediler. bizim oturup burada insanları efendim sükunete suhulete e, davet etmemiz elbette anlamlıdır ama yine yine herkes, herkes yine zaten. Siya yani. siyasetçilerimiz maalesef e, hali hazırda bakıyorsunuz en son e, muhalefet partilerinden bir genel başkanın açıklaması son derece talihsiz oldu bence. E, meseleyi alıp oradan işte 10 milyon avroya getirip bunun çözümü 10 bin dolara getirip onun çözümü İzmir'deki silahlı saldırının faillerine bilmesi konusunda zannediyorum öyle bir açıklamayı gördüm. Biraz daha açarsanız ee, kimi kastettik? Yani isim zikretmek Yok ederim hayır zaten zannediyorum yani. Sayın Kılıçdaroğlu'nun böyle bir açıklamasını gördüm. Hmm. Ee, ama umarım yanılmıyorumdur evet, o kadarıyla. Evet. E şimdi bunlar e, e, isabetli açıklamalar değil. Onunla kastedilen şu esasında. Tabii İçişleri Bakanlığı zannediyorum hedef almak istedi orada ama ee, biraz önce Sayın Yarkadaş da onu ifade etti dedi. Şu ana kadar İçişleri Bakanı'ndan herhangi bir açıklama yok. Bu tabii talihsiz en azından. En azından kınamasını, en azından orayı ziyaret etmiyorsanız bunu göstermesi gerekti Çünkü orada hakikaten masum bir insan hayatını kaybetti ve yapılan saldırının e, hukuken, ahlaken, hiçbir şekilde kabulü mümkün değil. Toplumsal tepkimizi ortaya koymamız gerekiyor. Başka yani çaremiz ben... yok. Çünkü benzer hadiselerin devam etme ihtimali. Şöyle söyleyeyim. Hukuk devleti, biz kırık pencere metoduna inanan ceza okuşlarıyız. Hı. Yani küçüğünü en ufak çapta durdur ki büyüğünün oluşmasını, olmasını engelle. Yani bir kişinin camı dahi kırılsa, onun mutlaka devlet hesabını hukuk devlet olarak sorar. Bunu ortaya çıkar. Yani bunun üzerine bunun üzerine örtmez. Hatta e, orada talihsiz bazı karşılaştırmalar yapıldı işte Boğaz içine müdahalede gözaltına alınma biçimine bakın bir de buraya bakın onlar doğru değil. Polisin orada polisin orada müdahalesini hepimiz gördük, seyrettik. E, olması gereken o. Yani eğer birileri farklı yapıyorsa, hatalı yapıyorsa ee, tabii bunun doğruluğunu etkilemez ama e, bizim elbette bu tür hadiselere müdahalelerde çifte standlarda da sebebiyet vermeden. ilk başta polisin müdahalesi görüldüğünde e, bazı kişiler şey demişti yani sanki misafir edilerek dışarıya çıkarılıyor. Değil, şey. değil. Siz, öyle, siz de gördüğünüz ne düşünüyorsunuz öyle, hocam? Öyle bir yani, benim müdahalede gördüğüm... abicim abicim ismin ne demesi hı, Gördüğüm uygun olmamış. Ben sadece şöyle gördüğüm anı ifade ediyorum polis etkisi hale getirmeye çalışıyor. Biz şunla alışıyorsak yanlış saldıracak, vuracak, dövecek insanlar hemen şunu gündeme getiriyor. Bir başka siyasi parti olsaydı ona yönelik böyle bir bir an için saldırı gerçekleşseydi sizin müdahaleniz bu şekilde mi olurdu? Yanlış. Yani doğru bu. Eğer öbürü farklıysa veya bunda farklı onda farklı uygulama içine giriyorsanız Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli sorunu olan çifte standartı iddiasıyla hocam, hitap, karşı karşıya Hocam hitap ki. eleştirildi biraz ama. Biraz. Hitap evet. Hitap abicim demesi. Ama. Polisin orada. O da biraz tahmin yani, yani, yani hepsi olabilir. kalmadı. Bakın, üzerinde bomba olabilir, başka bir şey olabilir. Her şey olabilir. Onun kutsadığı veya onun e, e, fiiline destek verdiği anlamına gelmez. Zaten insanların en büyük hatası bu. Kamu görevlilerimizde de var. Yargı mensubu. Ben yargı mensubu olabilirim. Benim görüşüm olabilir. İnancım olabilir takım tutabilirim, siyasi parti tutabilirim. Ama oraya çıktığım anda o görevi ifa etmeye, görevden kaynaklanan yetkileri kullanmaya başladığımda onlarla benim hiçbir özdeşleştirilecek tarafım kalmaz. Bitti. Buna siz içsel, sübjektif tarafsızlık dersiniz. Kamu görevlisi de bu şekilde hareket etmek zorundadır. Kamu görevlerinin amirleri de bu şekilde harekete o insanları yönlendirmelidir. Peki, teşekkür ederim hocam. Bu arada Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun değerlendirmesine atıfta bulunulmuştu. Alıntıdır, bütünü değil. Elbette açıklama uzun ama CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu saldırıyı lanetliyorum dedi. E, HDP'ye yönelik saldırının ardından Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabında bir açıklama yapıyor. Ve saldırıyı lanetlediğini belirtip bu senaryoyu daha önce yaşadık. Bu kez e, halkımız yutmaz ifadesini kullanıyor. Uyarıyorum diyor. Kimse bu provokasyonlardan, kışkırtmalardan medet ummasın diyor. Diyor. HDP İzmir il binasına yapılan saldırıyı lanetliyorum. Hayatını kaybeden Deniz Poyraz'a Allah'tan rahmet. Ailesine başsağlığı diliyorum. Bu senaryoyu daha önce yaşadık. Bu kez halkımız yutmaz. Uyarıyorum kimse bu provokasyonlardan medet ummasın. Bakalım bu olaylar ileride hangi videonun konusu olacak diyor. Burada anlaşıldığı kadarıyla ben bir, bir cümle daha tamamlamak Selahat istiyorum. Bekere bir Eksik kalan bir usuda daha hocam, Bunu söylerken. Buyurun, lütfen. tabii vefat eden kızımızın babasının ayısını anlıyorum. Fakat yaptığı açıklama son derece talihsiz, yakışık kalmadı. Yani kullandığı kavramlar ve Türkiye Cumhuriyeti devletini hedef göstermesi doğru açıklamalar değil. Biz bu ülkenin yurttaşlarıyız. Bu ülkenin vatandaşlarıyız, Türk vatandaşlarıyız. Acısı yani da büyük. Bakır. Hiç kimse, tarafından. şimdi buna biz asla müsaade etmeyiz. Ben size şöyle. Yani orada bir kavram kullanıyor. İşte şuranın kızıdır. Efendim işte tanklarıyla böyle bir dünya yok. Orası Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Burada herkes eşit. Hepimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin evlatlarıyız. Türk vatandaşlarıyız. Bu devlete, bu memlekete bir sıkıntı gelecekse bu hepimizin sıkıntısı olacaktır. Yani bundan siz şöyle bir sonuç çıkaramazsınız. Efendim işte şuranın kızıdır, böyle bir ayrıştırmaya girmek konuşmak biz buna müsaade etmeyiz. Bunlardan da kimse kendisine bir acıdır anlıyorum ama e, bu tür konuşmaları yapmak da e, hep zaten bu samimiyet dili sorun oldu yani siz bir taraftan efendim işte siyasetin sert dilini üstü bunu ortaya koyarken herkes kendisine de Öyle bir bakmalı yani. bakın söyleyeyim size yani e, hep mağdur kendisini göstermek değil bu en ufak bir mesele olduğunda Kalkıp Kürdistan'ı dile getirmek, kalkıp Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni bir düşman devlet edasıyla nitelendirmek kimsenin haddine değil söyleyeyim size. Peki. Kimsenin haddine değil. Devlete kızabilirsiniz bakın. Devleti idare edenlere kızabilirsiniz. Hatalarını söyleyebilirsiniz. Eleştirebilirsiniz. Ama bundan çıkıp da farklı bir kavram üzerinden gelip bu olayı değerlendirdiğinizde e, bu vatan için herkes evlatlarını vermiş bugüne kadar. Evet, evet. Biz de e, bu ülkenin binlerce, on binlerce evladının tarihte e, bu topraklara, bu memleket, bu devlet için şehit düştüğünü gördük. Yani Peki. neticede e, herkes e, acısını yaşayacak. Biz katkı sağlayacağız, destek olacağız. Ona yapılan hepimize yapılmıştır Ama diyeceğiz. Acı Ama acı da olsa beyanatlara dikkat edin. Öyle bir, durum, öyle bir, öyle bir dünya yok. Türkiye Cumhuriyeti devletinin birliğine, beraberine, bütünlüğüne bu millete, memlekete söz söylediğin anda kimsenin artık orada hiç kimse kimseyi tanımaz. Peki Öyle hocam? Böyle dünya yok. Bu tespitinizi not düştük. Bakalım Hacı Yakışıklı nasıl değerlendirecek bu iki partiye yönelik olan saldırıyı. Teşekkür ediyorum. Ve beraberinde peşinden gelen açıklamaları. İki partinin saldırısı birbirine muadil değil tabii. Şimdi, muadil olduğu için söylemiyorum peş peşe geldiği için. Yok söyleyeyim. sanki birbirini karşılaymış gibi değil. Çünkü ee, sanki öyle bir şey öyle söylemedik dedi zaten öyle bir şey görmek de istemeyiz. Doğruyu söylemek isterse, yani çünkü hani bir, birisi bir şey yaptı öbürü ona Siz cevap dediğiniz diye o oraya gelmek ben... orası tehlikeli tamam. bir yer değil mi? Ee, tabii yani. ki. Yani dediğim de o zaten birbirinin karşılığı dediğiniz zaman bir siyasi parti diğer siyasi partiye saldırıyormuş anlamı çıkabilir. Siz o anlamda tabii ki söylemezsiniz. Yok hayır biliyorum. Hayır, niyetimiz bu. Tabii ki biliyorum niyetinizi ama Öyle dediğimiz zaman birileri siyaset, siyaset birbirine mi gidiyor? Hayır. Ortada bir cinayet var. var. Bu bir cinayettir. Bir kız öldürülmüştür. Ee, ben bunun cinayet olmadığını söyleyen bir tane siyasetçi de görmedim. Hatta bir vatandaş bile görmedim ya. İyi oldu, güzel oldu. Bu cinayet değildir, hak etti Hayır diyene, efendim bir cinayet için kim nasıl böyle bir şey söyleyebilir? Diyebilir canım. Yok efendim yani. Efendim nasıl olmasın? Şimdi birazdan söylerim ben kimlerin ne dediğini. Birazdan örneklerim. Hangi cinayetlere ses çıkarılmadığını bu ülkede hangi cinayetler için susulduğunu, kınama yapılmadığını birazdan söyleyeyim. Ancak ben bunun en başta başlıyorum. Bu bir cinayettir, kesinlikle. Bunun bir cinayet olması HDP'yi aklamaz. Yani HDP'yi de biz aklayacak burada değiliz. Ee, Sapla samanı karıştırmamak gerekiyor. Karıştırmamak yani gerekiyor. Sözlerinizden yeterli. onu anlıyorum. Tabii yani, ki. Tamam. Bir cinayet Bakın, ayrı bir şey. Şimdi şu var, HDP'nin PKK ile ilişkisini biz görüyoruz. Eleştiriyoruz ancak... Onun için de Anayasa yani, Mahkemesi'ni bekleyelim. İşte Erhan Bey... <laughs> Öyle değil mi ama yani? Cümlelerimi bir tamamlayın da şimdi her cümlede... <laughs> kusura bakmayın. Kusura bakmayın ne olur. Ama buyurun, her cümlede buyurun, girdi buyurun, mi... Buyurun. Kusura bakmayın. E, e, tamam buyurun, estağfurullah buyurun. yok. Buyurun. Şimdi e, bakın biz hukuk etrafında kenetlenmeliyiz. Ben kusura bakmasınlar HDP etrafında kenetlenmek zorunda değilim. Bu olaydan dolayı HDP'yi savunmak zorunda değilim. HDP'nin teröre verdiği desteği de görmemezlikten gelecek değilim. Bunu bir kenara koyuyoruz. Ancak HDP'ye saldırıyı da asla kabul etmem. HDP binalarına saldırıyı, camlarının kırılmasını, oradaki insanlara zarar verilmesini asla kabul etmem. Bunlar birbirinden ayrıdır. Bizim karşı olduğumuz şey terördür ve PKK terörüdür. PKK ile silahlı olarak mücadele edilir. Eğer bu kız eline silah almış askerimize sıkıyor olsaydı etkisiz hale getirilen terörist noktasına gelir ve legalleşirdi olay. Ancak bu bir siyasi partinin içinde olduğu için legal olmaktan çıkmış, illegale dönüşmüş ve cinayete dönüşmüştür. Niye PKK'lılar öldürüldüğü zaman cinayet demiyoruz? Çünkü onlar katiller sürüsü olduğu için insanları öldürmeye çalışıyorlar. Etkisiz hale getirildi diyoruz. Bu kız siyaset yapıyor. Yani HDP'ye dava açabilirsiniz. Anayasa Mahkemesi'ne gidebilirsiniz. Dava açılmasına karşı çıkabilirsiniz veya destekleyebilirsiniz ki Avrupa'da olsaydı HDP 40 defa kapatılmıştı. Bunu da çok iyi biliyoruz. HDP'yi hukuk içinde değerlendirmek lazım. PKK'yı da silah içerisinde, emniyet içerisinde ve askeri güçler içerisinde değerlendirmek lazım. Bu ikisi birbirinden farklı. Şimdi burada efendim siz HDP'ye e, terörle ilişkilendirirseniz gider birisi de öldürür. Bugüne kadar HDP'ye topyekün Sistematik bir saldırı oldu mu böyle? olmadı. Peki sistematik bir saldırı olursa devlet buna karşı durur mu? Duracağını biliyoruz ki Diyarbakır il binasının önünde 200'den fazla aile çocukları PKK Ev, tarafından kaçırılmış acılı 200'den fazla aile durmasına rağmen HDP Diyarbakır il binasını Türkiye Cumhuriyeti'nin polisleri korumaktadır. Ve o binaya il başkanları o ailelerin yanında girip çıkmaktadır. Burnu bile kanamıyor. Yani kanamasında zaten. HDP ile mücadele bu şekilde yapılır. Biz asla bunu demiyoruz. Ee, Tabi HDP tarafına baktığınız zaman bakın biz çok rahat bir şekilde bunun bir cinayet olduğunu söylerken siz diyorsunuz ya cinayet olduğunu söylememek mümkün mü? Ya Yasin Börü öldürüldüğü zaman Sınavı saldırı gidiyor. işte bizim onlarla farkımız şu toplumun onlarla farkı şu Yasin Börü öldürüldüğü zaman esnafımız direğe asılıp PKK tarafından infaz edildiği zaman biz de bunların cinayet olduğunu, kınanması gerektiğini söylüyoruz. Fakat HDP bir türlü bunu kınayamıyor. PKK'nın terör örgütü olduğunu söyleyemiyor. Buna da benim dikkat çekmem gerekiyor. Ben bunu söylüyorum diye de kimse HDP binasını basmıyor zaten. Bir katil var ortada. Bu kişi katildir. Arkasında bir örgüt var mıdır? Arkasındaki örgütün varsa bile siyasi bir örgüt olduğunu düşünmüyorum. Kim arkasında? AK hmm. Parti mi var? Ee... Arkasında MHP mi var? Hayır. Varsa arkasında yine bir terör örgütü vardır diye şahsi olarak düşünüyorum. Çünkü daha henüz ortaya çıkmış bir şey yok. Varsa eğer Efendim, bir terör örgütüdür diyorsunuz. Varsa, varsa eğer, eğer bir terör örgütüdür diye düşünüyorum. Tamam, peki. Yani PKK olabilir bu kişinin arkasında. Başka bir şey olabilir. FETÖ olabilir bu kişinin arkasında. Veya örgüt de olmayabilir. Münferit de olabilir. Ama, Ama eğer varsa budur diyorsunuz. Budur. Siyaset tamam. değildir. Hı hı. Katilin arkasında ben bir siyasi partinin duracağını zannetmiyorum. Bir kişi arkasına CHP amblemini alsa, veya daha farklı antenler alsa, ondan sonra gitse kendini bir yerde patlatsa. CHP cinayet işledi mi diyeceğiz? Demememiz gerekiyor. Demememiz gerekiyor. Peki bu kişi MHP işareti yaptığı zaman, Bozkurt işareti yaptığı zaman MHP mi yaptı diyeceğiz? Elbette hayır. Çok yanlış. Sayın Bahçeli gereken cevabı verdi Tabii zaten ki. yazılı. Tabii ki. Ya açıklaması. gereken cevabı verdi, evet. açıkladı. Cumhurbaşkanının sözcüleri, parti sözcüleri ilk andan itibaren açık ben daha bir tane siyasetçi görmedim. Yani bu olayı meşrudur, bu olay meşrudur diyen bir siyasetçi görmedim. Ancak yine Kaşıyan'ın da HDP olduğunu söylemek isterim. E, nereden yola çıkıyor? Nereden bu yola çıktığımı da hemen söyleyeyim. Hüda Kaya. Peki. HDP milletvekili. Daha olayın üzerinden 2 evet, evet. saat mi geçti? 3 saat dakika, mi geçti? On daha kızın 10 dakika mı? 10 dakika sonra. Evet. Bakayım. Daha kızcağızın kanı kurumadan. Çok kısa ya. Dakika önemli değil. Çok kısa. Daha kı ilk yorumlar Hüda Kaya'dan geldi diyeyim yani. Daha yak bir kızcağız öldürülmüş. Evet. Terörist değil bu kız. HDP'yi sevmiyorum ben. Terörle ilişkili diye düşünüyorum. Gidin saldırın da demiyorum. Saldıracağını bilsem ben o katilde etkisiz hale getirmeye çalışırım bizzat. Hüdakaya çıktı. O katil var ya Sadat tarafından eğitim gördü. Suriye'de eğitildi. Yani devlet etti, getirdi, saldırttı dedi Hüdakaya. Kim? HDP'nin milletvekili. Böyle bir şey kışkırtmadır işte Kaya'nın yaptığı. Efendim Ailesi içeri alınmadı genç kızın dediler. Ailesi içeri alınmadı. HDP'nin içine alınmadı ailesi. Ya İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptı. Okumadınız mı? İlk saatlerde açıklamasını yaptı ve dedi ki olay yerinde gerekli önlemler alınmıştır. Bütün deliller koruma altına alınmıştır dedi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı olayın üzerinde duracaklarını söyledi. Aileyi niye içeri alsın ya? Delilleri araştırıyorlar henüz adam pencereyi kırmış, camı kırmış, bir şey mi düşürdü, bir şey mi baktı? Yok, orasaya ben güvenlik kordonuna alındı. Tabii ki, Biliyoruz, aile zaten tabii yani. ki içeri alınamaz bu durumda. Mecburen. Bu açıklamalarda hemen Mithat Sancar'ın açıklamasına geliyorum. Mitat Sancar'da iktidarı ve kışkırtıcıları sorumlu diyor. HDP söylüyor, öyle Eş Genel Başkanı. Evet. Ki ben eş Genel Başkanlık neyse onu da tam çözemedim. İktidar bu saldırının iktidar. Efendim e, kanunla yeri var diyor kanun hocam. Yani yani ben çözemedim. Çözüm sürecinde çıkarttı. Çözüm, çıkarttılar. çözüm evet, sürecinde çıkarttı. Evet çözüm süreci HDP Kadın ve PKK'nın ihanetiyle olabilir. biten de bir süreç oldu. Peki. İktidar bu saldırının sorumlusudur dedi Mithat Sancar. E i̇ktidar iktidar değil, bu saldırıyı İktidar, kınar iktidar ki, ve kışkırtıcılar diyor. Evet iktidar bu saldırının diyor. sorumlusudur veya kışkırtıcılar olsun. Ha, onu da ekliyor yani. Tabii. O ve bu diyor. Çatışma ortamını tahrik eden iktidar bundan sonra işlenecek benzer cinayetlerin sorumlusudur. Hı, hı Bundan sonra niye benzer cinayet işlensin? Bugüne kadar benzer cinayetler mi işlendi? O açıklamanın devamı ya. yani devam ediyor. Devam kadar canım olur. İktidar açıklamalar İktidarın Küçük için ortağı diyor, da bu saldırıda sorumlusudur dedi. Hı hı. İktidar kaos planlarını devreye soktu. İktidar kaos planı. Bir katil belki meczuptur, Planlamıştır. Bilmiyoruz. şu bilmiyoruz, bilmiyoruz işte. Şey Bilmediğimiz yani. için. Nasıl oluyor da iktidar kaos planını devreye soktu diyorsunuz. Bunu bir kaos planı. 84 milyonluk Türkiye'de bizim de lanetlediğimiz e, ve karşı çıktığımız bir kişi. Tanımıyoruz da zaten o kişiyi de. Çıkıyor cinayet. ister aklı başında olsun ister meczup olsun ne olursa olsun biz bu cinayeti kabul etmiyoruz. Ya cinayet diyoruz. Ama çıkıyor HDP'nin genel başkanı. Kaos planları devreye girdi. Ve HDP etrafında kenetlenin diyor. Ben o yüzden söyledim. HDP etrafında değil, hukuk etrafında kenetlenir. Peki. O kızcağızın ailesinin de hukukunu, babası da evet kötü sözler söylemiştir. Hı hı. Ama o bile Ersan o kötü Ersan Şen'e katılıyorum orada ben. Ama ekstra bir şey babasının o sözleri bile bunun cinayet olduğu gerçeğini değiştirmez. Bu bir cinayettir bu, sonuna bu, bu. kadar. Tabii ki. Bu Şimdi Kemal saldırdı. Kılıçdaroğlu silahını tam olarak eğlendir. şöyle söyledi. Ersan Şen'e katılıyorum orada evet. sıkıntı yok. Soruşturma açmazsanız. Hı daha çok provokasyonlarla karşı karşıya kalacak ülkemiz. Bakalım. Sancar'la aynı şeyi söyledi. Yani Mithat Sancar, HDP eş genel başkanı ile ben öyle anladım yani. Anlamayan varsa o ayrı. Ben şahsi mu yapıyorum. Daha çok provokasyonla karşı karşıya kalacak ülkemiz. Ya niye ülkemizi provokasyonlarla karşı karşıya gelecek bir yer haline getirmeye çalışıyorsunuz? Peki. Yani bir tehlike görmüş olamaz hemen mı bunu söyleyeyim. söylerken? Bu yani... tehlike nereden gelebilir? AK Parti'den mi MHP'den mi siyasetten mi gelir bu İçeriden tehlike? İçeriden mi dışarıdan mı Yoksa mi? bu tehlike yani. bu tehlike devletten mi gelir daha açık söyleyeyim? Bu tehlike devletten mi gelir yoksa terör örgütlerinden mi gelir? Çok net cevabını vereyim. Şu anki 2021 devletinden hiçbir tehlike gelmeyeceğini düşünüyorum. Peki. Gelecekse terör örgütlerinden gelir. Peki. PKK'dan gelir. FETÖ'den gelir, DHKPC'den gelir, MLKP'den gelir. Peki. Bu örgütlerden gelir ki bu örgütlerin hala içerilerde yapılanmaların olduğunu biliyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içinden de hala FETÖ üyeleri çıkıyor. Savcılara soracağını soruda diyerek Sayın Şen'in belirttiği o olayı tuttu buraya bağladı ve işi tamamen siyasallaştırdı. Şimdi toparlarsak lütfen. Toparlayayım tabii ki. İlyas hocamı bekletiyorum uzun tamam, zamandır. Tamam ben hemen toparlıyorum. Şimdi MHP ve AK Parti bu işi sahiplenmedi. İktidarı savunma adına söylemiyorum. Hı. Sahiplenmedi. Güzel oldu. İyi oldu. Fakat bu işi sahiplenmediğinden kastım. CHP'nin yani cinayete sahipli. Yani Kim cinayet sahiplendi? olduğunu söyledi. Hı hı. İşte o sorunuzun cevabı. Hı hı. Ya İstanbul İl Başkanı CHP'nin Canan Kaftancıoğlu bir terör örgütü üyesine Sakine Cansız'dan bahsediyorum. Terör örgütü üyesi değil mi Sakine Cansız? Ele başlarından birisi. Sakine Cansız'a komutan diyor. Ama farklı olaydı. Ya Hayır Arınç, bir saniye. Komutan demedi ya. Komutan yani. diyor. Komutan evet, demedi. soruyorlar diyorlar farklı, ki zaman bir saniye Canan Kaftancıoğlu'na rağmen Canan Kaftancıoğlu'na Ya arkadaş e demedi şimdi demediği bir şeyden niye kadın... Canan Kaftancıoğlu da diyor ki... Evet o tweet'i ben attım ama diyor. Ama şimdi dedi o ki tweet. elma ile armut Hayır ya, olaylar öyle destek olayları vermeyse teröre destek yani, verme böyledir. Hacı şimdi, olayları karıştırıyorsun. Şimdi, ben iki dakikayla süremi bitireyim özür sonra bak, bak, Özür dilerim ama bak şimdi bak. Çok özür dilerim ben de şunu mi? söylemek zorundayım. Canan, cinayete cinayet Hacı cinayet diyeceksiniz. Bak Canan Kaftancıoğlu'nun PKK'nın cinayetine cinayet ayrı cinayet olay, diyemiyorsunuz. Ayrı olay ayrı örnek. Yani Hani e, onları bir araya getirmeyelim Orada de işte şu olay üzerinde cinayet kalalım diyor. mümkünse. Burada iş, ya Yasin Börü'nü niye HDP'ye tutup da ya PKK niye böyle yapıyor? PKK niye bu cinayetler işliyor sözünü bir kere duyabildiniz? Hacı Canan Kaftancıoğlu bu, bu kızın sakine cansızla ilgili ne Muhabili söylediyse diyorum. Bülent Tarınç da aynısını söyledi. Hilal Kaplan da aynısını söyledi. Çifte standart Onlar yapma. Onlar çıksın konuşsun. Hayır Çifte aynısını söylemediler. Yapmayın. Olaylar bir, asıl birbirine siz karıştırıyorsunuz. Ya karıştırıyorsun bari. işte. Benim o başka bir mesele şey, Ne bu ben Beni özellikle. affedin. Mümkün olduğu kadar bu çerçevenin içerisinde. Hayır tamam yani, yani, bu çerçevenin geçmişe içerisinde. Geçmişe gidersek çünkü. Arkadaş sakine, sakine, sakin e cansızla, Cana kapancı e, cansızın öldürülmesinin Hayır. ardından. Gülen ilgili bir Bülent Tarınç'ın yaptığı tamam. konuşmaya bak. Mekakayla ilgili bir sözden bahsediyor. Bülent Tarınç'ın yaptığı konuşmaya bak. Bu vahşi bir cinayettir diyor. Eskiye gidersek. Sayın Bahçeli AK Parti ile ilgili neler söyledi. Sayın Numan Kurtulmuş şu anda AK Parti'nin içinde ama geçmişte. Yani bununla bunu bir araya getirirsek o zaman çerçevemiz çok geniştir. Halbuki öğretmen <laughs> çok şehit özür olmadı mı? Buyurun. Halbuki öğretmen şehit olmadı mı? Elbette. Cinayet işlemedi mi bunu öldürenler? HDP'ler niye bu bir cinayettir demediler? Biz HDP'nin içindeki bir kız için tanımıyoruz, etmiyoruz, ideolojisini, yaşantısını hiçbir şeyini bilmiyorum. Ama cinayet işlenmiştir, bir insan öldürülmüştür diyorum. Niye Halbuki öğretmen için bir tane HDP'li çıkıp da bu bir cinayettir demiyor? Buna gelince nefret dili oluyor daha. Yani biz HDP bunu kullanmayınca barış dili oluyor. Biz HDP yahu sen de buna bir cinayet de dediğimiz zaman nefret dili mi kullanmış oluyoruz? Olmaz efendim olmaz. Ben buna itiraz ederim efendim. Evet. Fotoğraflarla, Instagram hesaplarıyla geçin bunu. Çok kolaydır. İnsanlar hemen örgüte yamarsınız şak diye. Hemen anında. Çerçeveyi değiştir hop. Koy arkaya CHP amblemi, MHP amblemi, AK Parti amblemi, İYİ Parti amblemi. Git birisini vur İYİ Partililer öldürttü mü? Olmaz. Bunu bir geçelim. Onun onu polis araştırsın. Ha, Bu en güzeli polis araştıracak. O polisin işi. İşi kriminalleştirirsek olmaz. O onun dayısının, amcasının, oğlunun, kuzeninin bilmem polisin işi bunlar. Biz bunun cinayet olduğunu Sence biliyoruz. Sence yeterince araştırıldı mı peki? Araştır. Daha dün işlendi cinayet. Üniversite, üniversite gözaltına alınanlar 4 gün tutuluyor. HDP'ye cinayet işleyen 24 saatte tutuklanıyor. Söylüyorsunuz Barış Bey. Katilin sözleri referans değildir. Bir katil var karşınızda. Ben PKK'lı var zannettim. Ya sen katilsin. Senin sözünü mü referans alacağım ben? Peki. Ne zaman bu ülkede katillerin sözü referans alındı ya? Katil ya karşınızdaki. O yüzden ben şunu gördüm, bunu gördüm, saptır. Örgüt üyesi değilim. Sen dur hele. Benim Söz, polisim var. Sözleriniz beni bir başka yere götürüyor ama bu program içerisinde zamanımızın... Götürdüğü yeri yere... söyleyebilirsiniz. Yok yani mesela Sedat Peker'in söylediklerini ciddiye alalım mı almayalım mı? Onu yani... da isterseniz Sedat Peker Ayrıca mevzusunu çok net konuşurum. Ayrıca ben her şeyi konuşabilirim. Hiç e, şey e, elbette, elbette biliyorum onun için. Hacı bu o videoları videolar üzerinde... izlemediği için konuşmaz. Hı. Konuşurum. konuşurum. <gülüyor> <gülüyor> Bak, Toparlayabilirsek <laughs> toparlıyorum İlyas hemen. hocama geçeceğim. Teşekkür ediyorum. HDP'ye laf ederseniz böyle olur. Yanlış. HDP'ye laf etme yok. HDP şu anda... Hukuki olarak e, yargılanıyor. HDP'lilerin de terörle arasına mesafe koymadığı ortada. Ve işlenen e, şeyleri PKK'nın cinayetlerine, terörizmine terörizm dememektedir. Demedim. Bunu söylemek evet. demek eşittir. HDP'lileri vurun demek olamaz. Bu bir gerçekliktir. Ortadaki bir gerçekliktir. Evet. O yüzden kimse bizim Hd bir katil üzerinden HDP'yi aklama girişimine Uğraşmasından. Hmm. O kız da bu ülkenin vatandaşıydı. Katilde cezasını çekecek. Ve fakat siyasette daha sert söylemler de var sevgili Hacı Yakışıklı. Yani, Peker dediniz. İşte ne bileyim şu Peker parti çıkıyor. eşittir PKK. İşte şu parti eşittir şöyle filan. Çok net söyleyeyim. Şu parti ya da şu ittifak Peki. katillerle saf tutmaktadır filan gibi. Ee, onları sert buluyor musunuz Hemen yoksa? Onlar da anlayış o dahilinde benim mi? Benim söylemim şu. O siyasetçilerden anladığım şey. O söylediğiniz şeyden anladığım durum şu. HDP şu anda PKK'ya terör örgütü dememektedir. Doğru. Cinayetlerini kınayamamaktadır. Doğru. Bu bir gerçekliktir. Bu açıdan da Doğru. PKK ile PKK'nın eylemlerini meşrulaştırma girişiminde bulunmakta ve siyasi uzantısı gibi davranmaktadır. HDP. HDP siz, ile ancak devam Çok fazla cümleyle dile getiriyorum. Virgül. Hı. HDP ile PKK ile mücadele edilir gibi mücadele edilmez. HDP legal bir siyasi partidir ancak PKK ile bu tür ilişkisinden dolayı illegal bir hale gelmiştir ve bu illegal hal silahla değil hukukla çözümlenmelidir. Hmm. Hukuktur işin aslı ve esası. Hacı şu an hukuk katliamı yapıyor. Hayır esas. Kavram e, hukuk Eğer öyleyse yapıyor. Ersan Şen Hocam cevap verecektir gelin. ama. İlyas ama, Hocam. Hocam İlyas son hocam cümlemi söylüyorum. Ersan İlyas Hocam. hocam. Teker hocam. diyorsunuz. Aa, provokasyonlar olacak diyor. Yok onu, onu sonra konuşuruz. sonra konuşur. Yani bir mafya lideri ya da elebaşı ciddi alalım mı almayalım mı vesaire Parti, yani. Onu... AK Parti'nin 2015'ten bu yana 37 tane yöneticisi PKK tarafından katledildi. Peki. 37 yöneticisi. Yüzlerce insana saldırıldı. Aybük öğretmen şehit edilirken de saldırılan kişi Batman Kozluk Belediye Başkanı. Aybük öğretmenin daha yeni Aybük öğretmen yeni öğretmendi. Yeni Oradan dönümüydü. geçerken şehit edildi iki askerimizle beraber. Aybük öğretmene de Allah'tan rahmet diliyoruz. Bunları hepsini hatırlıyoruz. Yani, Lütfen, hepsini de saygıyla anlıyoruz. Ben diyorum ki. Elbette. Cinayetse kimliğine, ırkına, ne söylediğine bakmadan hı hı. Hı hı. Bütün Peki. cinayetlere cinayet diyelim. Peki. Öbür taraftaki işlediği zaman susalım bu taraftaki işlediği zaman konuşalım olmaz. Biz HDP'ye işlenene de cinayet diyoruz. Ve bundan sonra da ben bu olayların sistematik olarak devam edeceğini de düşünmüyorum sistematik devam edecek ve provokasyon olur diyenlerin de Peki. PKK, FETÖ gibi terör örgütlerini işaret ettiğini düşünüyorum. Peki. Acı yakışıklı. Teşekkürler. İlyas Hocam beklettik bayağı ama sağlam bir temel atmış olduk <laughs> size gelinceye kadar. Çok şey söylendi. Ee, şu an evet, evet. Çok şey söylendi. Bu ee, arada çok e, Ersan Şen Hocam'a da e, hukuk katliamı yapılmıştır sözünden hareketle Barış arkadaşım Birazdan döneceğim ama İlyas Hocam buyurun. Çok kıymetli şeyler söylediler elbette. Yani e, olay bireyseldir, profesyonel bir provokasyondur ama ben bu zamana kadar Ersan Hoca'yı tebrik ediyorum gerçekten. Evet, çok olmuştur. önemli bir probleme olmuştur. parmak bastı. Bunun üzerinde psikolojik çalışma yapılmalı. Yani bireysel Hı. olarak bizim 40 yıllık bir tarihimiz var, terör tarihimiz. Ve burada yaklaşık 40 bine yakın şehidimiz var. Bunların aileleri var. Bunların hayat bireysel, her birinin tıpkı Hı? Deniz Poyraz gibi bireysel Hı? hayatları var. Hatırlayın hepsi kimisi hamileydi, kimisi eşini yeni evlenmişti, kimisi nişanlıydı. Birey, bireysel olarak onların hayatına baktığınız zaman gerçekten çok zor bir hayat. Hepimiz gidiyoruz şehit cenazelerine. Dolayısıyla bir psikolojik vaka karşısında olduğumuzu elbette devletimiz bunları değerlendiriyordur ama burada dikkat çekmiş oldu. Ben de çok önemli buldum bunun üzerine özel ekipler kurulmalı ve büyük bir program başlamalı. Çünkü evet biz batılı bir toplum değiliz. Bizde biliyorsunuz tarihsel temel olarak millet gerçeği. Batı'daki gibi ırk gerçeğinden hareketle olmaz, kültür gerçeğiyle olur. Devletimiz de öyle kurulmuştur. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulurken batılı örnekler alınmıştır elbette. Milliyetçilik hareketleri çok önemlidir 1789 ama bizim devletimizin kurulusunda Ziya Gökalp'in sosyolojisi çok önemlidir, kültür sosyolojisi. Kendisi de Diyarbakırlıdır biliyorsunuz. Yine milliyetçi hareket içinde... Türk İslam Mülküsü diye bir kitap vardır. El kitabıdır. Üç cilttir. Bunun da yazarı Seydamet Arvas'tır. Vanlı Seyit sülalesinden ama Kürt Kürtler üzerinde çok büyük etkiye sahip bir ailedir. Dolayısıyla olaylara bakarken çok böyle yüzeysel bakmamak lazım için derinliğinde derin bir bizim devletimizin derin bir aklı olduğunu, milletimizin de derin bir aklı olduğunu bili, bileceğiz ama Ersen Hoca'nın dediği şey nihayetinde modern bir hayatta yaşıyoruz. İnsanlar gittikçe sosyal hayatın içinde değişiyorlar ve tek tek onların rehabilite edilmesi çok önemli. Burasını bir kenara bırakalım. Peki. Ben tabii ben de bir birey olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sıradan bir vatandaşıyım. Deniz Poyraz da sıradan bir vatandaşıydı. Benim gibi haklara sahipti. Namusu, canı, malı, ailesi bu devletin koruması altındaydı ve hunharca humhar, katledildi. Bas sağlığı diliyoruz. Bu bir devlet sorumluluğuyla bunu herkesin yapması gerekir. Çok şükür ki bütün siyasilerimiz yani orada bütün siyasilerimiz sorumluluk kaldılar ve bunun bir cinayet olduğunu, provokasyon olabileceğini ve provokasyon olduğunu söylediler. Bu da çok kıymetliydi. Yani yeni şeyler de kıymetli şeyler oluyor Türkiye'de. Eskiden bunlar olmazdı. Hatırlayın. Hatırlayın Türkiye'nin geçmiş tarihini. Tabii herkes kendi alandan nasıl Ersan Hocam herkes gazeteci. Ben de tarihçi olunca tabii biz tarih referanslar daha güçlü oluyor. Türkiye'de ilk denenen şey 60'lı, 70'li, 80'li yıllarda çok kırılgandır bizim mezhepsel yapımız. O zaman İran'ın da hareketlendiği dönemler de o dönemler. İran yeni bir rejim getiriyor ve mezhep üzerine getiriyor. Türkiye'de bunun etkilerini gördük ve Türkiye bununla ilgili bir sınav verdi. Çok şükür ki bu sınavdan biz geçtik. İkinci ideolojik sınav verdik. Yani ideolojik olarak da büyük bir sınav verdik. Ellerimize bizim abilerimizin ellerine silahlar tutuşturuldu. Öyle veya böyle doğru haklı ama bunlar hapislere girdiler ve arkadaş oldular. Çıktıklarında birbirlerini anlamadıklarına dair bir sürü eser de yazdılar. Türkiye demek ki ideolojik bir çarpışmanın içinden de bizim milletimiz geçti. Sonra 90'lı yıllardan sonra ben her yerde dikkat çekiyorum. Bu aslında entelektüel bir şeydir, savaştır. Yani evet silahlar vardır, siyaset vardır ama içinde felsefe ve düşünce vardır. Şimdi 90'lı yıllardan sonra dünyada yeni bir akım gelişiyor. Etnik etnik bilinçlerin siyasete etki etmesi. Yani etnik siyasetin yükselmesi. Bu başka ülkelerde olabilir. Mesela Rusya'da bunu yaptılar. Rusya dağıldı. Ondan sonra Rusya yeniden toparlandı. Merkezi bir devlet kurdu. Avrupa'da İngiltere'de bile dört tane akım var. Wales, Scottish, England olmak önemli. Fransa'da bu akımı görebilirsiniz. Almanya'da ırk devleti kuruldu. Yani ama Türkiye'de, Türkiye öyle büyük bir devlet ki hem içinde Balkanları, Kafkasları, Orta Asya'yı ve Orta Doğu'yu barındıran bir ülke. O Biz büyük de tek bir işaret edemiyorsunuz. Edemezsiniz. Ya bütün o insanlar size geliyorlar. Şimdi bile mesela Suriye'de, Irak'ta problem yaşayan Türkiye'ye geliyor. Yani siz bu ülkede böyle bir siyaset diliyle bunu HDP'ye söylüyorum. HDP etnik siyaset yaparak Türkiye'de aslında asıl provokasyonu yapan bir grup. Yani şeyin ötesinde bakın, terörün ötesinde bir şey söylüyorum. Yükselen sağdan başka bir şey söylüyorsunuz. Tabii değil yükselen mi hocam? sağ yani normaldir. O değil. Bakın Tabii. göçmen karşıtı olursunuz normaldir. Doğu Avrupa'da vardır. Hı hı. Batı Avrupa'da vardır. Yabancıya karşı kendinizi korursunuz bunlar vardır. Ama kimse etnik siyaset yapmaz. Yani etnik siyaset demektir sen Kürt değilsin Dolayısıyla sen benden değilsin, sen Türk değilsin, sen bilmem ne değilsin, sen şu değilsin. Böyle bir siyaset dili işte Türkiye Cumhuriyeti devletinin geleceği için kimse kusura bakmasın beka meselesidir, devlet meselesidir. Dolayısıyla hukuk elbette çok önemli. Bunlara hepsine anayasamız ve hukukçularımız karar verecek. Ama ben de bir sosyolog, tarihçi veya felsefeci yani sosyal bilimci olarak bu tehlikeyi göstermek istiyorum. Türkiye'yi parçalayacak bu tehlikedir. Başka hiçbir şey Türkiye'yi parçalayamaz. Siyasetin dili falan da e, burada önemlidir siyasetin dili. Bakın siyasetin dili e, provokasyon yapmaz. Sebebini söyleyeyim. Siyasetin diliyle provokasyon olsaydı 40, 40 bin şehidimiz vardı. Oo, Türkiye'de ne provokasyonlar oldu? Bir millet birbirini Boğazlardı. böyle bir şey yok ama ama sert olduğunu kabul etmemiz gerekir herhalde. Sert elbette yani, sert. Mi? Ben de kabul ediyorum. Sert olduğunu ben de kabul ediyorum. Ama ama sosyolojik ve bilimsel çalışmalar bakın bütün STK'larınız, bütün sosyoloji kurslarınız sizin etnik bölünmenize yardım eden doktora tezleri, yüksek lisans tezleri üretiyorsa, bunu da üniversiteniz yapıyorsa bu devletin gelecekte problemli olacağını gösterir. Bu bir beka meselesidir devletin güvenlik meselesidir. Çözüm, bakın devletin çözüm, bakın çözüm sürecinde özür dilerim hocam. Yani e, gazete köşelerinde bölünmeyi bile konuşabilmeliyiz vesaire e, anlamına gelecek köşe yazılarıyla ya bunlar siyasetin kendi... meselesi. Bak ben bunlara çok şey yapmıyorum. Mesele şu, etnik şu. Bir parti kendini Sadece bir etnik gruba ait kılıyorsa bu tehlikeli. HDP'yi böyle mi tanımlıyorsunuz? Ya, ya fark etmez bak isim de şey. Peki ismi geçelim. İsmi geçelim. çünkü o şey. Böyle bir şey yaparsa herhangi bu bir diyorsunuz. parti. Böyle bir tehlike. yani Türkiye Partisi Türkiye için konuşuyorsak Türkiye'nin bütün problemleriyle ilgilenmiyorsa, Türkiye Cumhuriyeti devletini kabul etmiyorsa, onun kanunlarında eşit vatandaş olduğunu kabul etmiyorsa bu çok büyük bir problemdir gelecek tamam. açısından. Tamam. Ben çok ikinci İkinci şeyi söylemek istiyorum. Buyurun. Şimdi HDP meselesi Türkiye'de e, somut olarak e, 2015'ten günümüze kadar e, 16.700 e, e, PKK ile iltisaklı e, vaka tespit edilmiş. 3.600'de e, ceza almış. Bu hukukun işi. Artık hukuka atılmış top. Neyse röportörler raporlarını hazırladılar, verdi. Hazırladı, bu bizden çıktı artık. Yorumcuya da kapıldır bence. Hani hukukçu yorum yapabilir çünkü hukukçuların işi bu. Ama bir tarihçi, bir hoca bununla ilgili üzerinde konuşması anlamsız yani. Çünkü ben bilmiyorum nereye gideceğini. Ama siyaseten bence fırsatlar verir bu iş. Ne fırsat verir? Bir kere... Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde şunun önü kapa, kapandığını anlamaları lazım. Türkiye Cumhuriyeti Devleti öyle bir devlettir ki asla ve asla bölücülükle veya e, etnik ayrımcılıkla bir partinin bu ülkede yaşaması imkansızdır. Yeni kuracakları partinin mutlaka ve mutlaka Türkiye, Türkiye Cumhuriyeti'nin, devletinin hedeflerini paylaşır bir parti olması gerekir. E, bu, bu, bu anlamda e, çok da katkı sunabilir. Böylece ve Türkiye'nin büyük bir problemi de ortadan kalkmış olur. İkincisi, ikincisi anlayış bakımından da mesela bir tarafı biz e, kınarken terörü kınarken Hacı bunlara Hacı Bey değindi, bütün Hoca, Ersan Hoca da değindi, Barış Bey de değindi, ben de değinmek isterim. Bir tarafın derdi bu bu altyapısını anlattım. Bir tarafın derdi e, dert olarak kabul edilmez bütün genelin yani Türkiye Cumhuriyeti devletinde herkesin derdini dert kabul edebilirseniz bir bütünlük olabilir Türkiye'de. İsimler verildi. Ay Yüce öğretmenden Frat Çakıroğlu'ndan. Bakın şey de şey de e, İzmir de aslında çok özel bir bölge bence. Dikkat edin provokasyonların en önemli kısımları İzmir'de oluyor. Demek e, Cum ki Türkiye'nin ilk yıllarında da öyleydi. Evet, mesela mi? Cumhuriyetin kuruluşunda da kuruluşunda. öyledir, öyledir ama demek ki İzmir veya İzmir gibi sosyolojik altyapıya sahip bölgeler bizim en kritik bölgelerimiz. Okumuş insanı fazladır. Daha fazla ortanın üstü entelektüele sahiptir. Eğer orada bir hareket oluyorsa demek ki devletin düzeninde bir karışıklık var. Devlet böyle bir rahat bölgede bile kendi isteğini yaptıramıyor. Ha, devleti tartışmaya açtırır. Bakın demek ki bu tür provokasyonlar hiçbir devletin, hiçbir iktidarın, hiçbir siyasal erkin işine yaramaz. Bu tür bu tür provokasyonlar bir devleti ve milleti bölmeye yarar, huzuru ve istikrarı yok etmeye yarar. Üçüncüsü de terör örgütlerini besler. Mesela buradan niye bunu söylüyorum ben? Dikkat edin. Bir defa daha olmuştu. PKK'nın terör teröristlerinin sayısı 500'ün altına düşmüştü. Hatırlayın o dönemi. Bütün dünyadan Türkiye'ye baskı geldi. Türkiye'de farklı gelişmeler oldu ve yeniden 21-31'i buldu. Şimdi ben o sefahati anlatmak istemiyorum. Geldi geçti. O da bir e, hikaye ama Türkiye'de. Tam şu an büyük operasyonlar oldu. Türk ordusu ilk defa Türkiye'nin dışında. Orada burada operasyon yapıyor. Milli İstihbarat'ta her gün görüyoruz. İşte şunla beraber ortak operasyon yaptı. E, kafaları getiriyor Türkiye'ye. Bu çok büyük bir gelişme Türk güvenliği için. Bu bu askeri güvenlik yalnız. İlk defa 200 300 rakamlarından bahsediliyor. Şimdi burada provokasyonlar beklenir. Çünkü artık o terörist gerekiyor. Sahada ölecek insan gerekiyor. O yüzden bu tür provokasyonlara açık olabilir ve bunun altında bence eğer bireysel değilse, bireysel değilse olabilir yani onu ihtimal Bir kenara koyalım. ama siz de anladığım kadarıyla bunun bir kışkırtma eylemi olmamış. Kesinlikle olduğunu ben uluslararası provokasyon olduğunu uluslararası düşünüyorum. Yani. Uluslararası artık. Çünkü şeyin hikayesi de uygun. 8-10 yıllık bir bölgede kalmak farklı ilişkileri getirebilir. O bölgede sadece Türkiye Cumhuriyeti Devletinin askerleri ve ordusu, istihbarat elemanları yok. Orada dünyanın bakın sadece Batıdan İngiltere bile saysanız en az 5000 tane istihbarat görevlisi vardır Doğru. bölge. En az bölge. En az. Fransız zaten 200 yıldır orada. Yani bütün bu istihbarat örgütlerinin içinde bu kişinin hangi istihbarat örgütüyle ilişki kurduğunu, İsrail'i de sayın, bunun içinde Amerikalıları sayın, Rusları sayın, kimle irtibata girdiğini, kimlerden destek aldığını bilmemiz imkansız. Bunu göreceğiz. Bizim milli güvenlik unsurlarımız, bizim... Ortaya çıkaracaklar. Ee, tabii, tabii. Çıkarmak zorundadır. Devletin de görevi budur. Eğer böyle provokasyonlar olmasını istemiyorsa insanlarımızın ne olursa olsun, hangi düşünceye sahip olursa olursa olsun, onun ölçüsünü biz koyduk zaten. Vatan, millet, düşman olmayacak. Bir, önemli de değil ama önemli de değil. Bakın, Türkiye Cumhuriyeti Devleti içinde ister Türk Devleti'nin vatandaşları kim olursa olsun, ister misafir olarak bizde emanet olanların canına, malına bir şey geldiyse sorumlusu kimdir? Sorumlusu bizizdir. Bu, bu ağırlıkta, olmak gerekir diye düşünüyorum. Ben Peki. böylece kapatmak Peki istiyorum. İlyas hocam teşekkür ederim. Müzakere geleceğidir. Birinci turun ardından gelenlikle ikinci bölüme geçerken ekleri alırız. Bu işi yapacağız ama zamanı geldi. İzninizle kısa bir aradan sonra. Müzakere devam ediyor artık ikinci bölümdeyiz. E, Halkların Demokratik Partisi ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin uğradığı saldırıları konuşuyorduk. E, bir önceki bölümden not Hacı Yakışıklı konuşurken Barış arkadaş e, hukuk katliamı yapıldığını evet. söylemişti e, ve Ersan Şen hocama bakmıştı. E, ekleri bizde alacağımızı söylemiştik sözümüzü tutmanın vakti geldi Barış Yarkadaş. Hemen söyleyeyim şimdi Hacı orada tehlikeli bir kavram kullandı. Nedir dedi o? ki HDP şu anda illegale geçti dedi. Yani illegal ne demek? Yasal olmayan parti Yasal haline şey. dönüştü dedi. Tamam. Basitçe ifade edersek. Bu söylem tehlikeli. Neden? HDP şu anda Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, <laughs> siyasi partiler masası tarafından denetlenen, e, hazineden aldığı yardım da hem Yargıtay siyasi partiler masası tarafından hem Anayasa Mahkemesi tarafından denetlenen bir partidir. 60'a yakın Milletvekili vardır, seçilmiş. 90'a yakın belediye başkanı vardır, seçilmiş. Üstelik hakkındaki kapatma davası Anayasa Mahkemesi tarafından usulen reddedilmiştir. Henüz dava yok. Dava yok. Onda da söyleyelim çünkü yanlış Hatta Şu an yargılanmıyor. Yani... Ee, Anayasa Mahkemesi'nin raportörünün yazdığı e, rapor da sonuçta bağlayıcı değildir. Eğer Anayasa Mahkemesi üyeleri bir önceki ...gerekçelerinin arkasında durursa... ...bir, eksikler tamamlanmadı der. İki, o gözden kaçırılıyor ama... ...siz örgütsel hiyerarşiyi kuramamışsınız. Hı. Tespitinin arkasında durursa... Tamam. ...yeniden reddedebilir. Edebilir. Tabii reddeder mi, reddetmez mi? O ne yazık ki... ...Türkiye'deki yargının... ...içine düştüğü durumla ilgili. Sayın Bahçeli artık reddedemez demişti. O i̇şte hukuki bakın, değil, tehlikeli, siyasi Tehlikeli mi? nokta olan o şu. Bizim yargımız... Ne yazık ki siyasi konjonktüre göre kararlar veriyor. Siyasi konjonktüre ayarlı bir yargı haline dönüştü. Ben bunu söylediğimde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yetkilileri hemen tepki gösteriyorlar. Çıkıyorlar basın açıklaması yapıyorlar. İşte yargımızın aleyhine eski milletvekili şöyle konuştu, böyle konuştu diye. Belki yine çıkacaklar, konuşacaklar ama her şey ortada çok somut. Bir kere bizim yargımız bağımsız değil. Siyasetin tam göbeğine oturmuş. Şimdi düşünün, HSK mı, bakın, diyeceksiniz? HSK hayır, yapısı mı hayır. diyeceksiniz. HSK falan onlar ayrı tartışırız da. Ya şu anda belki izleyicilerimiz de ilk kez duyacaklar. Yargıtay e, Cumhuriyet Başsavcılığının HDP ile ilgili hazırladığı iddianame HDP'ye verilmedi biliyor musunuz? E ama henüz kabul edilmedi Bakın ki. efendim. Bildiğimiz kadarıyla kabul edildikten sonra HDP'ye. Kabul edildikten sonra da verilmedi. Hı. Daha kabul edilmedi. Gazeteci kabul mi? Hayır hayır ilk gönderildi ya bakın. <laughs> tamam. 690 sayfa evet, evet, bir evet. gönderildi. O reddedilen ilk iddianameyi söylüyor. O da verilmedi. Dava kabul edilirse verilecek. Ama, ama. ha, Hacı ha, Yakışıklı doğru ya mu öyle bir Tabii şey olur mu? Lazım. Öyle mi? olur mu Ama şey. dava, ka, dava yok ki ortada sizin dediğiniz Ersan mi? dava kabul soracağız. edilecek. Bakın, yani, Ersan Hocam hemen yanınızda bu arada. Siz yani, yani bir hocam... partiyi kapatmayı düşünüyorsunuz. Oturuyorsunuz 690 sayfa iddianame yazıyorsunuz. Ve bu iddianame... Ne yazık ki Gayri ciddi yazılmış, içinde ölen insanlar var hala, yaşıyormuş gibi gösteriliyor, ev adresleri yanlış. Ve en önemlisi anayasa mahkemesi diyor ki burada bir örgütsel bağ kurulamamış, kuramamışsınız diyor bunu. Peki, sözünüzü unutmayın lütfen, ee, devam ederiz. Hı -hı. Yani araya giriyorum ama Ersan Hocam hemen yanınızda. Ee, iddianame kabul edilmese bile Şimdi... HDP'ye gönderilir mi, gönderilmeli mi? Hayır, şöyle bizde parti kapatmalar ceza muhakemesi kanun hükümleri çerçevesinde yürütülen işlerdendir. Cumhuriyet Savcısı iddianamesini hazırladığında nasıl hakkında dava açmayı düşündüğü şüpheliye ve onun avukatına yani müdafiine iddianameyi göndermeyip görevli ve yetkili mahkemeye takdim etmek suretiyle 15 günlük iddianame inceleme sürecinden geçiriliyorsa o iddianame burada aynı yöntem izlenir. Yani bu iddianamenin basına düşmesi, kamuoyuna yansıması, ee, sayın arkadaşın söylediği o daha henüz iddianame kabul edilmeden <laughs> bunun bu şekilde herkese ulaşması sebebiyle bu bir eleştirdi mi? tabi sorun bu. Bende vardı çünkü, mesela hocam. Çünkü tamam. doğru. Bende Hede vardı hedef hedefte Ancak, ancak iddianame ile ilgili şunu ifade edeyim. İlk iddianamede de eksik olan hususlar bir hiyerarşik tartışma meselesi değildi. O klasik bizim <laughs> E, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 170. maddesinin 4. fıkrasında bahsedilen olaylarla fiiller ile deliller arasında bağlantı, irtibatı. Yani sadece buralara bunları koymayın. Aynı zamanda da neyin neye sebebiyet verdiğini. Yani temelli kapatma talebinize dayanak olan bu parti yöneticileri veya üyelerinin yani mensuplarının hangi fiilleri nedeniyle hangi eylemlerinden dolayı temelli kapatılmaya sebebiyet verildiği hususundaki bağlantıyı, illiyet bağını kurmak suretiyle açıklayın eleştirisini gündeme getirdi. Tamam. Esasında başsavcılık kanaatim görünce şunu düşündü. Ya Ben bunda direneyim ama direnme denilen bir müessese yok. İtiraz edeyim, itiraz edeceğiniz bir yer yok. Çünkü Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu'nun aldığı bu karar kesin karar. Anayasa Mahkemesi'nin kararlarına itiraz mümkün değil. Dolayısıyla geldiğimiz yerde şu anda iddianame henüz kabul edilip kamu davası dediğimiz aşamaya dönülmediği için bir davadan parti kapatma temelli siyasi parti kapatma davasından bahsedemez. Şu anda iddianame HDP'ye verilmeli mi? Hayır, Barış verilmez. İddianame verilmez. bizde bakın basına da verilmez. Bakın şöyle bir şöyle bir usul bizde izlenmeli diye biz sü sürekli söylüyoruz. İddianameyi esasında tarafların her birisi görebilmeli. Ama bizde bu yöntem yok. Mahkemeye iletilir, mahkeme inceler, kabul edildiğinde kamu davası açılmış sayılır. Ha. Ondan önce mesela ceza yargılaması olsaydı şüpheli sıfatı devam ediyordu. Hocam, i̇ddianame kabulünden sonra kişinin şüpheli sıfatı bitip sanık statüsüne geçer. Sizin olmalı dediğiniz şey iddianame davaya dönüşmemiş olsa bile e, verilmeli. taraflara verilmeli. Evet. Evet. Biz bunu biz değil mi? bunu savunuyoruz. Çünkü, bu. Çünkü niye? İddianamenin iade sebeplerini ben de ortaya koyabilmeliyim. Görmediğim iddianamede Kafka'nın romanı gibi neyle suçlandığımı bilmeyip e, ne iddianamenin iadesiyle ilgili ne söz söyleyeceğim. Dolayısıyla bu açıdan kritik edilebilir, eleştirilebilir. Ama şu anda yapılan usul e çok Doğrudur. eleştiri geldi. Onlara ben sayın arkadaştan sonra cevap vereyim. Olur hocam. Yargının tabi. bağımsızlığından, hı hı. onlardan zaten bir türlü kurtulamıyoruz. Bu sorunlar var. Peki. Onları da gündeme almak Geleceğim isterim. hocam. Zaten tamam. sırayla devam edeceğim. Teşekkür ederim hocam bu arada. Tamam. Barış arkadaş sözümüzü kestik. Boynumuz... Ben bu arada bir ilacımı içeyim. Yani... Saatim geldi. Yönetmen <laughs> arkadaşım Geç uyarıyor. Geçmiş olsun koronavirüs değildir umarım. Yok yok değil küçük bir soğuk algınlığı. <laughs> Bugünlerde rastlıyoruz aslında soğuk algınlığına yaz mevsimine girerken evet, siyaset e, sıcak ama hava soğuk. Hava soğuk siyasette rüzgar soğuk kesiyor evet. ha böyle söylenebilir mi? Şey, soğuk algınlığı varsa yani, normalleşiyoruz demek. Doğru söylüyorsunuz evet evet doğru soğuk algınlığı iyi haber olarak i̇yi kabul ha, edilmeye başladı. Evet. Şimdi şöyle e, halkların Demokratik Partisi hakkında raportör incelemesini tamamladı e, ve iddianamenin kabulü yönünde görüş bildirerek e, Anayasa Mahkemesine başvurdu. Bundan sonra süreç devam devam ediyor. Zaten konuştuğumuz şey de buydu. Ee, Barış arkadaş HDP e, HDP iddianameyi bilmiyor dedi. E, hocam Ersan Şen hocam devreye girdi. Basına yansımış olmasının enteresan olduğunu söyledi. Biz ve de bu tür yanlış kültür eleştirdi. esasında o Sözde Ergenekon balyoz dönemlerinden bak. başladı. Onu çok zaten. Yani siz bir gün öğrenemiyorsunuz gazetede, basın şüpheli öğrenimi. olarak. Bunun için gazete avukat açıldı. Avukatı olarak ama bakıyorsunuz internette, gazetelerde, <laughs> televizyonlarda boy boy insanların haklarında Sadece o kadar değil hocam. Görmek. Bunun için, hatalı. sırf bunun için gazete açılmıştı. Yani Bu hatalı. Şimdi, hani, <laughs> zaten, zaten, ama, zaten, evet. zaten, Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli sorunu biraz sonra şu suç örgütlerine gelirsek. Gelir. Mevcut kural kaidelerin ya uygulanmaması hı hı. ya çifte standarda tabi tutulmak suretiyle tatbik. Tamam. Barış Arkadaş bu arada ilacını aldı. Evet. Sanırım devam edebiliriz. Sözünüzü kesmiştik. Yok. Ee, İlyas Erhan Hocam hocamdan, İlyas e... hocam konuşsun sonra ben Hacı'dan sonra tekrar devam ediyorum. Öyle mi dersiniz? Pekala hukuk katliamı demiştiniz. Dediğiniz yeri de Hayır, işaret şunu ettiniz. şunu söyledim. Yani İllegal HDP, yere gelmiştir HDP, demeyi tehlikeli bulduğunuzu e, söylüyorsunuz. Ya HDP sonuçta yasal bir parti. Bakın şu anda... Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir kanun çıkartılmak istense ki epeydir zaten çıkartmıyorlar hı hı. ne yazık ki bu konuda Hede da HDP oy verebilir şu an. Evet, Efendim bırak. bırakın HDP'nin oy HDP vermesini. Efendim milletvekillerine bu arada bir şey olmaz. Eğer siyasi yasak kapsamında olmazlarsa onlar serbest kalıp bağımsız veya diğer başkayan 500 kişi şey hakkında yani. siyasi yasak talep ediliyor. 500 kişi. Yok, onların içinde milletvekillerinden olmayan değil. varsa Hı. onların milletvekilliği devam ediyor. İl ve ilçe teşkilatları Şimdi bakın, vesaire bilmem ne. Salı günü var. Salı günü Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldığında başkan vekilliği koltuğunda kim oturabilir? Pervin Buldan. Doğru. Pervin Buldan o gün meclisi açtığında bir hiyerarşisi vardır meclisin. İşte gelen kağıtlar okunur. Adı odur yani gelen kağıtlar. Sonra kanun görüşmelerine geçilir. Pervin Buldan söz vermezse, söz hakkı vermezse konuşamaz. AKP Grup Başkan Vekili konuşamaz. Doğru. Ya şimdi siz Türkiye Cumhuriyeti'nin Büyük Millet Meclisi'nin Meclis Başkan Vekilliği koltuğunda HDP'li bir isim otururken milletvekilleri orada seçilmiş parlamenterler olarak hizmet ederken Illegal, HDP illegaldir diyemez. Diyemeyiz. Peki. işte bu anlayış diyen bu anlayış <laughs> yanlış yanlış bir anlayış. Peki Bu hukuk katliamdır işte. Yani hukuku katlediyorsun Peki. bu lafla HDP illegaldir. Hocam şimdi mi döneyim yoksa Hacı Yakışıklı'dan Yok, sonra mı? Yok şimdi bana. ben birkaç ek ekim var onları onlara. Lütfen niye, alalım. Zerran niye ya, o illegal'i soracağım. Mecliste Ama Ersan Şen hocam bir dinleyelim tabii ondan ki, sonra tabii ki. E, soracağım. Şimdi ben e, öncelikle bu hani psikolojik psikiyatrik destek derken e, bir konu aklıma geldi. Onda en azından e, vatandaş olarak vicdanla ortaya koymak istiyorum o zamanlarda Ersan Şen hocam savaş bölgelerine giden ve son, uzun süre evet. kalan insanlar için geriye döndüklerinde e, bir psikolojik e, tarama ya da psikiyatrik destek bir <laughs> sosyal medya hesaplarından tutun bakılması gerekir evet, Bunları kontrollü yani e, hem kendi sağlıkları ve hem de toplum sağlığı açısından faydalı olacağını düşünüyorum. Bir de son zamanlarda basına da yansıyor polis intiharları arttı. Evet. Bu hmm. ciddi bir sorun, doğru. Türkiye Cumhuriyeti'nin 20 20 anda. tane oldu. Aynen. Evet. Biz bunlara gözümüzü kapatamayız. kulaklarımız evet. duymamazdı olmaz. Şimdi polislerin çalışma şartlarına eğer bir sorun varsa, mesai saatlerine, özlük haklarına, bunların hakikaten 3600 ek göstergelerin verilecek. Evet. Başka sorunlar mı var? Mobbing mi var? Benim, benim içim yanıyor. Yani evet. son zamanlarda bu sayıda artış var. İstanbul'da örneğin polis teşkilatının mensuplarının çalışma saatleriyle ilgili sorunların olduğunu biliyoruz. Bunları göz ardı edemeyiz. Bunlar bizim hakikaten çok önem verdiğimiz insanlar, kıymet verdiğimiz insanlar. Evet, polisi sürekli eleştiririz. Yaptıkları müdahaleler yoluyla hukuka davet ederiz. Muhakkak. Çünkü polis hükümetin bir siyasi partinin veya iktidarın değil, devletin polisidir. Devletin polisi, Hukuk devletin polisi kamuya hizmet eder. Kim olursa olsun. Bireye hizmet eder, vatandaşa, insana bunlara hizmet eder. Dolayısıyla polis meslektaşların son zamanlarda artan e, ciddi sorunların olduğunu görüyoruz. Bu intiharlar da ister istemez e, fazlasıyla dikkatimizi çekiyor. Çok zor bir görev ifa ediyorlar. İfa ettikleri görevlerde o hiyerarşik yapılanmada yaşadıkları sorunlar varsa bunlara çalışma mesai saatleri e, dahil bütün o sorunlarına ciddi bir ekip kurmak suretiyle İçişleri Bakanlığı'nın e, Cumhurbaşkanlığı'nın ee, sivil toplum örgütlerinin de bu konuda duyarlı olması bu hepimiz için önemli. Çünkü hakikaten bize ruh sağlığı, e, akıl sağlığı, beden sağlığı yerinde olan, mükemmel olan e, polisler çünkü bunların e, zor kullanma etkileri var. Bunların hakikaten toplumla, bireylerle her an, her dakika işçi olma durumları var. Günde buna, buna, 18 buna saat çalışırken lazım. nasıl olabilir? Bir diğer husus, yani bunu bir e, parantez içi olarak söyleyeyim. Bekçiler de aynı durumda hocam. Aynen, aynen. E, zaten bekçiler, esasında çarşı ve mahalle bekçiliği 1966'lı yıllardan bu tarafa var da. Onlar, Vardı. E, bu iktidar döneminde bir kanun değişikliği gündeme gelince e, farklı bir statüye koyuldu. Bekçilik bizde şudur. Araç binmez, seyyardır. Hı hı. Polise yardımcı kuvvettir ee, ama polisin de getir götür işlerini yapan değildir ben Değilir. size söyleyeyim. Bekçilerin, eskiden bekçilerin sokakta, görevleri e, kanunda kitabında gösterilmiştir. Eskiden o düdük sesi gece vakti sokakta e, öyle. E, e, güven hatırlıyoruz, verildi. Hatırlıyoruz. güven verildi. Hatta, yani şöyle söyleyeyim size İstanbul gibi özellikle büyük kentlerde e, polistik bekçilik şart. Yani sokakta olacak devlet. Benim inancım bazen kızarlar bana. İki konuda hep eleştiri alırım. Hukukun gereğini yapın dediğim zaman insanlar diyor ki kardeşim sen anarşist veya faşist sözler söylüyorsun. Böyle bir şey demiyoruz. Biz diyoruz ki kanun kitabı uygulayın. Bir diğeri de devlet. Devlet dediğiniz zaman devlet önemli mekanizma. Hukuk devleti dediğiniz zaman orada akan sular durur. Bizim bahsettiğimiz devlet akşam hukuk devleti diye yatıp sabah polis devleti diye kalkmak değil devlet dediğin eşit, çifte standartta sebebiyet vermeden hukukun gereğini uygulayan devlettir. Öyle güç, mekanizma, sokak boş bırakmaz, alan boş bırakmaz. O can ve mal güvenliği. Devletin bilinen üç temel ödevi vardır. Bir, sınırları korumak. iki can ve mal güvenliği. Bu sadece cebirden, şiddetten değil. İşte bu aşıyla, sağlıkla, her şeyle. Üçüncüsü de ben onun dışında çok da fazla e, ilgilenmem. Eğitim öğrenim. Tamam. Eğitim öğrenim. Devletin bu üç temel ödevini mutlaka yerine getirmesi gerekir. Biz öyle bekleriz. Şimdi bir diğer husus, şöyle söyleyeyim size. O, o nedenle, bakın şuraya notlarma yazmışım. Devlet eşittir, güven. Devletin, ne, onun için denir ya, di, dini olmaz. Devletin dini adalettir. Tamam. Adalet değil mi? Orada akan sular durur. Şöyle söyleyeyim size. E, hakikaten e, bir takım örnekler veriliyor ama Batı'la kıyasın cari olmayacağını düşünüyorum. Biz burada bir yarışma veya yarıştırma yapmıyoruz. Yani o onu yaptı, bu bunu yaptı diye bir şey yok. Yok de ama devlet yani, eşit mesafede Ama değil. HDP'den konuştuğumuz Bakın zaman somut örnekler var. Onunla bilmem. ilgili hı hı. karar sürecini göreceğiz Anayasa Mahkemesi'nde. Peki. Benim de vatandaş olarak elbette söyleyeceklerim var, hukukçu olarak da var. Hı hı. Bana şimdi siz deseniz ki bu siyasi parti bu iddianamelerle ikinci son iddianameyle nasıl bir akıbete uğrar? Bunları biz aşağı yukarı tahmin ediyoruz. Onların ne savunma yapacağını da tahmin ediyorum aşağı yukarı. Ama Anayasa Mahkemesi bu konuda son söz söyleyecek. Yoksa baktığınız zaman HDP için bu kapatma davası süreci son derece zorlu ama Kapatma kendileri bir, kendileri öz, bir takım savunma mekanizmaları geliştirecekler. Kapatma süreci son derece zorlu derken kapatılması zor anlamında mı söylüyorsunuz? Tam yoksa tersi. Tam tersini söylüyorsunuz. Tam tersi. Mu? Yüksek yani, ihtimalle kapatılacağını tersi, mı düşünüyorsunuz? Savunacakları yegane yani kriter kriterde söyleyecekleri zaten söz belli. Hı. Birisi bu 6551 bir sayılı kanunun genel gerekçesi. Hı. Bir de çözüm süreci dedikleri o süreçte de hukuk uygunluk sebebinden sorumsuzluktan bahsetmek zorundayım. Ama, ama çözüm değil. süreci o zaman. Öyle gidecekler. Yönetimin dediği mi? Öyle gidecekler çünkü e, geliştirilen e, beş soyut kriter var si siyasi partilerin temelli kapatılması ile ilgili. Aşağı yukarı ben başsavcılığın hazırladığı ilk iddianameye de baktığımda tamam. ikincisini incelemediğim için söylüyorum. Esasında o 5 kriter. Yani şiddet, işte son çare olmalı. Tüm bunlara baktığınızda yerli yerine esasında başsavcılık oturtmuş onları. Zorlu olacak derken e, zorlu. HDP açısından HDP zorlu olacak, zorlu olacak. Diyorsun. Yani HDP'nin kapatılmasından sonuç siyaseten ne çıkar ne çıkmaz bakmam. Ben hukukçuyum. Tamam. Hukukun gereği neyse onun yapılması gerektiğini düşünüyorum. Hukuk neyse o yürüyecek. Ha hukuk dediğinizde ne? Boş beleş sözler değil. Hukukun evrensel ilke ve esasları ışığında oluşturulan anayasa ve kanunlarınız. Bunların tatbiki. Amasız fakatsız. Yani bu bugün HDP olur başka bir siyasi partide yarın olur. Yani ben şöyle bakarım. Yani siz mesela bir zihniyetten bu IŞİD'in savunduğu zihniyet olur. Başka bir yapılanmanın savunduğu zihniyet olur. Efendim işte e, demokratik toplumlarında bunlar Öyle bir dünya yok öyle bir dünya yok. Mesela bu e, e, din mezhep ettik kimlik aidiyet üzerinden de e, Batep anlatır. Efendim işte kültürel haklarınızı koruyun. İşte ikiz yasalar var. Birleşmiş Milletler medeni siyasi haklar onu gitsinler kendilerine anlatsınlar. bakın. Kendi memleketlerinde e, onu anlatır. ama onlar kendi memleketlerinde bunu savunmazlar, söylemezler. Ama bize getirir bunu yutturmaya çalışırlar. Bunu yutturmaya çalışırlar. İşte en basit hadiseden bile rahatsız edici sonuçlar çıkabiliyor. Sözlere bakıyorsun insanın için rahatsız ediyor. Biraz önce ifade ettiğim. Yani, Sözler HDP'lilerin bak, açıklamaları. Bak, bakın tabii. Ya şimdi Biz kimin ne açıklama yaptığını biliyoruz. Özelliğin ne olduğunu Yo, açık, biliyoruz. Açık zaten. Bu coğrafyada yani... ve şimdi bak Amerika Birleşik Devletleri'nde git bunu söyle. Amerika Birleşik Devletleri etrafında deyim yerindeyse memleket yok. Hmm. Meksika memleket mi Amerika Birleşik Devletleri? Kanada kontrolü altında. Ama sen öyle değilsin. Sen kurtlar sofrasındasın. Senin oturduğun yerde kimler var? Sağına soluna bir bak bakalım. 911 kilometrede de sınır yok. Öbür tarafta Irak. Kimin kontrolünde? Amerika Birleşik Devletleri. Burada kim var? Rusya, Amerika. Yukarıda kim var? Ermenistan. Bu tarafta kim var? İran. Ezeli ve ebedi düşmanın Yunanistan var. Bu tarafta kim var? İran var. Büyük bir Fars geleneği var. Yani ve Orta Doğu var. Bu tarafta Orta Asya var. Orta Asya şu anda tekrar kaynamaya başladı. Dolayısıyla bu memleketteki insanlar söyledikleri sözlere çok dikkat etmek zorunda. HDP'yi yönetenlerin amaçlarını biz biliyoruz isteklerini biliyoruz ama bu, buna biz geçit vermeyiz. Onların da geçit vermemesi gerekir. HDP'ye oy veren seçmenin hiç geçit vermemesi gerekir. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne gelebilecek en ufak bir zarar herkese bedeli pahalıya mal olacak şekilde döner. Hepimizi Onu size söyleyeyim. Doğru, Bunun örneklerini gelmemiz. biz Birinci Dünya Savaşı'nda yaşadık, gördük. Birinci Dünya Savaşı'nda hangi zorluklardan bu ülke çıkmış? Kimler kimi sırtından vurmuş? Ondan sonra ne olmuş? O hesaplaşmalar nasıl olmuş? Yani şöyle bir bakış açısı yanlış olur diye düşünüyorum. HDP'nin bir defa veya HDP'yi temsil eden zihniyetin şunu bilmesi lazım. Sizin burada Türkiye'lileşme mi kardeşim? Coğrafi tanım mı? Sizi başka kavramlar rahatsız mı ediyor? Türkiye'lileşin de görelim bakalım. Sen bir kendine bir bak bakalım. Sen ne yaptın? Nereden nereye geldin? Nasıl savruluyorsun? En ufak bir mesele oluyor Suriye'de başka yerde. Biz göremiyoruz. Şimdi Suriye'nin kuzeyi diyorsun, sorun var diyorsun. Ha ne ne münasebet, ne sorunu var diyor. Sorun var kardeşim. Biz ortak sevinç ve üzüntülerde birleşecek değil miyiz? Ama bunu aşamıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin nitekim aşamadığı sorunlardan en önemlisi olarak gözüküyor bu. Peki. Şimdi baktığınız zaman, ha bu bu tarafı diğer tarafta da şu sözümü söyleyip bitirmek buyurun, istiyorum. Buyurun. Türkiye Cumhuriyeti'nin kanaatimce herhalde iki temel meselesi var şu anda gözüken. Bu saydığımda bir ekonomi bir diğer de hukuk. Hukukta yaşadığımız sorunlar. Biraz önce Sayın Arkadaş yargı Bağımsızlığı'yla ilgili, tarafsızlığı ile ilgili sözler söyledi. Elbette isabetli. Elbette hukuk güvenliği hakkında sorunlar yaşıyoruz. Elbette hakimler ve savcılar kurulunun yapılsın değişmesi lazım. Bunların tereddüt yok. Ama ben bu eleştirileri yapalım. Elbette sistem içinde kalmak suretiyle yapacağı eleştirilerde bulunalım. Hakimlere, Cumhuriyet Savcılarına cesaret verelim. Siyasetin yargıdan, yargının da siyasetten el çekmesi gerektiğini söyleyelim. Elbette sıkıntılar var. Kolay değil. Kifte standart, kanunun kitabın kişiye duruma göre bazen öyle uygulanması böyle uygulanması ama vur derken öldürmeyelim deyim yerindeyse ben onu ifade etmek istiyorum. Bir de şunu savunuyorsunuz hocam yani mevcut A durum buysa. Bile... hangi güçlükler altında görev yaptığını bilenlerden birisiyim ben. Hı hı. Kolay değil. Allah Allah Allah'a yardım etsin. Mevcut durum buysa bile mevcut kuralların içinde kalalım diyorsun. Bakın mesela söylenen, belki biraz sonra bu konuyu açacaksınız. En son gündeme gelen meseleler işte açıklamalar. Televizyon ekranları, sosyal medya üzerinden kurulan mahkemeler. Buna bizi rahatsız ediyor. Biz ben bir yargı mensubuyum, avukatım. Ben rahatsız ediyor. Ama bakıyorum Radyo Televizyon Üst Kurulu müstehkenlikle kafayı e, onunla belki e, şey e, yoğunlaştırıyor ama yayın ilkeleri 8. madde burada dururken belki kaç bendinde geçen yayın yasakları var, yayın ilkeleri var. Bunları hatırlamaktan nedense bir geri duruyor. Niye bunların gereğini yapmıyorsunuz? Ben bunu söylüyorum. Bak bunu söyleyince diyor ki sen yasakçı zihniyet değil kardeşim. Şimdi bu kanun kitabı beğenmiyor musun? Yanlış mı? Zamanı uygun değil mi? Demokratik değil mi? Hukuki değil mi? Git değiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne. Ama ben şunu iddia ediyorum Türkiye Cumhuriyeti'nde. Türkiye Cumhuriyeti'nde bence tatbikat sorunu var. Anayasa, kanun bizim fersah fersah önümüzde. Her şeyimiz var onu uygulayamıyoruz ama ki. uygulamıyoruz. Ya bakın ne diyorum? Tekrar tamam. söylüyorum. Radyo, televizyon, üst kurulunun sayın üyelerinden, sayın başkanı bizi ta takip ediyorsa. Ya 8. madde var yayın hizmet ilkeleri. B, C, Ç. Bu yasakçılık değil ki. F, G, I, ne, ne I, K. Hocam? Ben anlamadım son açıklamalar yani. işte görüyoruz televizyon ekranları üzerinden insanlar birbirlerini davet ediyor, siyasiler katılıyor, başka birileri katılıyor. Son açıklamalardan kastınız Sedat Peker'in sözleri. İşte yani oradan başlayan oradan devam eden başlayalım. tüm aşamalara bakıyorsunuz. Ya, Gün gerçekleşen bir, programa bir, birazdan karşımız. Kardeşim bak Türkiye Cumhuriyeti. Bir Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk vardı Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devlettir, kuvvetleri vardır. Bu kuvvet üçtür. Bir de dördüncü kuvvet, basın kuvvetlerinin o da yasama yürütme yargıdır. Hocam. Türkiye Cumhuriyeti'nde biraz önce sayın arkadaşın açıklamaları o açıdan önemlidir. Yapıcı olarak dikkat alınmalıdır. Tamam. İnsanlar dertlerinin çözüm yerleri olarak yargıyı görmüyor. Hmm. Televizyon ekranları üzerinden bir saniye mahkemeler kurup dava Dur, çözüyor insanlar ya. Daha hocam. <laughs> hayır hayır, bakıyorsunuz sabah kuşaklarında insanlar televizyon ekranlarından medet umup orada delilleri tartışıp savcı gibi, hakim gibi kararlar veriyorlar ya. Ve şimdi bir hukuk devletine bu yakışır mı? Açıkça sorabilir. Sen mi? Radyo Televizyon Üst Kurulu olarak ne yapıyorsun? Hı. Açıkça sorabilir miyim? E, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin aramakta olduğu bir şahsın bir televizyon programına canlı yayında katılmasında yani hukuk sıkıntı var, var mı Ben 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 söylemeyeceğim herhalde Radyo Televizyon Üst Kurulu o, 6112 yani sayılı kanunu hocam, yani. 6112 sayılı kanunu benden daha iyi biliyordur. Hı. Herhalde biliyordur. Burada bir sıkıntı var. göre. Burada Hı -hı. bir sıkıntı var değil mi? var yani... tabii nasıl yok? Ben bu yerden. Ben, 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 ben mesela dediğimde dedim kardeşim bu internet kanunu ne işe yarıyor ya? 8A maddesini tatbik edin dediğimde evet dediler şimdi bize yasakçı. Kardeşim çıkar o zaman bu kanunu derdirme. Ama Bir Sabahtan de, kamu, bir de Şurada... kamu yararı var. Herhalde. Hayır bak kamu, kamu yararı. ayrı. kamu yararı var. Sen gidersin. Sen gidersin. Tamam. Sen gidersin davanı açarsın. Kamu yararı Yürütmeyi bizim açarsın. mesleğimizin temellerinden bir tanesi ama şunu sormak istiyorum. Hakkında hüküm kurulmamış. Ve fakat aranan bir kişiden bahsediyorsak eğer hüküm yok henüz diyelim ki. şöyle Bahsettiğimiz yayında öyleydi. Yakalamalı. Örneğin. Kırmızı bültenli Hı -hı. Başka bunların bunların bakın yayın hizmet ilkelerine bakın ya. Hı -hı. Burada, burada, yazıyor zaten. Hüküm yok ama hocam. Hiç önemli değil. Önemli değil. Siz devleti sarsamazsınız. Hı -hı. Bak burada Peki, diyor ki Barış kişi ya da değil, kamu eleştiri ötesinde küçük düşürücü veyahut da efendim işte devam ediyor e, şurada hukukun üstünlüğü adalet tarafsızlık esasına aykırı olamaz. Öyle küçük aşağılayıcı iftira niteliğinde ifadeler içeremez. Bir sürü yazıyor. Ondan sonra e, suçlu olduğu halde yar kararıyla kesinleşmedik. Hiç kimse suçlu ilan edilemez. Peki barışçıl muamele edilmez. Söylediği... Bunları ben yazmadım ki. Kamu, kamu... Türkiye Büyük Millet Meclisi. Sayın arkadaş orada bulundu. Doğru bulundu. Orada e, bu bu topluma hizmet etti Doğru, milletvekili bulundu, olarak. Ama aynı zamanda çok kıymetli çıkarmış? bir meslektaşımız. Türkiye Büyük Millet Meclisi sabah akşam ihlal edilsin diye mi çıkarmış? Peki. Uygulansın diye çıkarmış. Kamu yararı hocam. Onu nereye koymamız lazım? Top, Bütün bu söylediklerinizin söyleyeyim. içinde. Şimdi tekrar yani, söylüyorum. E, ihlal eden, önce işaret ettiğiniz kuralları ihlal söyleyeyim eden söyleyeyim bir kişiyi bak, alırken kamu yararı varsa. Tamam. Hiyerarşik yapıda anayasa mahkemesi denilen bir yapı var değil mi? Elbette. Bunda Bu nedir bu mahkemenin işi? Kişi hak ve hürriyetlerinin bekçisi anayasa değişikliklerini, kanunları anayasaya uygun mu değil mi diye denetlersin. Gidersin oraya soyut somut norm denetimi dersin. Kanun var mı? Kanunu tatbik edersin. Kamu yararı dediğiniz mesele ancak şudur. Bir yetkin vardır. O yetkiyi kullanmak da idari işlemin beş unsurundan biridir. Hayır. Bazen Esin kamu yarardır. Bazen, o kanunu tatbik etmemek, bazen, kanunu göz ardı etmek asla olmaz. Mesela siz kamu yararı şöyle diyor. Ya birisi birisini öldürdü iddiasıyla aranıyor. Ya bunda kamu yararı var aramayalım diyebilir misiniz ya? Peki bir skandalı ortaya çıkarıyorsam diyelim ki. Olmaz bak. ...skandalı ortaya çıkaracak olanlar vardır. Gazeteci skandalı ortaya çıkarır. Olur mu? Gider bir de şey koyarsın. Hocam. Araştırmacı yani... gazeteciliktir. Hı. Buna bir şey diyemezsin. Tamam. Hatta kaynağını bile açıklamaz. Ama skandal artık yansıttıktan sonra... ...bunun işini, hesabını ben milletime veririm. Ben şuraya veririm. Ben, şuraya veririm, ben buraya veririm. Hı. Kur televizyon ekranlı. Haydi bakalım burada. E, hesaplaştık. Gördük. Yargı ne kardeşim? Yanlış olduğunu Hocam yargı Peki. çalışmıyorsa yargı ne, ne yapacak? Ama ha. yargı çalışmıyor. İşte çalıştırmamız lazım. Yargı. Yargıyı çalıştıracak... Millettir. Yargı çalışmıyor derken istiyelim. Barış arkadaş Yargının başka bir tarafını kastediyor. Yani iddialar konusunda yargının çalışmıyor. Hayır yani. şimdi. E, tamam. Şimdi şey, bak, şimdi şey, tamam. Sorun mu? Bunu ee, konuşalım yapalım mı? E, hacı'dan, hacıdan ve e, evet, Yas Hocam'dan alalım, sonra. Ondan hacıdan sonra gelelim. Yas Hocam'dan evet, sonra ben Çok daha iyi olur. Ben de söyleyeyim. onu söyleyecektim. Hacı Yakışıklı. E, şimdi e, Pervin Buldan örneği verildi. E, meclis oturumlarını yönetecek bir kişinin de evet. dahil olduğu bir siyasi partiye e, illegal dememeliyiz. Yasa dışı dememeliyiz. Görüşü buradan şekillendi. E, onun için Zaten Buradan biz hep edebilirim. şu ilkeyi savunduk. HDP'ye oy vermek ayrı bir şey. Tamam. Oy veren seçmeni kitle. ayrı tutuyoruz. Yani ayrı tuttuk elbette. Mu? Tamam. Elbette. HDP de legal olarak kurulmuş bir partidir. Tabii. Bugün şu siz anda isterseniz da öyle. şu anda Türkiye'de 105 siyasi parti var. Hı -hı. Eğer bunların hepsi değil 19 tanesi seçime girebiliyor. Diğerleri seçime giremiyor. 41 ilde örgütlenirseniz seçime girebiliyorsunuz. Tamam. 19'u 41 ilde örgütlenmiş en az. Diğerleri örgütlenemediği için giremiyor. HDP'deki farklı kişiler başka bir yani legaldir bu. Şu anda legal. Yasalar legaldir yasalar evet. Içinde. Legaldir. Tamam. O yüzden legal olduğu için de Türkiye Büyük Millet Meclisi ilk açıldığı zaman en yaşlı üye çıkar meclis başkanı olur. Başkanı olur. O en yaşlı üyenin Seçim hangi yapılır. partide olduğuna bakılmaz çünkü bakılmaz. meclis legal bir yerdir. Tamam. Bugün HDP'liler çıkıyor ve mesela bazı PKK'yı kınayan bildiriler çıkıyor. Hı hı. Türkiye Büyük Millet Meclisi ortak bildiriler CHP, İyi Parti MHP, AK Parti topyekun imzalıyor. Mecliste bulunan Büyük Birlik Partisi imzalıyor. Tamam. E, fakat bakıyorsunuz HDP imzalamıyor. E bu da legal. Olabilir. Filistin meselesi. Bu da legal. Tamam. Yani, Ama hakkı var. Bir kişi, saniye. Değil Zaten mi? yok demedim ki. Tamam. Bunun yanında 2015'te ara seçim yapıldı. Türkiye'de hatırlıyorsanız. Ara seçimde. Ara seçimde mecliste e, bulunan milletvekili oranında kabine kuruldu. Ve o kabine yasalara uygun bir şekilde ve o kabinede Deniz Baykal'a da bakanlık teklif edildi. HDP'ye de teklif edilmek zorunda kaldı. HDP iki bakanlık düştü. Çünkü kanun ara seçim yapıyorsan, kabineni kuruyorsan bütün partilerden aday gö e bakan göstermen gerekir dedi. Verildi. Bunlar legaldir. Kanun duru bunlar. Peki geldik bu tarafa. PKK terör örgütüdür. Bu da bir gerçek. Tamam. Ve biz PKK PKK ile mücadele AK Parti ve MHP'nin işi mi sadece? Hayır değil. Herkesin işi. HDP kısmının illegalleşmesi kısmına gelince. HDP legal olarak kurulup legal olarak meclise girmiş ancak milletten aldığı yetkiyi illegalleştirmiştir diyor. Nasıl illegalleştirmiştir? HDP'ye doğrudan bundan... illegal demiyorsunuz yani. HDP'ye doğrudan illegal demiyorsunuz. HDP legal olarak kurulmuş, kurulmuş ancak illegalleşmiş illegal. bir tamam, partidir diyor. Yani tamam. bunu söyle geçti diyorsun yani. Hayır, nasıl? Marksist terminolojide öyle derler. Legal'den illegale geçti diye. Evet evet doğru. Bunu tamam. Öyle Aynen şey öyle tabii. diyorum. Illegale geçti. Niye söylüyorum bunu? Ya ortada hiçbir şey yok da haltu etmek için mi söylüyoruz? Niye iyi partiye demiyoruz? Niye CHP'ye demiyoruz? Onlar da eleştiriyoruz ama demiyoruz. Hani PKK ile direkt HDP ile ilişkisi var diyoruz biz de. Ya illegal dediğin şey Niye? yasa dışıdır. Niye? Pervin ya. Buldan çıkıp da Hakkari'nin dağlarındaki teröristlere selam söylüyorum diyorsa siz partinizi illegalleştirmişsiniz demektir. Eğer bir HDP'nin yetkilisi çıkıp da Mehmetçi öldüren, şehit eden bir terör örgütüne millete dönüp de PKK sizi tükürüğüyle boğar diyorsan Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına sen partiyi illegalleştirmiş oluyorsun. Garada Garanın sorumlusu Erdoğandır dediğin an, Garanın sorumlusu Türk Silahlı Kuvvetleridir dediğin an, sen HDP'yi illegalleştiriyorsun Sayın Erdoğan da diyor ki bunların adı Millet İttifakı ama bunların milletle bir alakası yok. Bunlar zillet zillet diyor. Bu Uzaydayız siyaset. Biz, uzaydan mesela, geldik. Bu siyaset. Biz HDP'yi konuşuyoruz <laughs> şu anda. Siz ittifaka geçtiniz. HDP'de kalalım. Herhangi bir siyasi partiyi kategorize ederken tabii. kullanılan bir ifadeleri sadece. işaret etmek istedim. Yanlıştır. Da o ayrı yani konu. Bunlara katılmıyorum. O ayrı yani, konudur. Yani Şimdi bu ben İYİ Parti ve ile ilgili bu siyasi söylemlerdir. Ben HDP'nin PKK PKK'yla Terör örgütü demeyerek kendini illegalleştirdiğini, ter, millet mücadele ederken siz terör örgütüyle kol kola gireceksiniz. Ama bak bu terör da hukuk katliamı destek işte. Vereceksiniz. Bak bu da hukuk katliamı biliyor musun? Ne hukuk katliamı şey? Barış Niye? Bey? Bir Ya, neyi ya Burada katliam. Ersan Hoca var. Ceza hukukçusu, anayasada uzman. Ersan Türkiye'de... Hoca HDP, PKK'ya destek veriyor mu vermiyor mu? Ya hocam bak bir, saniye, bak, Ersan Hoca... bir şey söyleyeyim. Hacı. PKK'ya destek veriyor mu vermiyor mu Barış Bey? Siz söyleyin. Niye Ersan, Ersan Hocam söylesin orada. Vermiyor HDP, PKK. Senin anayasa mahkemen şekli başka bir şey söylüyor. Bak, bak başka bir şey söylüyorum. Suçsuzluk, masumiyet karinesi var. Henüz yargılanmadı. Hukukun olmuşsun. en temel ilkesidir. Yani burada Ersan, HDP, hocamın, HDP... Ersan Hocam'ın yanında şimdi hukuktan konuşmak ayıp oluyor ama. Nedir masumiyet karinesi? Mi? Hayır hayır masumiyet ne? karnesini falan zaten Türkiye'de kimsenin taktığı yok da. Ne kadar masumiyet PKK'si tükürüğüyle bakın, bu yan kimse, adam. Hiç kimse hiç kimse aleyhine değerlendirilecek bir konuda görüş açıklamaya zorlanamaz. Hı. Çok temel bir ilkedir bu. Tamam. Ben nasıl ki Hacı'ya Hacı sen layık misin? Senin gaz sen laik mi? Desteklediğim parti layık mi? Söyle diyemezsem hiç kimse de HDP'ye şunu söyle, bunu söyle, şunu Anayasada söyle. Anayasada böyle Onu bir hüküm yani var. Ben size olur mu? Ben, bir ben saniye. size PKK'yı destekliyor, destekliyor musunuz? Söyleyin Burada diye soramaz mıyım? Soramaz. 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 Peki konuştuysanız tamam. ben söylemden devam Niye? etmek istiyorum. Anayasayla Türk Ceza Kanunu Nasıl Türk Ceza Kanunu da bunu engellemiş. Nasıl sorar hocam? Ya soramaz. Ya soramaz. Cevap vermek hocam etme. Nasıl soramaz? Ya hocam Vekilinden bahsediyoruz. Bir dakika özür dilerim. Şuraya geldik. Ahmet Abi'den bahsetmiyorum. Ama cevap vermek zorunda değilsiniz. Ya hocam bakın. Cevap vermek zorunda değiliz. İlyas tamam. Hocam bugün Millet kenarda iyeseniz, Mecbursunuz cevap İlyas vermeye. Hocamız Neden? söz hakkından Söyleyeyim çalıyoruz. o zaman bir müsaade <laughs> edin. Hacı, Hacı Barış Bey bitirsin Hacı Hacı bak bunu Niye soramazsın. Bu, Bakın her ne sebep ve amaçla olursa olsun kimse düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz. Tamam. Düşünce kanaatlerini açıklarsa da bundan kıran artı hocam Bu artı 25. madde artı anayasa, abi, artı, evet. artı neye de zorlayamazsın. Hayır buradaki tartışmayı Dur, ya, söylüyorum. Dur hocam sen de yani ya hacı, buradaki şimdi, tartışmayı söylüyorum. Acı, Hadi, bak, hacı bak süremden çıktı. devam edeyim. Bak, hacı hacı çok temel Ay, bir kavram sordun ya. Çok o temel, o temel yani. bir kavram ya söyleyeyim bırakayım. Buyur. Barış Bey de Hiç edeceğim. kimse aleyhine değerlendirilebilecek bir konuda konuşmaya, görüş açıklamaya zorlanamaz. Tamam. Hukukun en temel ilkesi. Anlaşıldı. E, Hacı Yakışıklı ben şöyle anlıyorum. Siz basit. bana Erhan PKK'yı de destekliyor bir musun de, diye be, sorabilirsiniz. Şunu söyle, bunu ama ben söyle. size cevap, verme, cevap vermeyebilirim. Böyle bir zor, zaruretim yok deniliyor. <laughs> ne güzel ya. Ülkemizde 30 bin insan. <laughs> ya, Vallahi. Bir saniye, bir saniye. Hocam, Barış Bey değil mi? Ben bu yani, arada Barış Bey ile ilgili bir gerçeği keşfettim. Gerçekleri duyunca gülüyor Barış <gülüyor> Bey. Ben bunu keşfettim. Ya gerçekleri yürüyünce Barış Bey gülüyor başladı. Gerçeği başlayayım. gerçekleri merak Hayır, bu, peki, bu ülkede, bu bir, bu, bu söylediğimde bir sorun var mı sizce? Yani siz bana sorabilirsiniz. PKK'yı destekliyor musun diye. Bir ben buna cevap vermeyebilirim. Vermeyebilirsiniz. Tamam. Vermiyorsanız PKK'yı, PKK dediğiniz terör örgütü. Kırk yıldır bu ülkede bebekleri öldüren bir terör örgütünden bahsediyoruz. Kuşkusuz. Bunda, Çözüm bunda süreci hiç, yapılmış, hiç, hiç silahı, silahı, silahı bıraksın yok. diye uğraşılmış bir terör örgütünden bahsediyoruz. Silahlar bırakmamış, yani gitmiş polisleri öldürmüş bir terör örgütünden bahsediyoruz. Şimdi ben Ersan Şen'i ve Barış arkadaşa PKK'nın terör örgütü olup olmadığını söyle, söyler misiniz dediğim e zaten zaman. Zaten kanunen öyle. Zaten. Kanunen yargıtay öyle. Yargıtay var. Peki kanunen böylese biz şu anda PKK'yı konuşuyoruz zaten. Bu, bu, bu mecliste Konuşu ne değil, olsa buna itiraz bir yani Hayır HDP şart, üzerinden Ben size, tartışma. Ersan Hocam çay şekerli mi içiyorsun şekersiz mi? şeker Bunu mu soruyorum? Ben de şekersiz, şekersiz. içiyorum. <laughs> Ama soru bu değil. Soru on binlerce insanı öldürmüş, silahsız askerlerimizi PKK. katletmiş, askerlerimizi tamam. e, öldürmeye kalkan bir terör örgütünden bahsediyoruz. Bu terör örgütüne karşı yok. topyekun mücadele edecek miyiz etmeyecek miyiz? Ediyoruz zaten. Tamam. Ediyoruz diyorsun ondan tamam. sonra da çıkıp diyorsun ki... Evet. Kimse fikirlerini söylemeye Hayır, mecbur demiyoruz. tutulamaz. Hayır, Hayır. Siz dediniz ki HDP ile PKK'yı eşleştirirken Barış Bey'e sordunuz. Bana da sordunuz ama ona geçtiniz. Ben de size fikrimi söylerim ama anayasa mahkemesi önünde açılmış bir davranma. Söylüyorum. Var. Bir saniye, saniye fikrinizi soruyorum. E, şık olmaz diye düşündüm yok, Yoksa peki, bir teröristim yok benim. Devam etmekte olan her davranma konusunda biz de yayın açıyoruz. bir katli davranmak mümkün Klasik bir şey yapalım. Sen, doğal olarak. Müsaadenizle. Estağfurullah. PKK terör örgütü müdür? Evet. Evet. Peki ben PKK terör örgütü müdür diye HDP'lilere sorabilir miyim? sorabilirsiniz. Peki cevap vermiyorlarsa ve PKK'sı tükürüyle boğar diyorlarsa ne anlama gelir? Ya bu soruları gelir? çözüm sürecinde niye sormadınız? Ya diyeme hocam ne? Hayır güzel. Hayır, hayır. Çözüm, çözüm şey anladım. Cevap vermezse, vermezse anladınız değil başka, mi? Başka tamam. tükürüyle boğarım derse başka tabii ki. Tamam. Şunu soramazsınız. Çözüm HDP HDP sürecinde niye sormadınız HDP'lere bunları? Çözüm sürecinde çünkü PKK silah bıraksın diye yapılan bir süreçti. Silah bırakmadı ve PKK'nın HDP'nin bu konulara bakış açısı diyorlarken daha terörist kaldı. O zaman niye niye Cumhuriyet Başsavcısı Evet. İddianame düzenlesin. HDP'ye yani. Hayır hayır. bir tereddüt yok ki. Sizin, sizin PKK, söylediğiniz bir, açık bir açıklama gelmedi. Evet. PKK sizi tükürüyle boğar diyen adamlara da terörü ya, destekliyor ya, demiyor musun? Suç işlediyse gereğini yapıyor zaten diyorum ben ya. Yargı var burada. anayasa işte HDP'si tamam. Var. Yani yok bu, bu adamlar da. Ay, ben şık bulmuyorum onun için. Şu anda bir iddianame düzenlenmiş o aşamasına aile. gelince yoksa HDP'nin HDP, nin HDP, nin HDP nin vaziyetini biz biliyoruz. HDP'yi kapatacak olan biz değiliz. HDP'yi kapatacak olan ben de değilim. AK Parti MHP'de değil, buradaki kimse de değil. Anayasa Mahkemesi. yoksa konuda. yoksa HDP'nin faaliyetlerini HDP kapatacak HDP olan HDP'nin sözcülerinin konuşmalarını benim savunmam onları bir mümkün değil. Yani, Demokratsanız kimse inanmaz zaten. Hocam, İllegal midir yani, tamam. bunların yaptığı açıklamalar? O açıklamalar hukuka aykırıdır kanunen suç. Ben de onu diyorum. Geldik işte işte. işte HDP illegalleşmiştir diyorum. tamam. Nihayet cevap bana alabildim. Barış Bey de benim görüşüm zaten böyle. Hocam öyle de ben sizin görüşünüzü bırakmıyorum. Ama burada bir Hayır, hayır. yani bu bu meclis <laughs> ya ama yani kategorik olarak konuşulan bir şey var. Türkiyesel <laughs> olarak konuşulan Allah bir şey var. İhmal bırakmıyorsun. Evet. ya. Hacı. Aa, soru, 40 zorlandı. yıllık 40 yıllık Ersan Şen'i bile <laughs> neyle itham ediyorsun <laughs> hayır, ya? Hayır ben Ersan Şen'in biliyorum. Ne ile itham ediyorsun? Biliyorum ya? 40 da 40 yıllık Ersan Şen'i. Sizin dediğiniz o hukuk <gülüyor> <gülüyor> hukuk ne diyordunuz? Hukuk Zorlayamaz, katliamı, zorlayamaz. Demek ki ben hukuk katliamı Hayır, yapmıyormuşum. İllegal dediğiniz sen de bunu anda söyledim. hukuk katliamı olur <laughs> denilmiş. Ben tekrar de. <laughs> başa Biliyorum tabii ki PKK'ya terör örgütü dediğinizi vesaire. Elbette. Barış arkadaş da PKK'ya terör örgütü yani. diyor. Ama Barış arkadaş da HDP'lileri ateşli bir şekilde savunuyor. Ya kardeşim ben Öyle hukuku savunuyorum ya. 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 bu memlekette hukuku savunmak, evet. anayasadan bahsetmek suç haline geldi. Suç haline geldi. Niye karışıyor Diyorum ki bir insanı, bir insanı hiçbir konuda düşüncelerini açıklamaya zorlayamazsın. PKK'ya terör örgütü diyor ama HDP'ye Ya Barış Erşen zorlayamazsın adamı Ersan söylüyor HDP illegal Allah, diyor Barış doğru. arkadaş illegal diyemiyor Hayır HDP için illegal şey demedi. demedi bu arada Ersan Bak, hocam şey da HDP'lilerin yaptığı açıklamaların HDP. illegal olduğunu söylüyor Ne güzel ya ne güzel kuruyor Ama hayır <laughs> öyle kelimelerin de ne var yani Demokratik <laughs> Partisi tahmin ediyorum 2012 yılında kurulmuş Halen geçerli tüzel kişiliği bulunan bir siyasi parti. Evet. Ben bu siyasi partiye illegal diyemem şu anda. Evet. Çünkü yasayla Anayasayla kurulmuş i̇şte, bir siyasi partiden söz ediyorsunuz. Diyoruz ama ki HDP, HDP illegal Partiye illegal diyemem dedi abi. Partiyi Parti şu, şu anda illegal şu anda. diyemem. Kapattığında illegal diyebilirim artık. Ama söylemler illegaldir Bak, dedi ha, Olabilir. Mi? Yani evet. bireysel onların zaten o sebeplerle yargıta Cumhuriyet Başsavcısı 800 e aşan sayfa düzenleyip şimdi iddianame ortaya koydu. Bu Elbette ateşe olmayan evet. yerden duman Bu çıkmaz oyunu. ama Tabii bunlar ki, iddia. Söylüyorum. Tamam. Şu an iddianın tamam. anayasa mahkemesi tarafından değerlendirileceği bir yargı safhatına geçirebilmesi için bu iddianamenin önce kabul edilmesi, Peki, anayasa evet. mahkemesinin de süreci başlatması Peki, gerekiyor. İlyas Hocam'a bir kez daha e, bizim, benim, teşekkür benim ediyorum. Bahsettiğim, <laughs> <benim geliyorum>. bahsettiğim <laughs> biraz daha benim ben. bahsettiğim, bahsettiğim, <laughs> benim hukuk <gülüyor> kitap <gülüyor> böyle yazıyor. Tamam. Tamam. İlyas Hocam'a tamam. da haksızlık olmaması açısından sözümü tamamlayayım. Hacı haksızlık, haksızlık diyorsun, devam ediyorsun. Ben HDP'lilere Bunlar milletvekili değil demedim ki. Hayır hayır demediniz canım böyle bir şey. HDP bir parti de değildir demedim. Onu da demediniz. <gülüyor> <gülüyor> Ama <gülüyor> HDP İllegaliteye sırtın ya PKK'dan bahsediyoruz etmeyin insanımızı öldüren ya, PKK'dan, PKK'dan bahsediyoruz. HDP'ler PKK'ya top yakın destek veriyorlar. Arkadaş. HDP'ler PKK'ya terör örgütü değildir diyemiyorlar. Diyemiyor, arkadaş, PKK'sı tükürüyle bu Hacı Bey HDP ile ilgili sorun olduğunu kabul ediyoruz. HDP'yi yönetenlerle ilgili sorun olduğunu İllegalleşiyor HDP biliyoruz. diyorum işte. Bak illegalleşme sürecine girmiştir. Açılacak bu dava ile bu süreç başlatılmıştır diyebilirsin illegaldir dediğinde HDP ile ilgili henüz şu anda bir hukuk devletinde anayasa ve siyasi partiler o, kanunu karşısında bu gerçekleşmiyor. Birinci değil cümleden sonra ikinci cümleye geçin hadi. HDP sırtını PKK'ya yasladı mı yaslamadı mı? yaslamış ki bu davayı ben de diyorum ki sırtını yaslamıştır diyorum. Çünkü temelli temelli kapatılmasına dayanak olacak o da Hali, Geçiyorum burayı. 68 ve 69. maddeleri dayanak almış anayasanın. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı. HDP legal bir partidir. illegalleşmiştir. Çünkü HDP biz sırtımızı PKK'ya yasladık diyorsanız illegalleşmiştir. Ben ancak şunu söyleyeyim. Amerika'da böyle bir tartışma yok. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı iddiasını dile sizin, getirmiş. Sizin söylediğinizi düşünüyor. Avrupa'da var ya. Yani HDP'nin PKK PKK'ya sırtını de dayadığını Türkiye'de düşünüyor basın ki, özgürlüğü ki yok diyorlar bu kapatma yani. davası açıldı. Bir de Türkiye'de basın özgürlüğü yok diyorlar. Amerika'da el diye tartışın bakayım kim tartıştırıyor. Ee, Avrupa'da tartışma yani. E, siz de yani. burada Alman Alman yani. tartışmasaydınız. Alman vatandaşı çözüm, 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 ya. ya, ya, ya senin burada HDP dediğin parti İmralı'da kuruldu hacı ya. İmralı'da kuruldu ya, çözüm sürecinde kuruldu kardeşim. O çözüm sürecinde DTK AK, silah bıraksın diye yapılan. Ne ya güzel her şeye vardı. bir kılıfınız var. Niye kılıf o olsun? Öyle bu böyle ya, bitmiyor ki sizin bu milatlarınız Türkiye Cumhuriyeti'nde hukuku şaşırtmamak lazım. Hukuku rayından <laughs> bir çıkardığınız zaman evet, toparlamak rayından şey çıkmasın. Burada diyorum. tartışmadığımız bir şey, şey var. PKK bir terör örgütüdür. Nokta. Diyorum ki Almanya'da yani. Buna karşı. Fransa'da, Fransa'da Fransa'da 30 bin Fransızı öldürmüş bir örgüt düşünün. Tamam. 30 ya bin Fransız. Bir saniye. 30 bin Fransız'ı o. öldürmüş bir örgüt düşünün. Tamam. Ve bu örgütü biz sırtımızı yasladık diyen Fransa'da bir tamam parti da düşünün. Tamam da 2012 yılından bu tarafa niye bu siyasi partiyi yaşatıyorsun? Tutarlar. Ha. Ha. Tamam. Ha. Hemen buna cevap veriyorum. Bu da bir soru. Bu yani. yine... Hukukun problemidir. Nasıl hukukun, hukukun problemi? Ya, Yapma hukuka, Allah aşkına ya. Hukuka baskı yapıyorsun. Ya, davayı ya, açıyorsun. Ya. Açma diyorsun. Allah aşkına şey ya. Çözüm sürecinde 6.5 milyar sayılı o kanunun git genel gerek kesin oku. Hacı yani, yemin ediyorum. Doğrudan mı? Davayı ben mi açacaktım? Niye daha evvel açılmadı? Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın davayı açmaması hatadır. Şimdi hemen yargıya Topat Yapma. Hatadır. Davanın göz alması hatadır. Ya operasyon yettim. Başka anlamını bu iddialarımız çoktan hazır. Verildi. Bunu ben biliyorum da konuşturmuyorlar. Şu tarafa koyalım. Allah aşkına ya yapma. Davanın ya. açılmasının geç kalması da şey yargı mensubuna HDP... yüklüyorsun hacı. Sanki yargı bir mensubu saniye. Türkiye Cumhuriyeti'nde istediği gibi hareket edebiliyor. E bu bunlar siyasi gerekli Sanki meseleler. Buna 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 o, siyasi destek saniye, olmazsa o ayrı bir ya, yargı mensubu nasıl hareket edecek? HDP'ye HDP dava açılmasının geç kalması HDP'ye aklamaz. HDP'nin yaptıklarını adını söylemiyor. Asla, asla. O da bir ayrı Ama bir tartışma konusu. Ama adaletin konu geçkeliğini adalet değildir. Şunu sen yapman yapma gerekeni zamanda yapmadığında diyor ki siyasete alet ediyorsun bunu. Hmm. Hukukun gereğini sen zamanda yapsaydın bu sorunlarla karşılaşmazdın. Şu anda de, siz er, yani, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısına ya. sesleniyorsunuz. Nasıl ya cevabı ya? Hacı ya ya? Ahmet Türk verdi. Kimi Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı'nın iddianamesi benim bildiğim hayır 2020 yılının sonunda hazırdı. Ya PKK'ya terör örgütü diyorsunuz e, hocam. Evindeydi. Baktığım zaman HDP, HDP'de PKK'ya sırtını yaslamıştır diyor diyorsunuz. Sonra dönüp başka e, konu. 6-8 Ekim hadiseleri ne zaman oldu? 2014 yılında. Peki sizce niye verilmedi hocam bu? Madem hazırdı. E, verilmedi siyasi çünkü siyasi destek siyasi yok. istemiyorlar. İstemiyorlar. Siyaseten düşünülüyor Siyas Siyas her AKP şey. Hukuku bugün, düşünen AKP yok ki. AKP bugün hala kapatılmasını istemiyor HDP'nin ve bence de kapatılmaması da gerek. Peki. Hacı AK Parti'yi savunmaya yap. Sayın arkadaşın dediğinin bu sayesinde olabilir anayasa değişikliği Çünkü lazım. Artık ok çıktı da Bir dakika, benim hakkını... şu sevgili Hacı Yakışıklı. Biz burada kimseyi aklamıyoruz, kimseyi suçlamıyoruz. Da. Böyle bir makam değil burası. Bir Müzakere tartışma ediyoruz. yapıyoruz biz. E, ama e, burada Barış bu Türk arkadaşım ve Ersan Şen Hocam'ın söylediği şeyi ben şöyle anlıyorum. Yani, yani Hacı anladın, e, ben de devam edeyim. Bir, ona. bir hüküm kuruluncaya kadar bu partiyi, bu siyasi partiyi ve milletvekillerini legal yani yasalar içerisinde kabul etmemiz gerektiği vurgulanıyor benim anladığım kadarıyla. Öyle zaten. Değil mi? Böyle. Burada hala öyle. Şu anda. Hala öyle ilgili bir sorun yok. Tamam. Çünkü bu partiye tedbir istedi. Hukuki olarak bir sorun yok. Yok. Ne diyeyim sorun mu var diyeyim yok Bey. tamam. Hayır hayır geleceğim Hacı <laughs> <Geleceğim. gülüyor> Erhan geleceğim. Bey geleceğim Hacı Erhan Bey Buldan, Buldan şu anda kırmızı plakalı arabayla dolaşıyor. Doğru. Kırmızı plakalı arabasını. sizi rahatsız edebilir. Kırmızı plakalı. Evet. Hocam. E Gereği yapsın canım ben mi yapacağım? Evet, hocam. ben de aynısını diyorum Ersan hocam. Ersan yapmamışsa bu devletin hatası kırmızı ne yapayım? Kırmızı plakalı arabasının sınırsız benz bak sınırsız altını sınırsızın altını çiziyorum. Sınırsız benzin kullanma ve seyahat etme hakkı var Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bütçesinde. Olmasın diyorsunuz değil mi? Efendim ben öyle bir şey demiyorum. Ben olmasın, olmasın diyorum. Kullanacak tabii yine olmamasını yapacak milletvekili. Tamam. E Bak, ben olmasın diyorum ama engelleyemem sen, ne yapayım şimdi e, sen, sen ben sizin biliyorum en başından beri ama şey şunu söyleyeyim bırakayım HDP illegalleşmiştir tamamen tarihçiyim ben. Hacıya Hacıya cevap <laughs> Ahmet Türk <öğreniyorum>. verdi. Hacıya cevabı <laughs> Ahmet Türk verdi. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Bir, bir, en azından iyi anlatmak için Ben bitirmek için ısrarla bekliyorum. Çok bir saniye. Geleceğim. İki dakika olsa bitecek. biteceğim. İlyas Hocam'dan izin almam Eran lazım. Heran Bey, Heran Bey. Ben yani. izin veriyorum, ben bekliyorum. Tabii. Bey, biz hukukçuların şöyle bir tarihsizliği var. Şimdi hukuk devletindeyiz. Biz polis devletinde değiliz. Kanun devletinde de değiliz. Tamam. Hatta genelge devletinde de değiliz. Biz bunu Hacı Bey'le ara sıra programlarda hmm. tartışırız. Hmm. Şimdi hukuk devletindeyken kim olursa olsun siz mevcut kanununuzda kitabınızda hareket etmek zorundasınız. Ya kanunda sorun vardır onu değiştireceksin usul uygun ya da kanunu uygulamıyorsundur. Türkiye Cumhuriyeti bu iki süreçlerden geçti. Çözüm süreci dediğiniz zamanı Hacı Bey diyor ki ya oraya girme. Ya 16 Girelim Temmuz canım. 2014 tarihine <laughs> kadar Girelim 16 oraya. Temmuz 2014 tarihine kadar 6551 sayılı kanun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçmedi. Çözüm sürecinin bakın kanunu değiştirdin ama çözüm sürecini zahiyeten kurtaralım e Ama sen gitme. o dönemde hukukun, kanunun, kitabın gereğini yapmayıp ötelersen, ertelersen Bunlar HDP'ye aklamaz. Bak, bak aklamıyor Hayır, aklamaz. ama sen Asla bir hukuk değil. devletinde kişiye, duruma, zamana, konjonktüre göre ben burada uygularım, burada uygulamam, burada yargı ya yargı mensubu şu anda sadece siyasete bakar hale geldi ya. Bunu görmüyor musunuz Siz ya? söylüyorsunuz bunu. Nasıl ben söylüyorum ya? Şimdi Bey, tamam hocam söylüyor. siz söylüyorsunuz yani bunu bir, diyorum. Bir... Bir şey demiyorum. Kim şey söylüyor? Siz söylüyorsunuz işte. Her Ersan şey... ya bir şey söylüyor. Siz, siz sen. söylüyorsunuz Biz işte. Ben mi söylüyorum? Hocam, <laughs> söylüyorum? Söylediğinizi yani. Erhan Bey, o, Ersan Bey söylemedim az önce? <laughs> Yapmayın. Şimdi ben Hayır, yani müsaadenizle... Yargı mensubu size. memur değil ki. Bir, bir, yargı mensubu, bir akademisyen, bir hoca e, yargının siyasetin fazlasıyla etkisi altında evet, olduğunu söylüyor. Evet dikkat ederseniz. Çekiniyor. Yani. Tamam. Var. Hollywood filmi çevirmiyoruz ki. Şey şöyle diyorlar ya. cesaretli Cumhuriyet Savcıları arıyoruz. De, nasıl bulacaksın bulacaksan tamam. kardeşim. Peki. Öyle bir şey ha mu? Ha şey Hacı Tam anlayamadım lütfen. Hacı, Hacı tamam da İlyas Hocam hiç konuşmadı. Sonra İlya, da biz konuştuk. İlyas Tabii Hocama itiraf geçeceğim. Ama siz öyle bir araya, araya geldiniz ki hiç bana konuşma hakkı Geriye kalanı İlyas Hocamla. <laughs> İlyas Hocamla. <da. gülüyor> şimdi ben e, İlyas Hocam kusura bakmayın. Ben kısa çerçeveyi hatırlatayım. HDP'nin kapatılmasına davasını konuşuyoruz. HDP ile ilgili o konuyu anlaşıldı zaten. Davası başvurusunu özür dilerim düzeltiyorum. Oy vermek başka dedik. HDP'nin legal olması başka ki legaldir. Şu anda meclistedirler. Hala o hakları vardır. Bu zaten olan bir şey. Olmalı mıdır olmamalı mıdır? Görüşümü soruyorsanız PKK'ya terör örgütü diyemeyen TBMM çatısı altındaki herkesten rahatsız <laughs> oluyorum ben. Peki. Bu şahsi kanaatimdir. Peki. Rahatsız oluyorum. HDP'de illegal olmayana sırtını yaslamıştır. Peki. Legale sırtını yaslamıştır. PKK terör örgütüne sırtını ya kendileri söylüyor ben mi söylüyorum Hayır kendileri söylüyor Kendileri söylüyor o yüzden de kendilerini illegal Ama hale getiriyorlar. Ama sırtına yaslamasına sebebiyet verenler de hatalarını anlamaları lazım Ha, 1980 mu? darbesinde o, Kenan çadır Evren'in çadır yaptığı çadır mahkemelerini 1980 orada kurmayacak kardeşim. Şey. orada Diyarbakır'da mecbur mecbur diye söyletmeyecek. Onu Allah ayrı konuşalım. Ya. Nasıl ayrı konuşuyorsun ya? Devlet bir bütündür. Devlette de devamlılık esastır. Devleti şu tarih bu tarih diye ayırabilir misin? Göktürklerden başlayalım hani, o hani zaman hocam. Hani eski Türkiye yeni Türkiye denildiği gibi. Onun abidelerinden başlayalım. Ya bunun Göktürklerle alakası ya var mı? Yakın tarihten bahsediyoruz ya. Benim bahsettiğim tarih 2009, 2010, 2011, 2012, 2013. 2014. 2015 aklımız başına geldi. Hocam. Ondan önce neredeydi aklımız bizim? Peki tamam Bırakalım Allah, milliyetçiliğin tamam. dibine vurdular. ondan sonra e %10 barajı geçirdiler. ondan sonra çıkıyorsun. O tarih de. başka bu tarih tamam. başka. Neresi başka Konu ya? Konuyu Allah dağıtmak Allah serbestse. hayır, ve Türkiye Cumhuriyeti'nin cümle başlaması siyasi parti olsa hayır, hayır. Türkiye Cumhuriyeti'nin Türk milletinin tamam. ortak değerlerine temel milli menfaatlerine söz söyleyemez. Söyletenler düşünsün bunu. Konuyu dağıtmak serbest. Konuyu hacı dağıtmak yetşikli. serbestse kim? tamam kim ondan sorumlu değilim, bundan sorumlu değilim. Ben neyden sorumlusun tamam. Allah aşkına hacı? Tamam. Gözünü seveyim ben, ya. Ben programdan sorumluyum. Çerçeveyi dar evet. tutmaya çalışıyorum yani Tamam. Hacı o yüzden de ben ne olur tamamlayalım. Göç ve türeyiş destanlarından başlamakta kadar bari kadar kardeşim ya. benim bahsettiğim, benim <laughs> bahsettiğim değil. Tamam. Benim bahsettiğim 2009. De 2009'da dünyada devletimiz sen. oradan hacı. başlıyor. Jandarmanın 1014 yılında 2009 yılında hacı. Hocam Bak, ama. Yaşaydı, ya şey ama ya bırak hocam buraya geldik son cümleyi rica ediyorum hocam son cümleyi hayır ama tuzak ha, mı böldüler yok hayır 2 dakikada bitiriyoruz çözüm süreci kutsuyor musun çözüm sürecini çözüm sürecinde PKK'nın silah bırakması için yapılan çabalar Hı -hı. Ha, Önemliydi. Gördük, Ancak hoş. PKK PKK ve HDP silah bırakmadığı için 2015'ten beri bir... HDP, HDP, de... HDP, ver... HDP, sözleri... HDP silah bıraksın diye ya. HDP verdiği söz HDP silah bırakacak değil. HDP verdiği sözleri tutmadığı için silah bırakmamış hiçbir yapıyla oturamaz. Şu Bizim var. işimiz olmaz. Netice PKK yol kesiyordu. İnsanımızı öldürüyordu. Bugün doğuda yollar kesilmiyor. İnsanımız öldürülmüyor. 250'nin altına düşmüş terörist <laughs> sayısı var. Bu bir başarıdır. Sonuçta çözüm sürecini eleştirebilirsiniz. Eleştirdiğiniz o hükümet Geldi ve bugün 250'nin altına düşürdü i̇ş, terörist iş sayısını. İş onunla bitmiyor Peki. bak. Rojava diye orada ve, kurdular. Ve o da yaptı bunu. Oraya bak Şimdi, oraya. Hacı. Son cümle oraya bak. Ee, Suriye'nin kuzeyine ben bak. Ben HDP'nin illegalleşmiş bir parti olduğunu, illegaliteye sırtını dayamış bir parti olduğunu bir Türkiye Cumhuriyeti hükümet Türkiye Cumhuriyeti'nde gazetecilik yapan bir gazeteci olarak görüyorum. Peki. Meclis çatısı altında PKK'ya terör örgütü diyemeyenlerle beraber olmaktan da ben imtina ediyorum. Ee, Peki. Bu açıdan bunlarla lütfen aynı hizaya gelmeyelim. Peki. Sizi tenzih ederek söylüyorum ama HDP hem illegalleşmiştir deyip de hem de sözü geçmişe getirip şu oldu bu oldu demek konuyu karıştırmak O zaman da illegaldi sana Ve HDP'yi kapatacak olan. O zaman olan da illegaldi. HDP, PKK her zaman illegal. Niye ayırıyorsun? Peki. Ee, son, cümle. cümle. Anayasa Mahkemesi'nin 15 üyesi HDP'yi kapatabilir. Davayı reddedebilir. Edebilir. Ama Ankara'da ne bekleniyor derseniz ben. ben onu da söyleyeyim. Ne yapacaksın o zaman? Beklenen şey Beklenen durum şu. He, siyasi yasakların getirilmesi Hı. ve hazine yardımının kesilmesi Hı. genelde kulislerde beklendiği genel bu şekilde. şey bu. Ankara'da yani, böyle konuşuluyor. Davanın reddedilmesi mi? çok uç nokta gözüküyor. Yani Peki. çünkü bu kadar 850 sayfalık bir iddianame var ki Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin de dedi ki yani Anayasa olarak. Mahkemesi'nin Peki. nedensellik ilişkisi kurmadığını söyledi. Biz dava de kalmasın diye bunu kabul etmemekle Peki. beraber Peki. Bunu yaptık diyor. Polis notunu da aldık. Sonuç itibariyle tamam. evet. 15 üye kapatacak. Peki. Siyaset kapatmayacak. Bence ee, Türkiye büyük meclisi uzatmasın bir hayır. kanun çıkarsın HDP'yi kapat. Bir dakika kapat. Deva, devam edecek bir daha. İhlas Hocamdan e, e, sonra sözü söz diyorum. Zaten, tabii ki tabii ki estağfurullah ne demek. İhlas Hocam. Ben burada eksik kaldı. Çok araya girdiler. E, ya, Çok eksik yani. kaldı. Tamam varsın. Tamam, Bakın sorucu nedir? Aşağı yukarı <laughs> yarım saattir tartışıyoruz burada 3 yani. Bu kişi arasında Necdet Hocam bekliyor. Türk solundaki Ahmet Necdet Sezer. Anayasa Hocam bilir. Ahmet Necdet evet. Sezer bu ülkede anayasa mahkemesi başkanıydı. 6 Ocak 1998'de anayasa mahkemesi başkanı oldu. 16 Ocak 1998'de Refah Partisi'ni kapattı Peki. Ahmet Necdet Sezer. Peki. Refah Peki. Partisi'ni kapatan kişi Türk Solu tarafından bu ülkeye Cumhurbaşkanı yapıldı. Bugün aynı Türk solu HDP kapatılmasın diyor. Peki teşekkür ederim. Ya sağ olun. Hacı, Hepsini nerede, not ettik. Nerede, Geleceğim. Nerede, Geleceğim. Nereye uçtun? Arkadaş, döneceğim. İlyas hocam. <gülüyor> Uçmadım. <gülüyor> yani Doğru ben, mu yanlış? ben yanlış mı? Ben ortamı rahatlatayım. <laughs> yani, rahatlatayım. hocam, yani. hocam sonra Şimdi ben ortamı rahatlatayım. Hocam. Evet. Yok, Yok aslında, aslında değiliz canım. Saadet Partisi'nin... Araya çok giriyoruz. Özür artık bir müsaade edin de ben konuşayım. tabii ki. Tabii ki. Saadet Partisi içindeki tartışmayla devam etmek niyetindeyim ama daha önce konuşulanlardan elbette eklemek istediğiniz, söylemek istediğiniz bir şeyler varsa süremiz iltimas geçilmiş olarak Sabrınızdan ötürü özür dileyerek sizindir buyurun. Estağfurullah. Buyur. <laughs> Arkadaşlar faydalı şeyler söylüyorlar. Öyle düşünmek lazım. Çünkü insanımız da onları dinliyorlar. Herkesin de bir siyasi veya sevdikleri var. Haklarıdır. Ama ben e, yine hocamla çok biz aynı şeyleri söylemeyiz ama önemli şeyler söyledim. Ben faydalı olsun diye bir şeye e, bu polislerimizin hem özlük hakları hem de eğitim ve öğretim durumlarına çok dikkatli bakmamız lazım. Polislerde iki nesil oluştu. Birinci nesil eski nesil hocam, profesyonel polisler akademiden geliyorlardı. Şimdi üniversiteden de alıyorlar. Dolayısıyla iki neslin psikolojileri ve yetişme tarzları farklı. Bu ayrımın giderilmesi lazım. Yoksa bu ayrım giderilmezse bu tür olaylar çok evet. çok başımıza gelecek. O zaman şunu düşünmek lazım: polis ve emniyet sahibi olabilecek insanlara psikolojik hazırlık. Öyle çok kolay verilmiyor. Bu çocukluktan gelen bir şey. Bunu neden söylüyorum? Bunu askerlerimiz için de aynı söylüyorum. Mesela askerde biz hem o ortaokulları hem liseden itibaren çocuklarımızı asker olmaya ve askerlik çok zor bir görev. Yani şehit olmak herkesin harcı değil. Ben hocayım, siz hukukcusunuz, siz gazetecisiniz. Her gün öleceğini düşünerek yaşamak bunu bir ulvi değerlerle yapmak bu psikolojik hazırlık ister. Böyle tak diye üniversite mezununu alıp asker yapamazsınız. Ondan sonra psikolojik travmalara açık hale getirirsiniz. Batı'da örnekleri çoktur. Bu polis için, polis için de geçerlidir. Dolayısıyla bunlara yeniden bakmakta siyasetçilere söylüyorum. Bunu elbette bizim vazifemiz değil ama biz bir hocayız ve kendi öğrencilerimizin de bu mesleğe girdiğini görüyoruz. Hatta ben askeriyede de her kademede dersler veriyorum ve bunu... Bizatihi temaşa ediyoruz. yani. Dolayısıyla bu olaya yine siz hatırlattınız. Bakarlarsa siyasilerimiz bizi buradan dinliyorlarsa çok bahtiyar oluruz bir hoca olarak. İkincisi, şimdi HDP meselesi veya Türkiye'de parti kapatma meselesi bir siyasidir. Yani siyasi olarak burada çok ateşli tartışmalar yaptı. Çünkü siyaseten altyapımız farklı. Bana da sorsanız mesela HDP gibi bir partinin asla ve asla Türkiye'de ilk başlangıcından itibaren böyle biriktirmeye de gerek yok. Anayasa, anayasamız elbette bizim toplumsal uzlaşımızı sağlayan nedir? Bir devletin anayasadır. Yani bu anayasayı bir kere dahi çiğnese bunun hemen kapatmaya mevzu olması gerekiyor. O, o yaptı işte şu siyasi sepeklerle ben şu, şu, şu alanı sağlayayım işte dengemiz şu filan. Elbette siyaseten dengeler çok önemlidir ama bir kere e, anayasayı derdiğiniz zaman onun peşi gelmiyor. İşte örnekleri budur. Dolayısıyla siyasi mi tartışacağız meseleyi, hukuki mi tartışacağız? Bunun e, ayrımını burada yapmamız lazım. Hukuki tartışacaksak belli, bunu biz bir şey söyleyemeyiz. Öğrendiğimiz şudur bizim hukuki. Şu an röportörler e, bilgileri, belgeleri topladılar ve anayasa mahkemesine götürdüler. Oradaki röportör, röportörlerin veya e, savcıların hazırladığı o iddianame, nin şeyleri bir zorlayıcılık da yani sen illa bu, bunlar bunu kapatacaksın da anlamına gelmiyor Aynen. nihayetinde değil mi? Anayasa Mahkemesi'nin 15 tane üyesi var biz de anayasayı anayasayı kontrol eden bu yüksek nihayetinde yüksek mahkemenin üyelerine de sonuna kadar bir devlet memuru ve devletle yaşayan bir vatandaş olarak şahsen ben güveniyorum arkadaşlarım nasıl e, davran ama benim yapım itibariyle, demek ki ben de bir siyasi gelenekten geliyorum ben hangi tip olursa olsun devletime devletimin hocam herkes yap. işini yapar onlar da işini yapıyor. E, i̇şini yapıyorlar. yapar. Evet yani ben Sistem hocama böyle devam ediyor. hocalarımıza işte kurumlarımıza ister bu kurum devletin en yüksek kurumu olsun isterse en alttaki memurumuz olsun ben onlarla konuşurken bir adab ve terbiye içinde konuşur çünkü devleti temsil ediyor. Dolayısıyla bunlara da ben güvenirim ama ben böyle bir siyasi gelenekten geliyorum. Dolayısıyla bu benim kendi bireysel davranışı. Bunu da delillendiririm. Mesela Anayasa Mahkemesi bence Türkiye'de çok değişik kararlar. Hiç kimseyi de beni bile bazen tatmin etmediği zamanlar oldu ve çıkan kararlara içimden gelen bilgilerle itiraz ettim. Dolayısıyla demek ki çok da Anayasa Mahkemesi üyeleri öyle siyasetten karar verecek insanlar gibi gelmiyor bana. Tabii arkadaşlarım ne düşünür? bilmiyorum ama onlar özgür iradelerine göre Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden aldıkları terbiyeye göre bir karar verecekler. Ondan sonra tartışmaya açılacak. Ben de fikirlerimi söyleyeceğim. Şimdi o yüzden fikirlerimi söylemiyorum. Ama şunları paylaşmak isterim ben. Şimdi fikirlerimi söylemiyorum. Sadece bilgi paylaşmak istiyorum. Peki. Yanlış anlaşılmasın. Şimdi bir partide 16.700 kişi iltisaklı olabilir mi? bir partide 3600 şahdı onu bilmiyoruz ama 3600 kişi PKK terör örgütünden cezayı ayrımcılıktan ceza almış olabilir mi abi? Bu dehşet bir bilgi yani. Ben bunu öğrenince şimdi elbette biz de düşünüyoruz yani bu ülkede bir vatandaş olarak söz sahibi söz sahibiyiz. Dolayısıyla bu açıdan baktığımız zaman yani ben bu partinin artık beni burası da çok ilgilendirmiyor. Yani bunun aslında parti bu tür kriminal olaylarla çok değerlendirilmemesi lazım. Benim daha derinde gerçekten ideolojik olarak yani mesela sosyal demokrat veya atıyorum Marksist Leninist veya şu cubucu olabilir ama devletin bütünlüğünü savun. Bir parti Türkiye Cumhuriyeti devletinde birlik ve beraberliği etnik olarak bölüyorsa bence en önemli bırakın yani düşünce olarak söylüyorum. Bu bizim geleceğimizin oldan geleceğimizin kararması anlamına gelir. Dolayısıyla bence daha derin düşünmek lazım. İkincisi bakın bu çözüm süreci çözüm sürecini savunulacak hiçbir tarafı yok. Ben şahsi söylüyorum. Peki. Siyaseten savunulacak bir tarafı yok. Türkiye'de. Çünkü Kürt, ayrılıkçı Kürt hareketi 2000'li yılların hareketi değil, HDP'nin hareketi değil. Çok daha önceye dayanır. 1850'den başlar, Birinci Dünya Savaşı'nda devam eder. Ondan sonra Cumhuriyet'in belli dönemlerinde devam eder. Burada bir yabancı güçlerin etkileri var. Orada istihbarat hareketleri var, para verilmiş ayaklanmalar var, Günümüze bunun yansımaları var. Elbette bunlarla biz beraber olmak istiyoruz. Önemli değil. Hocam sosyolojik gerçek hiç yok mu? Bir de var tabii ki. Onu da söyleyeceğim. Tabii ki var. Şimdi siz bu hareketten şu olsaydı o zaman savunabilirdi. Silahlar bırakılırdı. Bütün batı ülkelerde olduğu gibi. Örgüt kendini fesheder. Ondan sonra devletine sığınır ve biz oturur konuşuruz. O zaman eyvallah derdik. Şimdi geçmişi de bir gerçekten geçmişi de biz siyasetimizden ve duygularımızdan bağımsız değerlendirebilmeliyiz. Demek ki bir hata yapılabilir. Herkes hata yapabilir. Gördük ki bir şey yaptık sonu ama büyük bir hatayla. Bu hatası neydi biliyor musun? Bir sürü gariban insanımız şehit oldu. O dönemde bir başka bir şey söyleyeyim. Oradaki Kürt kökenli kardeşlerimiz açısından da büyük bir travma oldu. Ne oldu biliyor musunuz? Eskiden orada ne vardı? Oradan, orada korucu aileler vardı. O korucu ailelerin elinden silahı aldığınız zaman oraya PKK'yı soktuğunuz zaman ne büyük travmalar oluştu biliyor musunuz siz? Şimdi bu işlere karar verirken veya konuşurken biraz da biraz daha hani biraz daha objektif olalım. Yani oldu bak bunu da olmadı orası bir şey değil ama şimdi çok güzel oldu. Aynı şey bakın yeniden Türkiye Cumhuriyeti Devleti ağırlığını gösterdi. PKK terör örgütünü bitirdi. Burada hem hükümete hem bu konuda e, dahil olan bütün insanlara şükran borçluyuz. En, en çok da askerimize şükran borçluyuz. Bundan sonra aynı hatanın bir daha yapılmaması lazım. Peki. Aynı buradan, hatanın. Birazdan iç, bir reklam arası vermek zorunda kalacağım. İkincisi bir Buyurun. şey daha söyleyeceğim ben. Bu e, bunun sonuçlarında yine söyledi arkadaşlar, e, bölgede gerçekten kantonlar oluştu. Arap kobani deniyor. Kobani. Evet. Şimdi yine kamıştı da ve. Irak'ın kuzeyinde kantonlar oluştu. yani, bizim yanı başımızda. Tabii. Şimdi bu kantonların da misak-ı milli'nin ben kendi şahsım bir tarihçi olarak tamamlanması gerekir. Yani burada o kantonların tamamen Türk ordusu tarafından... Bak başkasının topraklarını alalım demiyorum yanlış... Biz hem Suriye'nin hem Irak'ın toprak bütünlüğüne inanan, sonuna kadar inanan bir devletiz. Devletimizin taahhütüdür bu. Çünkü böyle bizim anlaşmalarımız var ama... Türkiye Cumhuriyeti devletinin bu problemleri devam ettiği sürece oradaki kanton yapılarını tamamen Türkiye Ce Türkiye Cumhuriyeti devletinin başkası başkalarına emanet değil ke kendilerinin kontrol etmesi gerek. O yüzden oradaki Arap bölgesi de oradaki Kuzey Irak bölgesi de bizim oradaki... E, demokratik yapının değiştirilmesini. Değiştirilmesini. Asla bakın tabii. biz oraları o, ben o, ben o, çok o çalıştın tekrar oraya gitmesine. Asla oradaki demok bize bize 7 milyon insan var. Türkiye'nin temel yaklaşımıdır zaten. Tabi. Yani tabii. demografinin eski haline asla getirilmesi. Ve Hürmetli, asla ve asla demogra demografik yapısı oradan e, değişmemesi lazım ve bu sağlanan sağlanana kadar da Türkiye Cumhuriyeti devletinin Ama Amerika Birleşik Devletleri'nin bu konuda bakış açısını biz bilelim. hep biliyoruz. biliyoruz. Ama hep bizim, bakış mı, bizim. <laughs> bizim bakış açımızı mı? bizim bakış açımızı da ortaya Elbet. net bir Elbet. şekilde koymamız Onların lazım. Onların dediği olmayacak. Peki. Yani ben bu kadar. Peki hocam, e, Sayın İlyas Topsakal'la devam edeceğiz çünkü daha önce çok bekletmiştik. <laughs> bu defa turu tersine çevireceğiz. E, Saadet Partisi'nden hareketle belki ittifakların durumunu konuşacağız. Hoş şu HDP ile ilgili geliyor. şey bir de. ek mi var? Yani hocam bu konu hakkında kesmeyeyim de madem Saadet Partisine geçiyoruz. O e, zaman geçmeden evvel peki ya, şöyle tabii, yapalım. Tabii. bir önceki bölümde olduğu gibi e, kısa bir ara verelim. Aradan dönüşte ekleri tamam. ben toparlayayım. E, ekler diyorsunuz ama ekler vermiyorsunuz <laughs> diye yıkamıyoruz ekleri. <laughs> Çıkabileceğimizi umarak müsaadenizle evet. zamanı geldi. Kısa bir ara veriyoruz. Müzakere devam ediyor. Üçüncü ve son bölümdeyiz. Ee, her zaman olduğu gibi bir önceki bölümde konuştuğumuz konuya ekler varsa ki vardı, Barış arkadaşım bir ricası vardı. Ben Mümkün olduğu kadar kısa rica edeyim. Kısa ondan sonra sayfayı bir. çevireceğiz çünkü. Şimdi Türkiye'de suç ya da suç isnadı AKP'nin o günkü çıkarlarına göre şekillenmeye ya da belirlenmeye başladı. FETÖ ne zamanki 17-25 Aralık operasyonunu yaptı radara girdi 15 Temmuz'dan işte bir hafta 10 gün önce zaten terörist ilan edildi. Bugün Sedat Peker meselesine bakıyorsunuz ki kendisi organize suç örgütü lideridir. AKP'ye destek verdiği dönemde bir sorun yok ama ne zamanki videolar yayınlanmaya başlandı Sedat Peker'in organize suç örgütü lideri olduğunu AKP o zaman hatırladı. HDP, kardeşim barış süreci denilen süreci birlikte yaptınız. Biz gezi eylemlerinde bu ülkenin ağacını, börtüsünü, böceğini, kuşunu savunurken HDP'li Sırrı Süreyya Önder ilk gün vardı. Sonra bir daha gelmedi. Doğru. Ve HDP'li yöneticiler ne yazık ki onların açısından da büyük bir utançtır bu. Gezi eylemlerine ergenekon eylemleri dediler. Ve AKP o dönem HDP ile aynı ağzı kullanıp gezi eylemcilerine Çeşitli suçlamalar yöneltiyordu. Barış süreci başladı. Çözüm süreci denildi adına. 2013 -14. İlyas Hocam'ın da Ersan Hocam'ın da işaret ettiği üzere dünyanın hiçbir yerinde elinde silah olan bir örgütle oturulup çözüm süreci yürütülmez. Silahlar devlete teslim edilir. Ondan sonra ne olacak? Ondan sonra? sonra bu işler mecliste çözülür. İrlanda'da da böyle oldu, İskoçya'da da böyle oldu, Almanya'da da böyle oldu, var, değil mi? Kolombiya'da da böyle oldu, dünyanın her yerinde böyle olur. Ama Adalet ve Kalkınma Partisi, bir gün onlar da açığa çıkacak, İsrail ve ABD'nin dayatması üzerine zaten bu çözüm sürecini başlattı. En başta karşı çıktılar, sonra siyaseten kullanabilir miyiz diye hoşlarına gitti... Ama baktılar ki iş yürümedi. O ap ayrı bir tartışma konusu ve ne zaman ki bunun altını çizeyim? Olur, çizin. orada Ne zaman ki Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan için seni başkan yaptırmayacağız dedi. AKP'nin de HDP'nin de pozisyonu ondan sonra değişti ve HDP şeytanlaştırılmaya başladı. Bütün bu söyledikleriniz tamam ama size e, bu HDP... Sayın Süleyman Demirel'den alıntıya dün dündür bugün bugündür parti... diye yanıt verebilir Ben de ufak şey. bir şey, söyleyebilir yani. miyim? Bir dakika. E, çok, e, çok e, kısa ne yani. olur artık yani bir şey yapalım vaktimiz ya. daralıyor HDP çünkü. Dediğiniz, HDP dediğiniz parti ondan önceki BDP, DTK, DTK vardı bir de. Demokratik Toplum Kongresi. Vardı evet. Ya bunların tamamı. AKP hükümetinin Nezaretinde terör örgütü lideri Öcalan'ın kaldığı İmralı da yapıldı. HDP'nin şekillenmesini, ismini, eş başkanlık modelini, tamamını Öcalan belirledi. Şimdi eş başkanlık olmaz diyor Hacı da 2014 yılında eş başkanlık olabilir diye kanun çıkartıldı kardeşim. Kanunu var. Eş başkanlık Peki, diye. Peki, tamam. Tarihi hatırlattınız. Ha, tamam. Ahmet Türk Hacı yakışıklıya şu cevabı veriyor. Onu bırakmadı sözü. Ama yeni bir tartışma başlatıyorum ne olur. Bir, bir başlık daha ya, var elimde. İmralı'ya yüzerek mi gittim dedi ya. İmralı'ya yüzerek mi gittim dedi. Bu devletin kosteriyle gitti Ahmet Türk. Ya da Kandil'e. o zaman esnetti ve ihlal edildi. Ya da Kandil'e evet. Kandil e, neyle gitti? Peki. Selahattin Demirtaş nasıl gitti? Sırrı Süreyya Önder nasıl gitti? Pervin Buldan nasıl gitti? O dönemi hepimiz hatırlıyoruz. Ya hayır hatırlayalım, hatırlayalım hatırlıyoruz. ama. Belediye seçimlerinde Allah aşkına. Onu Abdullah Höcalan'ın Diyarbakır'da Mektubu bir buçuk milyon kişiye okutuldu. Hmm. Abdullah Öcalan'ın mektubu. Ve sonra hava tersine döndü. Sırrı Süreyya Önder demediği bir sözden dolayı cezaevinde yattı. Gülistan dediği halde Kürdistan dedi diyerek cezaevinde yatırıldı. Gülistan demiş olmasına rağmen. Niye? Çünkü konjonktür değişti. Hmm. Selahattin Demirtaş eğer seni başkan yaptırmayacağız demeseydi Bugün hem dışarıdaydı hem dokunulmazlığı kaldırılmamıştı hem de siyasetine devam ediyordu. O yüzden benim anlattığım şey şu. Efendim yargı harekete geçmemiş. Bu yargı harekete geçmez geçemez. Çünkü bu yargı mevcut yargı ne yazık ki AKP'nin özellikle de Fethullahçıların verdiği destekle Peki. kendi kolu haline getirdiği bir mekanizmaya dönüştü. Peki. Siz Peki. siyasi konjonktüre göre karar vermeye başlarsanız sizin hakimleriniz ve savcılarınız, hakimler, savcılar kurulu gibi dünyada hiç olmayan bir modelle, başında Adalet Bakanının olduğu bir modelde, bir çorba halinde çalışırsa, bağımsız karar veremez. Peki, şöyle Bakın yapalım. Bakın şimdi, yani hukuk sistemimiz için ayrı bir program yapalım. Yani ayrı yapalım. O, Şö şöyle bir değinip geçilecek konu değil çünkü. O şimdi yüzden yargıya yani, söyleyebilir miyim? Şimdi yargı ne hale getirildi? Bakın bir infaz paketi geldi. Toparlamaya çalışıyorum. Tamam, e, bir bu infaz paketi paketi geldi. Ben istiyorum. Şu an Cumhuriyet Savcıları çok kısa çok Cumhuriyet kısa Savcıları soruşturma açsalar bile baş savcı izin vermediği takdirde o soruşturmaya devam edemeyecekler. Hı hı, Öyle gelmekle Öyle geldi peki. hocam. Peki, Yok, şey, peki, peki peki. Siz, siz, Turgut sonuçta, Kazan'a sonuçta, da, değilse, Turgut yani. Kazan'la da polemiğe girdiniz biliyorum Hayır, ama soruşturmanın şey sonucunda e, belli e, e, kararların denetimi yapar. evet zaten vardı de facto ama vardı, onun, evet. onun kanuna şekil ve esas yönünden bir, denetimi bir, olmalıydı. Bir, peki. E, o oradaki diğer savcılar bir konu daha farklı kararlar vermesi bile bir konu daha çalışıyorum. Bu yüzden bir cümle söylemem lazım. Bir saniye. Bir cümle ise ne olur çok sabit bir cümle. Lütfen. Hükümetin şu anda PKK ile mücadelesini başarılı buluyor. Yıllardır tartışma başlatmayalım. Benim Hükümetin de, şu anda PKK ile mücadelesini başarılı buluyor. Musun? Ya hocam bak Hükümetin bu ülkede PKK ile mücadele ettiği aşikar. Ben söylüyorum. Bu ülkede terörle mücadele edilir. Bu ülkede. Da, hay, yani. Bak çok o, bu, bu ülkede terör karşı kim mücadele ederse o zaten toplumun yüzde 99'undan destek yıllardır alır. Yıllardır bu ülkede burada terörle mücadele, mücadele edilirken edilir. budur. Bağlı kalınması gereken tek husus. Hukuk devleti kuralları için yapar. Başarılı mı Başarılı mı değil? Efendim, başarılı mı değil? Ben bunu şey tarih gösterecek. Ben şey şunu söyleyeyim. Yani Buyurun. sen bu konuda şey, şey, ne mücadele, mücadele Bir cümle bir katkısınız kalmayacak. Hayır, bir cümle bir katkı. Çok sunacak. kısa ama ne olur hocam? Hukuk eğip bükülmez. Tamam. Hukuk, hukuk zikzak yapmaz. Tamam. Sayın arkadaşın önemli kısmına katıldığım hukukla ilgili gündeme getirdiği dertlere evet. Peki. Ama şu anda mevcut olan bu sistemi yargı mensuplarını peki yapıyı hukuk güvenliği hakkının herkese eşit şekilde sahip kılınması adına <laughs> düzeltme yönünde yapıcı çaba göstermek peki. gerekiyor. Peki hocam. Evet doğru siyasetin etkisi evet doğru Siyasi içerikte özellikle 15 Temmuz, 17-25 Aralık tüm Peki. bu süreçlerde Peki. yargı ciddi yaralar aldı. Peki. Ancak bizim şu anda şunu sağlamamız ve gerçekleştirmemiz lazım. Hukuk devleti, hukukun evrense iki ve esasları adına hukuku, kanunu, kaideyi, anayasayı amasız fakatsız uygulatabilmemiz lazım. Peki, Ama Peki hocam. Peki. Bu söylediği, gündeme getirdiği eleştirileri Peki. elbette göz ardı etmek Peki. mümkün değil. Çok teşekkür ederim. Sağ olun hocam. Artık e, bu dosyayı kapağına bağlıyoruz. Ama artık yani hep ama laf o zaman lafı ek açıyor. kalmıyor? Olursunuz. Bir konum daha var yani. Barış Bey'e 5 dakika ek hakkı verdiniz. Hayır. Şimdi Hacı sen 35 dakika konuştun ya. Evet. <laughs> 35 dakika aralıklı konuştun. 3'e böl benim yeni konuya, konuya geçin. Ben. Hacı, ben, hacı ya küçük bir şey. Ben. bölün benim konularım. Ama hacı, hacı, ben, hacı, ben söz hakkı... Ya, ya ona cevap vermeyeceğim. ne derse desin Eran Eran Bey. Ne derse desin cevap vermeyeceğim kullansın. Hayır ben ben cevap vermeyeceğim. Ona ona ben vermeyeceğim. Bile söz veriyorum. Süre bakımından iltimas geçmem gereken tek bir şey var. Hayır hayır bir saniye. <laughs> hakkım geçti demesin. Ben hayır, hayır, ne yani, dersen cevap vermeyeceğim. Şey söz söz da her zaman Peki ama şunu söyleyeyim. Yani, komünün, Barış Bey'e söz hakkı verdiniz. <laughs> Bana söz hakkı vermemiş bir oluyorsunuz. Bir cümle. O zaman son cümle ne olur? Ama Barış Bey 5 dakika konuşuyor. 5 dakika istemiyorum. Müsaade edin. Bir o zaman bir dahaki sırada demek ki söz almayacaksınız. Hayır niye al siz bilirsiniz. O <laughs> hayır, zaman o zaman <laughs> süre, demokratik <laughs> olmuş olmazsınız. Böyle bir pazarlık kabul etmem. Bir dakika. Ya, ben, ben burada oturuyorum özür dilerim. Böyle bir pazarlık kabul etmem. Süre bakımından iltimas geçmen gereken tek kişi var sevgili Hacı O da İlyas de. Lütfen bir dakika. Oturduğum yer belli. benim meclis başkanı gibi düşünün. <laughs> tamam, tamam ama Barış Bey ek hakkını kullandı söyledi güzelce. Bir Bu cümle, bir Çok kısa bir cümle ise sayı. ne olur? Öyle sadece bence. çok kısa bir cümle ise alayım. Yoksa başka bir konuya ve İlyas Hocam'a geçeceğim. Çok kısa bir cümle ise alayım. Evet, bence şu gerek. anda Buyurun. sonuca bakmak gerekiyor. Haklısınız. PKK ile mücadelede şu anda ben başarı görüyorum. PKK elebaşları Sofi Nurettin de... Öldürüldü, Yakalanıyor, Murat Karayalan'a evet, doğru gidiyor. Görüyoruz. Bu açıdan şu an itibariyle geçmişi sürekli konuşuyorsunuz ama bugüne bakmak gerekiyor. Peki, Özellikle peki. PKK ile mücadelede şu anda büyük başarı var. İnşallah bu terör örgütü halkların arasından çekilip gidecek ve halklar kendi problem çözecek. Umarım, Geçmişe dönüşünde faydası yoktur. Ha, ayrı bir program yapılır, konuşulur ama evet, şu anı görmek lazım. Fetö'de de şu anı görmek gerekiyor. Fetöyle mücadele olmasaydı 15 Temmuz'da hepimiz esir olacaktık ve biz bu programı yapamayacaktık. Erhan doğru, Bey haklısınız. size de yaptırmayacaktık bu programı. Doğru ediyorum. mu? Fetöyle tamam. mücadele olmasaydı Peki. ve fetöyle mücadele var, edenin de ediyor. kim olduğunu topan görmek topan ve hakkını vermek gerekiyor. O açıdan da. Demirtaş'ı böyle HDP'yi aklıyor, aklama pozisyonuna düşüyor noktasına gelmeyi de ben Kimsenin kimseyi akladığını düşünmüyorum şu anda. Ama burada. kendin ettin, yani... kendin buldun gibi oluyor. Bu da bakıyorum. benim düşüncem. Peki. Ee... Oldu, not ettik. Arşive geçtik. Peki teşekkür, teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. İlyas hocam tekrar sağ olun. <laughs> Beklettik yine. Ee, sözümüzü tutalım. Sizle başlayacaktık yeni tura. Artık son bölümdeyiz. Vaktimiz de biraz daralıyor ama Saadet Partisi içindeki tartışmadan hareketle konuşmamız gereken bir konu var. Oğusan Asil Türk'ün paylaştığı mesajlar bir kongre çağrısı olarak yorumlandı ve sanki Saadet Partisi içerisinde iki cephe oluşmuş gibi algılandı. Bunlardan biri Temel Karamollaoğlu'nun <laughs> temsil ettiği fikir, diğeri de Sayın Oğuzhan Asil Türk'ün temsil ettiği fikir. <laughs> ne dersiniz? Saadet Partisi hareketle yani daha doğrusu partinin durumuna baktığınızda bir yön arayışı ya da bununla alakalı bir tartışma görüyor musunuz? Yoksa bütün bu konuyu farklı mı yorumlarsınız? Şimdi e, Saadet Partisi geleneği Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden önce de olan bir gelenek. Yani Milli görüşü kastediyorum. Milli görüşü kastediyorum. Yani felsefi olarak da siyasal olarak da İslamcı geleneği temsil ediyor. Bu cumhuriyet kurulduğunda hepsi elbette Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluşunda çok özel bir durum vardır. İster Türkçe olsun, ister İslamcı olsun, ister liberal olsun, ister sosyalist olsun bir cumhuriyeti kurmayı başarmışlar. Bize de emanet etmişler. Hepsine şükranlarımızı sunalım burada. Dolayısıyla çok köklü düşünsel bir yapısı var. Doğru veya yanlış o tartışılır, o ayrı bir düşünsel tartışma. Ama çok köklü bir geleneği var. Köklü gelenek oluşurken elbette neler oluşuyor? Bir, düşünürlerden dolayı bir entelektüel grubu oluşuyor. İkincisi, kurumları oluşuyor. Bu kurumlar sadece parti değil. Öyle bakarsak yanlış düşünürüz. Ne var peki? STK'lar var, sivil toplum kuruluşları var. Dolayısıyla Türkiye'de bir de vakıf geleneği var. Birçok vakıf var. Bu siyasi felsefeye inanan, onu siyasileştiren ve onun peşinden koşan bu vakıflar oluşurken, düşünsel sistem oluşurken aynı zamanda ekonomik sistem de oluşuyor. Yani bunu besleyen de kuvvetli bir sermaye de var. Yani Saadet Partisi'ne bakarken küçücük bir parti olarak bakmamak lazım. Mesela AK Parti veya bizdeki liberal muhafazakar sağ, doğru yol ondan önce Adalet Partisi falan böyle değil. O daha çok dünya, daha evrensel. İçinde bütün katmanların olduğu, zaman zaman dört eğilimin olduğu bir parti. Hmm. Böyle olarak... Özal'ın anapı gibi. Özal'ın anapı gibi. Bugünkü AK Parti de ona benzer. Bugünkü AK Parti. Tabii gibi. tabii benzer yani geniş kitlelere herkesin gelebileceğini, kendisini ifade edebileceği bir rahat ortam. AK Parti, şey Saadet Partisi bu yönüyle Milliyetçi Hareket Partisi'ne benzer. Milliyetçi Hareket Partisi de e, Türkleşmek, İslamlaşmak ve muasırlaşmak. Yani hem dini duyguları önemser hem milliyetçiliği önemser hem de gelişmeyi ve çağdaşlaşmayı önemser. Onun da düşünsel sistem ve e, STK'ları ve işte bunun ekonomik yapısı da kendi kendini tamamlar. Bu açıdan bakıldığı zaman, Saadet Partisi'nde tesadüfi bir iş olmaz. Bunun için söyledim bunu. Hmm. Sayın Asilik Türkün çıkışı Tesadüfi, tesadüfi değildir. değildir. Onun e, neyi vardır? Mesela ondan önce Sayın Cumhurbaşkanımızın o, evet ziyareti vardı. Sayın Cumhurbaşkanımız da o gelenekten gelen. Ve bu geleneği çok iyi bilen, hemen hemen bütün bütün STK'larda da etkisi olan bir figür. Şey değil yani. Ben şey gömleğini çıkardım. Hatırlayın o Milli Görüş gömleğini, Milli görüş gömleğini çıkardım, yeni bir partim kur, kurdum diyebilir ama siz o gelenekten geldiniz, bütün dinamikleri, o oradaki bütün STK'lar, oradaki bütün büyükler, düşünürler sizi tanıyorlar ve sizin çocukluğunuzdan beri sizinle beraber ilgilenmişler. Şimdi bu ilişkiler düşünüldüğü zaman Saadet Partisinin Ak Parti'ye muhalif olması da çok o kadar anlamlı değildir ve küçülmesinin sebebi de budur zaten. Dikkat edin yani Saadet Partisi'nin aslında normalde yüzde 8, yüzde 15 arasında bir çizgi de olması gerekir. 0.86, evet, 0.9 falan Ama neden bu, olduğu söyleniyor. Evet Neden bu durumda? Bunu da e, sosyolojik olarak veya siyasi olarak tartışmak lazım. Dolayısıyla ben AK Parti'nin e, içindeki e, önemli insanların hala Saadet Partisi geleneğinde çok etkili olduklarını düşünen birisiyim. Ve bunu da bilen birisiyim zaten yani çok da ayrı bir camiadan gelmiyoruz. Birlik Vakfı denilen vakıf bizim de öğrencilik zamanımızda gittiğimiz, geldiğimiz. Orada Milliyetçi Türk Talebe Birliği'nin bir odası vardı mesela. Yani aslında bu, bu gelenekle Türk Milliyetçiliğin geleneği de eskiden çok farklı değildi 1960'lı yıllarda. 74'e kadar çok farklı değildi. Hatta 79'da Necip Fazıl o gelenekten ayrılıp 77-79 arasında Milliyetçi Hareket Partisi içinde kaldı. Dolayısıyla birbirlerinden beslenen kurumlar ve birbirlerini iyi tanırlar. Cemil Meriç mesela hem o tarafta okunur hem bu tarafta okunur. Şimdi bunları söylerken neden söylüyorum? Şimdi Saadet Partisi'ne normal bir parti gibi bakılıyor. Hayır. Saadet Partisi evet siyasal bir örgüt örgüttür ama aynı zamanda toplumda düşünsel karşılığı olan bir siyasi gelenektir ve önemlidir. Peki bu ülkemizde. düşünsel karşılık kendi içinde böyle bir tartışmaya girdi mi sizce? Girmez bence. Taba hmm. girseydi zaten yüzde 0.9 gibi küçük bir şey yerde kalmazdı. hatırlayışı e, nihayet hatırlayın şimdi AK Parti'de en er önemli Cumhurbaşkanımızdan sonraki figür kimdir? Numan Kurtulmuş'tur değil mi? Numan Kurtulmuş kimin başkanıydı daha önce? Has parti'nin genel başkanı. Evet yani bugünkü Saadet'in genel başkanıydı. Oradan ayrılıp oraya geldi. Dolayısıyla bu geçişkenlik Şimdi bazı partilerden bazı partilere geçişkenlik çok serttir. Ama Saadet Partisi'den AK Parti'ye geçişkenlik o kadar geniştir ki otoban gibidir yani onun için. Hatta şöyle de ben değerlendiriyorum. Bugün AK Parti'nin bürokratlarının ağırlıklı şeyine bakın, yapısına bakın. bakanların ağırlıklı yapısına bakın. Tamamen Saadet geleneğinden gelen insanlar. Dolayısıyla ben çok fazla Saadet Partisi'nin çok fazla Millet İttifakı içinde kalacağını düşünen insanlardan değilim, daha da küçülecektir. Hmm. Bundan ziyade, bundan ziyade yeni kurulan partilerin AK Parti için daha tehlikeli olabileceğini düşünüyorum. Çünkü Deva Partisi, Deva, Gelecek Liberal, Partisi Çünkü onlar e, tamamen gelenekten kopuyorlar. Yani onlarla iletişimi sağlayacak şeyiniz yok. Yani STK'nız yok, büyük düşünürünüz yok, ara bulucu yok. Bunu düşünmek lazım. Dolayısıyla ben Saadet Partisi'nin AK Parti için bir problem veya hükümet için veya Cumhur İttifakı için bir problem olduğunu düşünenlerden değilim. Peki peki ama bir e, dümen kırma bekliyor musunuz? Dümen kırmak... E, yani Cumhur İttifakı'na doğru Sayın Asıl Türk'ün çağrısı şimdi, doğrultusunda gideceğini düşünüyor musunuz? Saadet zaten oraya kaymıştır. Cumhur İttifakı'nın içindedir. Çok cüzi, sıfır nokta işte veya yüzde bir neyse çok Aracı, önemlidir. Barajı çekersin aşağı, Saadet Partisi yükselir. Şimdi evet... Hmm. E, onu görebilirse %10, evet, getir, %10, %10 onu, 5 e. onu görebilirse %5'e falan çekilirse o zaman gider. O zaman ittifak içinde %3 vesaire. O zaman, o zaman bile bakın parayı. ben o zaman bile böyle düşünmüyorum. Hı hı. E, bu gelenekte bu geleneği iyi bilirler, bilenler şunu iyi bilir. İnsanlar yani büyük dediğimiz yani işte tutan hocam bir şey söylesem, Kanalı tutanlar çok şey etkilidir. Bence Oğuzhan Asil Türk rahmetli Erbakan'ın içinde bulunduğu, lideri olduğu 2001 yılında izinsiz bir şekilde gemiyi terk edenler, ayrılanlarla yani şimdi hata diyor ya, e, o zaman bence o yani çok şey gelmiyor bana. Mantıklı evet, tabii, ve tabii samimi yani. gelmiyor. Şu Ama an. ben ben genel bir hani yani ben part bireysel olarak ki samimi mi samimi bulmuyorsunuz dersen şimdi başkan. Sayın Cumhurbaşkanının niye e, Sayın Oğuzhan Asil Türk'ü muhatap aldı. Aşker. E, e, her şeyden evvel abi bir de büyüğüdür. Desen, yani siyaseten de öyledir. ama yaş o, olarak o da siyasi partinin bir lideri var. Hı -hı. Sayın Temel Karamollaoğlu. Evet Karamollaoğlu. Neticede bu siyasi partiyi temsil eden o. Ama yani, Sayın, e, o, Sayın Asil Türk'te bir Sayın abidir Türk, siyasette. Bu, 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 bu siyasi yani. yani, sadece abi o değildir. De bir Bak, abi değildir. Şey yani. yani Birçok abi var. Cumhurbaşkanı Asil Türk'te bir tane değildir. Bir tane değil mi? Ya Mesela İsmail Kahraman figurü. Siyasi manevralarını değerlendiriyoruz. Evet. Tabii Şimdi yani ben bir tanesini ben söylüyorum. Siyasi parti yani AK Parti'nin tabii. siyasi bir manevra e, yapmaz yapması kimi rahatsız Karamol eder ne ki? oldu şu anda. E zaten o şey. zaten Sayın Asil Türk'ün bir kongre çağrısı Bak, yapması Bakın, mümkün olacak. değil. Hukuken mümkün değil. Şu, Ama şimdi yanlış şunu olmayacak. görmek lazım. Ben şunu da ilave etmem lazım. Buyur, şimdi tabii buyur. benim söylediğim şey daha çok geleneğe ait İttifaklar bir şey. İttifaklar arası bir yani şey. Yani geleneğe ait bir şey yeni nesil de oluştu. Özellikle 1990'dan sonra ve 2000'den sonra Saadet Partisi'nde de yeni ben görüyorum çünkü sözler beraber de programa çıkıyoruz. Onlar eski geleneksel yapıyı çok ben, ben tabii dış dış yüzey olarak e, analiz edebiliyorum. Çok fazla e, temsil etmiyorlar. Dolayısıyla e tabii bu partinin tamamen e, büyükler söyledi diye bir tarafa geçeceği anlamına gelmez benim dedim. Elbette İçinden yeni düşünen gençler çıkacak. Farklı farklı savları savunacaklar ama ben eski geleneksel yapının dışarıda kalacağını düşünmüyorum. Teşekkür ederim hocam. Elimde 21 dakikam var. 3 kere 7 21 demek ki her dakika olarak pay edebiliriz. Hacı Akışıklı buyurunuz. Saadet Partisi'ndeki vaziyet. Teşekkür yani ediyorum. bir bir e, rotamı aranıyor. Hacı 20, Üçerde... 18'de bırakıyorsun gözüm <laughs> saadete <Kesinlikle>. bak. <laughs> tamam. İçeride Tamam. <laughs> ben ben de tutuyorum onları. Bey süreye riayet eder yani çoğunlukla onu da söyleyeyim. Peki. Ee, ben de süreye riayet edeceğim. Tamam. Hiç Saadet, Partisi. Yok. Saadet Partisi. Şimdi Saadet Partisi'nin son kongresi Kasım 2019'da olmuştu. Hı hı. Kasım 2019. Saadet Partisi'nin tüzüğüne göre kongre tarihi e, genel idare kurulu kararıyla oluyor. Evet. Ancak Saadet Partisi içerisinden birisinin de çıkıp da ben olağanüstü kongre istiyorum deme hakkı vardır. Ancak imza Genel idare kurulu e, karar verecek veya ee, o, o büyük kongre üyelerinin 5'te 1'inin imzasıyla. Yol veya genel başkan gidiyoruz demesi Hı, lazım. Tamam. Böyle böyle bir yapı var. Eee tamam. osa Türkünde de kongre isteme hakkı var. Aslında tüzeye göre yine e, iki 2 yıldan az 3 yıldan fazla olmamak kaydıyla kongre yapılır. Hı. Yani aslında Kasım 2019 şu anda Kasım 2022'de <laughs> 2021'de yani 21'de normal kongresi olması lazım. Temmuz, e, Kasım 5 ay. 5 ay sonra olağan kongre yapılabilir karar alınarak. Olağanüstü değil, olağan kongre. İki yıl içerisinde yapılır. Oğuzhan Asil Türk'ün çıkışı beş ay sonrası için aslında. Ama Oğuzhan Asil Türk'ü kabul etmez genel İdare kurulu, öteki kabul etmezse olağanüstü kongre de yapılamaz, olağan kongre de yapılamaz. Ama mecburen siz kongreyi Kasım 2022'de yapacaksınız. Tamam. 2023 seçimlerinden hemen hemen bir sene önce kongrenin yapılması gerekiyor. Böyle bir denklem var. Ee, bu işin tüzük boyutları. Oğuzhan Asil Türk ne yaptı diye baktığımız zaman bir kere Cumhurbaşkanı bir siyasi partinin de genel başkanı olması hasebiyle tabii ki ittifakını genişletmek isteyecektir. Elbette. Bu da çok doğal. Yani Saadet Partisi'ne de gidecektir. Başka partilere de gidecektir. Onlarla da görüş. başka partilerin e, üyelerini kendi partisine davet edecektir. Bunlar gayet doğal ki Meral Akşener Akşener'de e, davet edildi mesela. Bu da çünkü herkes ittifakını genişletmek ister. E, Oğuzhan Asül Türk'ü ziyareti de bu açıdan gayet doğaldır. Temel Karamollaoğlu'nu da ziyaret edebilirdi. Ancak e, siyaseten uygun görmemiştir. Oğuzhan Türk'ün eleştirilerine bakalım. Ne diyor Oğuzhan Asiltürk? Biz e, Saadet Partisi'ni çevirelim, Cumhur İttifakı'na dahil olalım demiyor aslında. Doğrudan bunu söylemiyor. Söylemiyor. E, Ama İlkelerimize dönelim diyor değil mi? Ben yanlış Ben hepsini anladım. okudum. Bütün attığı... Gerçek İlkelerimize maddi. dönelim diyor. El, aynen öyle. 52 <laughs> maddenin tamamını okudum. Sizin bunun, de belirttiğiniz üzere... Bunun da sonucu bellidir diyor. Tabii, şöyle, Saadet'i eleştiriyor. Yani kendi partisini <laughs> eleştiriyor ki aslında eleştirinin temeli şu. E, oylarımız düşük diyor. Çok düşük oya sahibiz. Saadet Partisi bu değil diyor. Üslubumuz da bozuldu bizim diyor. Sürekli iktidarı eleştiren bir parti. Konumuna geldik. Bizim aslında yapacağımız ahlak ve maneviyat üzerine durmaktır. Bunun üzerinde artık hiç durmuyoruz diyor. Esas temel eleştiri noktası budur ve oyların düşüklüdür ki... Saadet Partisi dediğimiz parti, Refah Partisi'nin devamıdır. Ve biliyorsunuz Abdullah Gül de Saadet Partisi'nin genel başkanı olmak için aday olmuştu. Buyur. Ve çok az bir oyla kaybetmişti. Yani unutmayalım bunu. Buyur. Numan Kurtulmuş yine Fazilet Partisi'ndeydi galiba ama... O da genel başkan aday olmuştu. Yani böyle bir e, iradeden geliyorlar. Bakın Tam tersi. bir kişi aday oluyor ve... E, seçilemeyebiliyor çok az bir oyla. Böyle bir demokratik kültürü de var Saadet Partisi'nin geçmişinin. E, Refah Partisi geçmişinin ki milli görüşün Türkiye'de oy potansiyeli şu anda %20 ile 25 arasıdır. Milli görüşün. Peki bu %20-25 nerede? E, Saadet Partisi'nde olmadığına Efe göre Partisi AK, Partisi AK Parti'de bu seferde Hı. doğal olarak. Hı. Yani milli görüşü bugün temsil eden kişi olarak gene Recep Tayyip Erdoğan'ı görüyor. Milli görüşçüler. Burada e, bir, bir de yeniden Türkiye'de, Saadet var bir de herkesin, bütün siyasi partilerin vefat yıl dönümünde ayağa kalkarak saygı duruşunda bulunduğu Necmettin Erbakan yüzde 20-25 oy potansiyeline getirmişti milli görüşü. Bugün milli görüşü eğer Saadet Partisi işte Oğuzhan Asil Türk bunu diyor. Yüzde bir miyiz diyor. Milli görüşü ki ben de Necmettin Erbakan'ı seven ve o ekole tabi bir insan olarak görüyorum kendini. Seviyorum da Necmettin Erbakan'ı. Yaptığı şeyler bugün Türkiye'de gerçekleşen şeyler oldu. İyi davam kitabını okuyanlar görürler bunu. Üstü bozuldu diyor. Cumhur İttifakı ifadesi geçmiyor. Kongre kararlarıyla kuruluş değerlerine dönelim diyor. Bütün söylediği aslında Oğuzhan Asil Türk'ün bu. fakat bakıyorsunuz işte eski genel başkanlardan Mustafa Kamalak çıkıyor. Farklı şeyler söylüyor. Mustafa Kemal'in eşi avukat olması hasebiyle ya o Hasültürk'e şu söylenir mi ya. Allah cehennemini en kısa sürede kavuştursun diyor. O sana bunu yaptı diye. Bu siyaset mi oldu şimdi yani? Bunu eski genel başkanın hanımı hanımefendi avukat hanımı söylüyor. Hiç yakışmadı. Sayın e, Karamolla da dedi ki e, oğlu ben konuşacağım Kamalak kendisiyle da. dedi ama dedi bunu kendi aramızda. Oğlu yani. Furkan Kamalak da ki kimseyi oğluyla kızıyla yargılamıyorum. Sadece bilgi olarak söylüyorum. İyi Parti Merkez Disiplin Kurulu üyesidir bu arada. Tamam. İyi Parti dedi. Tamam. E ee, Karamolluoğlu üslup bozuldu. Nasıl bozuldu? E ee, Demirtaş'ın terörle ne alakası var? Söylemi aslında çok büyük tepkiye sebep oldu. Hızlı tren yapıldı biliyorsunuz. Temel Karamolluoğlu Sivaslıdır. Hı hı. Ve Sivas'a hızlı tren gitti. Düşünebiliyor musunuz? Yıllarca yatırım yapılmayan Yozgat, Sivas şu anda Yozgat'a, Sivas'a sorguna hızlı tren gidiyor. Harika bir hizmet. Sevinmek lazım. Fakat Temel Karamolluoğlu kendi memleketine giden hızlı tren için şu eleştiride bulundu. Hızlı tren gelirse Sivas'tan göç artar. Böyle bir eleştiri yaptı. Daha sonra Sivas'a gitti ve yuhalanıp dönmek zor durumunda e, kaldı. Ken, yani kendi tabanı bunu yargılayacaktır ya da Hemen sorgulayacaktır. Hemen şunu söylüyorum ve bitiriyorum. Süremde bitiyor. Öyle. Bakayım. Evet. Bak ne kadar riayetliyiz. <laughs> Çok teşekkür sustan. ederim. Sağ olun. Şimdi e, Temel Karamollaoğlu'nun üslup sorunu burada var. Saadet Partisi'nde taban ve tavan test düştü. Şunu derseniz Saadet Partisi Cumhur İttifakı'na dahil olur mu? Bu yapısıyla genel kurula baktığım zaman, Ankara'ya baktığım zaman Saadet Partisi Cumhur İttifakı'na yöneticileri dahil olmazlar. Şu anda öyle bir irade yok Saadet Partisi'nde. Benim Peki. gördüğüm, konuştuğum Saadet Partililer böyle bir irade göstermiyorlar. Peki. Tavana baktığın zaman yani seçmenine baktığın zaman Saadet Partisi'nin seçmeninde kalan o yüzde birlik kısımda bu sözlerinden, bu üsluptan dolayı büyük tepki oluşmuş durumda. Oğuzhan Asil Türk de işte bu tepkiyi temsil etmektedir. Hı. Bu tepkiyle Oğuzhan Asil Türk diyor ki Saadet Partisi'ni e, kuruluş değerlerine döndürelim, üslubumuzu düzeltelim, yolumuza bakalım diyor. Eğer Oğuzhan Asil Türk'ün dediğini yapmazlarsa Saadet Partisi'nin tavanında kalan o kısım da yine yönünü bu sefer Cumhur İttifakı'na doğal olarak çevirecektir. Yani Saadet Partisi'nde bugün Oğuzhan Asil Türk'ün esas Çıkış noktası taban ve tavanın zıt düştüğünü gördüğü için <laughs> ortaya çıkmıştır. Peki. Yoksa Oğuzhan Asyül Türk e, niye böyle bir çıkış, tavan olmasaydı böyle bir çıkış da yapmazdı. Peki. Teşekkür ederim Hacı Yıkışıklı. Ben tavan ve Taban ve tavan ters sağladım. düşmüştür tespitiyle. Ersan Şen hocama dönebilir miyim? Evet, e, İtirazımız e, e, olan noktalar e, var söyleyeyim. anladığım kadarıyla. 7 e, dakikayı hatırlatırım Türkiye hocam. Türkiye Cumhuriyeti'nde ittifaklar tabanda kurulmayacak, tabanda kurulacak. Hmm. Sayın Oğuzhan Asıl Türkiye Allah uzun ömür versin 86 yaşında zannediyorum. 20 yıl önce e, Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşları gemiyi terk ederken nereye gidiyorsun arkadaş denemeyecektir. Tahmin ediyorum. Şimdi 20 yıl sonra hatırlamış. Sayın Cumhurbaşkanı ziyaret etmiş. Yani bu ziyaret tabi basına yansıdı. Bu bir Doğru. klasik bir ziyaret değil, bir hasta ziyareti değil. Önemli. Neticede ortada bir Deva Partisi var, Gelecek Partisi var. Bunların öyle ya da böyle beğenelim, beğenmeyelim oy potansiyellerinin olduğu aşikar. Oylarını nereden alacaklar? Milli görüşten alacak. Oylarını nereden alacak? AK Parti alacak. AK Parti niye 90-94 yıllarına dönelim diyor, milli görüşe? E çünkü oradan uzaklaştılar. Şimdi tekrar oraya dönüp bu birlikteliği sağlamak. Has Partisi'nin başına gelenler gelecek. Eğer Saadet Partisi'ne Temel Karamollaoğlu kaybetsin, bu parti kaybolacak. Yani bu parti Cumhur İttifakı'na girerse yaşayabilme şansı var mı? Anladım. Hayır. Niye ayrı bir siyasi parti olarak ayakta kalıp yoluna devam edecek ki? Şimdi ama e, Sayın Oğuzhan Türk eleştirilerini yöneltirken gerçekten ciddi bir şekilde yüzde bir eleştirisini mi yapıyor? Yoksa şunu mu demesi gerekir? Kardeşim sen demokratik ol. Biz öyle taahhüt etmiştik. Yüzde on seçim barajını getir bakayım. Yüzde üçü, yüzde beş getir. İnsanlara ümit ver. Demokratiklik bu. Eğer e, bu partiler zaten oy potansiyelleri itibariyle %10, %8, %9'a takılan partilerse demokratikliği savunuyorsan artık yeni yönetim sisteminde sen yönetim istikrarı sorunun yok ki Cumhurbaşkanlığı ayrı seçiyorsun. Meclisi illa oraya uydurmak zorunda da değilsin. Doğru. Hadi bakalım temsilde adaleti sağla. Bunu söylemesi lazım. Şimdi Sayın Oğuzhan Asil Türk çarşı pazar geziyor mu? Sorunları dinliyor mu? Yani bak şimdi tencere kaynamıyor diyen Saadet Partisi'ni sen niye eleştiriyorsun ki? Muhalefet Partisi o muhalefetini ortaya koyacak. Oğuzhan niye Asil bunun Türk yanında durmuyorsun düşünsün, Yani sen. bunları hani bunların yanında yani niye Oğuzhan durmuyorsun Asil Türk benim Yani şimdi yani Sayın Asil Türk'ün yapmak istediği Saadet Partisi'ni AK Parti'ye katmak. Cumhur İttifakı'na girdiği zaman olduğunda ayrı siyasi parti olarak kalabilir mi? Kalamaz. Mı? Kalamaz. Nasıl kalacak canım? Milli görüştensin. O da milli görüştenim diyor. Cum e, milli görüş Cumhur İttifakı'nda nasıl olabilir hocam? Zaten %1 oy alabiliyorsun. Öyle değil mi? Bunu siz, siz Cumhur İttifakı'nın içine girmek suretiyle ya yanlış yapıyoruz. biz e, Sayın Asit Türk'ün yapmak istediklerini ifade ediyorum. Sayın Asit Türk'ün çıkışı şu değil. Arkadaşlar biz niye yüzde biriz? Bu yönetim başarılı başarısız. Evet onu öne koyuyor ama derdi bu değil bence. Derdi Cumhur İttifakı'nın içine girmek. E, girdiği zaman bu siyasi parti kalamaz ki. O siyasi parti kaynaşmak durumunda. Nereye? Tekrar milli görüş gömleğimi giydin diyen AK Parti'nin içine gireceksin. Bu niye bu kaygı? Çünkü devayla gelecek partilerine şu mesaj verilecek. Kardeşim biziz, siz değilsiniz. Bizden oy koparamazsınız. Bak biz tekrar milli görüşteyiz. Siz niye oralardasınız? Belki birleşme gündeme gelir. Gelmez yani mi? Kiminle birleşme? AK Parti ile Saadet Partisi. Saadet Partisi birleşme bitti zaten. AK Parti kalacak. İsmi Saadet Partisi olmayacak AK parti. Olmayacak tabii. E, olmadığı zaman has partiye bir parti var mı şu anda? E, yok. AK Parti. AK Parti büyük çünkü. Neticede gidip de ismini mi? Ak, AK, Saadet Partisi mi olacak? Hayır. Böyle bir şey yok. Dolayısıyla... Bunlar yorum tabii. Ya ben, yorum, bak, yorum yorum, yorum yorum, yorum. Bak, Her şey yorum. Söyleyeyim. Sizinki de yorum. Şimdi, şimdi, şimdi Her şöyle söyleyeyim. Millet İttifakı'nda kalsın Saadet Partisi. Hayır, bak, Saadet bak, bak, Partisi'ne bak, bak, tavsiye edelim. Ben oluyor. gerçekleri yani. ortaya koyuyorum. Tamam. Sen, Herkes kendi sen tam yüz, ortaya yüz, ortaya %10 seçim barajını getir. %3-%5'i. Bak eleştiri getirmiş. Temel Karamollaoğlu yanlış mı söylüyor? Diyor ki 2002 yılında dolar kuru 1.67 idi. Şimdi 8.70'lere gelmiş. Bu eleştiriyi gündeme getiriyor diye niye kızıyorsun? Muhalefet Partisi işi bu. Bunu yapacak. Kendisinin Oğuzhan önerileri bir şey var. ama. ama hayır rahatsızlık bu. Sen diyor bölüyorsun diyor. Sen diyor oy kaybediyorsun. Sen diyor deva ve gelecek partilerinde çalışıyorsun. O ittifakta kalmak suretiyle. Bu yapılması gereken de ben o, onu yapar bilmem. Millet İttifakı ve Saadet Partisi bu yeni seçtiği yolda sahip çıkacak genel başkanla. Genel başkan temsil ediyor. Ruhani lider değil ki. O Sayın Oğuzhan Asil As As Yüksek İstişare Kurulu'nda olabilir. Ama kendisi adına beyanatta bulunabilir. Siyasi partinin lideri var. O lideri kim? Temel oldu. Şimdi AK Parti'de siz bir lider varken liderin üzerine laf söyleyebilir misiniz? Hele Türkiye Cumhuriyeti'nde siyasi partilerin nasıl teşkilatlandığını biz biliyoruz. Merkeziyetçi anlayışını. Şimdi siz Milliyetçi Hareket Partisi'nde Sayın Bahçeli varken sözünün üstüne söz söyleyebilir misiniz? Hadi söylesin bakalım. Görelim. Hakkı yok mu söyleme hakkı? Ya söyleme hakkının olması başka. Hakkı var. Bir de gerçek başka. Ama söylenir başka. mi söylenmez mi? Ha, söylenmez. Söyle. söyle söylenmez. Kalamazsın partide. Söylenmez. Kalamazsın partide kardeşim. Şu anda Sayın Recep Tayyip Erdoğan AK Parti'nin genel başkanı iken AK Parti'den bir kişi, bir, bir, bir babayı çıksın da konuşsun. Hadi bakalım. Peki. Hocam teşekkür ederim. Nereye konuşacaksın? Şeyle Cumhuriyet Halk Partisi'yle <laughs> görüşeceksin şimdi. Hadi görüşsün. Hadi. Yok. Şimdi dolayısıyla eğer oturup doğru konuşalım. amaç belli. Maksat belli. Saadet Partisi'nin elbette Oğuzhan Asil Türk kanadı. Sayın Asil olabilir bak. Bu, bu olabilir. Kardeşim biz yaralanmış belli belli oy kaybına yaşayan bir siyasi parti. AK Parti bizim yerimiz orası diyor. Orasının olabilmesi için sen ne yapman lazım? Millet İttifakı'ndan kopman lazım. Kopabilmen için nedir? Yönetim değişikliğine gitmen lazım. Bunu nasıl yapabilirsin? Kongre. Sen yapabilir misin? Yapamazsın. Kongre. Kongre'ye gitme. Ama Saadet Partisi'nin Yeni yönetimi veyahut da mevcut destekçileri tabanı buna izin verir mi? Şuna bakmak lazım. Peki. Türkiye Cumhuriyeti'nin sorunlarını ve onun çözüm önerilerini mi konuşuyoruz? Yoksa AK Parti'nin kaybettiği, o DEVA ve Gelecek Partileri karşısında yaşayacağı kaygıyı, tehlikeyi tekrar bertaraf edip AK Parti'yi güçlendirmek mi? Bütün mesele bu. Peki. Hangisini yapmak istiyorsan. Teşekkür Sen. ederiz. Son sözler için Barış arkadaşa döneceğim ama bir değerli izleyicimiz çok doğru sorular ve yorumlarla bu programın ilerlediğini söylemiş konuklarımız adına da teşekkür ederiz elbette biz de aynı fikirdeyiz verimli olduğunu düşünüyoruz değerli izleyicimize teşekkürlerimizi sunarız son bölüm son sözler sizindir Barış arkadaş siz nasıl yorumluyorsunuz Saadet Partisi içindeki tartışmayı şimdi bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi denilen sistem aslında Türk siyasetini renksizleştirdi soluklaştırdı. Ve tüm partilerin siyasi kimliklerini ortadan kaldırdı. Düşünün Adalet ve Kalkınma Partisi gibi bugün seçim olsa işte %25, %30 oy alacak bir parti, %1'lik bir partinin peşine düşmüş, onu yutmaya, onu kendi ittifakına dahil etmeye çalışıyor. Aynı şey diğer blok için de geçerli. Herkes için geçerli. Herkes ben için. tamam evet. için söylüyorum. Sanki dahil etmesi yani dışıymış gibi. Yani bugün, bugün Cumhuriyet... Siyasi tespit yapıyor bugün yani. Bugün Cumhuriyet değil, Halk tabii, tabii, Partisi bir şey konuşurken 50 kere düşünüyor. Bir, Saadet'i üzmeyecek. iki İyi Parti'yi üzmeyecek. Üç, Demokrat Parti'yi üzmeyecek. Dört, HDP'lileri ürkütmeyecek. Beş, AKP ve MHP'nin seçmeninden oy alabilecek. Şimdi dünyanın hiçbir yerinde böyle bir siyaset olmaz. Aynısı İyi Parti için de geçerli. Aynısı AKP ve MHP için de geçerli. Şimdi bakıyoruz bu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi denilen sistemin ayakta tutulması için herkes birbirini yanına çekmeye çalışıyor. Hani Millet İttifakı'na beş benzemez diyorlar da AKP ile MHP'nin neyi benziyor? Onu da kimse anlatamıyor. Burada Tayyip Erdoğan Saadet Partisi'ni neden ısrarla Cumhur İttifakı'nın içinde görmek istiyor? İki sebepten dolayı. Nedir onlar? Bir, İstanbul seçimlerinin kaybedilmesinde Saadet Partisi'nin çok büyük etkisi vardır. Ekrem İmamoğlu ilk seçimi kaç oyla kazandı? 10.713. Şey pardon 13.725 oyla kazandı. Bu ne demektir? Ya İstanbul'da 5000 Saadet Partili AKP'ye oy verseydi Tabii Ekrem İmamoğlu'na değil de yapacaksın. bakın seçim tepki seçimi. Dedi doğru. Ekrem İmamoğlu'na 5000 Saadet Partili İstanbul'da oy verseydi ya da 5500, 5600, 6000 neyse AKP kıl payı seçimi kazanabilirdi. Tayyip Erdoğan İstanbul seçimlerinin kaybedilmesinin iki sebebini gördü. Bir, Kürtler, HDP, CHP'ye oy verdi. İki, iki Saadet Partisi verdi. Bir kere bir daha böyle bir yol kazasına uğramamak için Saadet Partisi'ni mutlaka yanlarında görmek ama istiyorlar. Ama devam edilecek partileri de var. Iki, Size bir de, e, affedersiniz girdim ama bir de düşünsel katkısı onunla çarp onu çok en büyük şeyi muhalefeti saadet yapıyor. Şimdi onu söyleyeceğim. O düşünsel Şimdi onu şey söyleyeceğim. De var, son evet. 4 dakika. O i̇ki, tencere kaynamıyor mesela. İki karamollu Karamollaoğlu oldukça zaten böyle bir birleşme olmayacak. Özür dilerim. Bu yorum son, boşa düşüyor. Son 4 iki, dakika. Şuna bakmayın. Buyurun. Ya estağfurullah hocam. İki, Saadet Partisi'nin söylemleri Saadet açısından oya dönüşmese bile evet. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin argümanlarını, söylemlerini, ideolojik hegemonya kurma çabalarını etkisiz hale getiriyor. Hı. Saadetin şeyde olması, millette mi olması. Tabii Eğer milletten bir çıksa, e, artık Cumhur İttifakı millete ne söyler belli değil. Üç, Tabii o dengeyi sağlıyor, Saadet Doğru. Partisi Millet İttifakı'nın dalga kıranıdır. Hı. Dalga kıran nedir? Denizde biliyorsunuz. Aynen. Dalganın sahile vurup binaları yıkmasını engelleyen ya da gemilerin rotasından sapmasını engelleyen önemli bir araçtır. Buradaki Saadet'in misyonu nedir Millet Partisi'nde? İttifak. AKP Cumhuriyet Halk Partisini dinsizlikle, İyi Parti'yi yoldan çıkmakla suçluyor mu? Suçluyor. Ama bu Millet İttifakı'nın içinde Saadet Partisi ve çok adı konuşulmasa da Demokrat Parti olduğu sürece Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Millet İttifakı'na yöneltebileceği suçlamalar da tabi suçlamalar da otomatikman o dalga kırandan geriye dönüyor. Niye? Çünkü orada hiç kimsenin muhafazakarlığını tartışmayacağı ya da merkez sağın değerlerine bağlı olup olmadığını tartışmayacağı iki parti var. Biri Demokrat Parti, diğeri Saadet Partisi. Eğer Cumhur İttifakı bu iki partiyi özelde de Saadet Partisi'ni buradan çekip çıkarabilirse Millet İttifakı'nı HDP ile baş başa Fetöyü. bırakmayı Fetöyü. ve kendisini de tüm merkez sağ ve muhafazakar değerlerin tek temsilcisi olarak göstermeyi Aynen. Peki istiyor. iki dakikam var. Son iki dakikayı söyleyeyim. Oğuzhan, olsan, olsan Asil Türk ne yapıyor? Kongre istiyor. Aday mısın kardeşim? Yok. Değil. Adayın kim? Bilinmiyor. E peki neyin kongresini istiyorsun? Bir kere Türkiye'nin Sosyolojisine aykırı. Niye Millet aykırı? Millet İttifakı'nın adayı belli değil. Erken seçim Efendim, istiyor. Efendim ben Saadet Hayır. Partisi için ya. diyorum ya. ya Millet <laughs> İttifakı'nın <Partisi>. adayı belli <laughs> değil. Türkiye'yi erken seçime götürmeye çalışıyor. Ya Saadet Partisi çalışıyor. için diyorum. Son, Hacı onu son tartışıyorum. Son dakika Küçücük olur, partisi. Partisi <laughs> Saadet Saadet Partisi'nin... Saadet... Oğuzhan Asil Türk'ün kafasında iki şey var. Bir, Saadet Partisi'ni önce Millet İttifakı'ndan koparıp Cumhur İttifakı'na getirmek. İki, orada eritip vakfa Aynen. dönüştürmek. Çünkü yakın çevresine olsan asil Türk Saadet Partisi misyonunu tamamladı. Biz artık gençlere eğitim veren bir anlayışın temsilcisi olmalıyız diyor. Saadet Partililer de bunu birinci de, elden biliyor muyuz? Biliyorum. Bu çok biliyorum Bilgiye şeydir. dayalı söylüyorum. Tam, tamam. Saadet Partisinin dinamik kadroları da bu tuzakları gördükleri için buna itiraz ediyorlar. İki bir de neye itiraz ediyorlar? En önemlisi o, son sözü olsun. AKP'nin 20 bir yıllık bir dakikanız daha var. Saadet Partisi'nin şu andaki mevcut dinamik kadroları AKP'nin 20 yıllık siyasi günahlarına ortak olmak ve boyunlarında taşımak istemiyorlar. O yüzden Oğuzhan Asil Türk'ün isyanı ölü doğmuştur tarihe karışacaktır. Peki. Bu suni zorlamalarla hiçbir Millet sonuç alınamaz. Millet İttifakı'nda peki. Saadet Partisi'nin olması da bence ülke barışı açısından, kutuplaşmanın engellenmesi bakımından çok önemli. Peki Ölü de olsaydı bu kadar ses getirmezdi. Temel peki. Bey, Temel Bey çok doğru bir noktada <gülüyor> duruyor. <laughs> ne güzel birer cümleyle eklemiş. Temel Bey çok doğru bir noktada duruyor. Miyiz? Kendisini de tebrik <laughs> ediyorum. Çok peki. doğru bir noktada duruyor Temel Bey. Ederim. Bu noktada da durması gerekiyor. Çok teşekkür ederim. Aslında bu akşam müzakere masasında önümüzdeki haftanın da temelini atmış olabiliriz. Çünkü İzmir'de Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır'da Adalet ve Kalkınma Partisi binalarına saldırı belli ki önümüzdeki hafta da tartışılacak suç örgütleriyle mücadele konusu var burada şöyle bir e, değinebildik buna Saadet Partisi'nde kongre tartışması az evvel konuştuğumuz konuydu e, demek ki önümüzdeki haftaya bunları miras bırakacağız e, değerli konuklarımız teşekkür ederiz teşekkür her edeceğiz, zaman olduğu gibi bu teşekkürle müzakere sona erdi hoşçakalın.